Oo paşalar, ne yapıyorsunuz ya? Bu arada hiç modumuzdan hiçbir şey değişmeden yayına direkt girip devam ettim. Dedikodu yapıyorduk. Sait dedikodular iletiyordu bana. Ben sosyal medyayı takip etmediğim için. Drama varmış. Nasıl, sesmes iyi mi? Kısalım mı? Bak çok düşük tonda konuşuyorum, bağırmıyorum. Arkadaşlar bana yardım edecek iki tane yakışıklı adam var burada. Sait Sarp ve Aztek Musti. Çok merak ediyorum lan. Neler var acaba? En son biz ne zaman açmıştık ne diye? 3 sene, 4 sene oldu mu? Sen o zaman beni kapıda açtığım zaman karşıladığım dönemlerde o. Sayın hızlı zamanları. Arkadaşlar şimdi bakın, bir hesap kitap yaptık. Buradaki hediyeleri açmak. Bir dakika harcasak hediye başına 6 saatlik yayın ediyor. Bir dakika ha. Şimdi bunun sohbetini yaparken şöyle bir fikir de çıktı. Olur da siz veya oha moha demeyin oğlum öyle. Bak siz veya ben veya buradakiler, baktım suratlar böyle bir ekşimeye başladı. Böyle bir şeyle karşılaşırsak diyorum ki fikir, bak böyle yapalım demiyorum. Bu setup'ı zaten basitçe kurdum. Buraya mikrofon koydum, kamera koydum. Mesela yarın yayınım var diyelim. Burada açtık bugün 3 saat 4 saat yorulduk. Part 2 değil. Hayır part 2 değil. Mesela yarın burada Lethal Company mı oynuyoruz veya işte Ready or Not mı oynuyoruz? Yayının kapanmasına yarım saat 40 dakika kala gelin la şuraya burada bir 15-20 tane daha aç. Açalım desek nasıl olur bilmiyorum. İlk hediye açıyorum. Sen otur. O biliyor. İlk hediye. Sürprizi kaçacaktı ama baktım Mustafa elinde pizza ile girer gibi bunlarla girdiği için. Bak hediyenin güzelliğine bak ama. Kamerada nasıl gözüküyor? Şimdi koyayım şuraya. Bak komple ahşap ve yani işlenmiş. Üzerinde CNC ile kesilmiş olduğunu düşündüğüm ahşap ince plakalar var. Bu bir karınca. Allah Allah. Bu da bir örümcek. Ama bunu böyle bana getirdi. Bu biz moderatörlerin hediyesi. Baktım şimdi geldi. Buralar hep kırık kırık, tamam mı? Bunu yapan yani yaptırdıkları kişiye sövdüm ben. Dedim ki bunu böyle mi yollamış? Ayıp falan. Sonra baktım Mustafa'nın suratında bir gülümseme. Kargodan kırık geldi bunlar. Erge mi oturup yapıştırdı? Evet. Mimar diye. Aynen öyle abi. Anladım. Ergeciğim eline sağlık. Tek tek yapıştırmış buraları. Ama çok güzel. İnşallah taşınabilirsem bunları, karınca çiftliğimi de zaten buzlayacağım, abanacağım için baş köşeme koyacağım. Sağ olun, var olun. Bu da... Bak mod ekibi diye kendileri yazmış. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aztek, Çaycı, Erge, Lavista, Furkiş, Hugin, Dallas, Lilith, Lacron, Corps, Lazona, Yüpe. Yüpe'yi yazmasaydınız bu arada. Benim mod ekibim değil o. Niye sızlar he? Üzülüyor mu? Ama üzülüyor, üzülmüyor. Size şey yapıyor. Ağlanıyor ki günah keçisi olsun diye. Bize öğütlerinle kardeşliği, aşkı, dürüst yaşamayı, orada Next'ten bahsediyor. Birliği ve beraberliği öğrettin, yol gösterdin. Biz de o yolu sevgi ve sadakatle takip ettik. Sadakat çok önemli. Yeri geldi birlikte eğlendik, üzüldük. Yeri geldi senden hayat dersi aldık, estağfurullah. Kan bağıyla olmasa da bize can bağıyla abi olduğun için teşekkür ederiz. Birlikte geçireceğimiz nice güzel yıllarımız ve mutlulukla iç içe bir hayatın olsun. İyi ki doğdun abimiz, seni çok seviyoruz. Kardeşim benim. Gel lan gel, sen de gel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Valla 10 numara. Yani güzel bir köşeye koyup bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Teşekkür ederim lan, cansınız. Valla kesenize bereket. Düşüncenize kurban. Buraya biriktirelim. Ben bunları anı kutusuna koyarım. Başlayak mı? Limon ağacı yollamış bir an koyayım. Bu limon ağacı 20 gündür burada. İnşallah ölmemiştir. Yeşil duruyor lan. İçinde de limon var ama sararmış demişim. Kahverengiye doğru dönmüş. Az su mu ister? Bence limon ağacı çok su isteyen bir ağaç. Çok iyi lan. Sen ediyorsun nedir? Hadi bakalım, bismillah. Hemen bakalım kimmiş. Aleyna. Yazmak istediğim o kadar çok şey var ama kelimeleri demiş. Bunları okumuyorum. Bunlar çünkü okur. Hem özel hem de şey olur. Zaman çok gider. Bu ne lan? Ah s**t. Ulan çok güzel ya. Oğlum bu el işi. Yok ya. Böyle bir kupamız var. Ama bu el işi gibi geldi. Üzerine Elren logolu bir... Kilden mi artık? Neden yaptı? Hazır mı değil mi bilmiyorum. Şimon'un da görseli var, altında da Elren yazıyor. Tamam, teşekkür ederim. Notu içine koymayalım, hayır ha. Ben bunları sonra tek tek okuyacağım. Ne yolladığının önemi yok insanların. Mektuplar daha değerli. Evet, go! Lan bu hediye değil ki. Bu şey, 2025 en iyi yayıncı ödülü. Bu Asus'un hediyesi. Ama bak çok özel. Yeni yılda size anlamlı bir hediye vermek amacıyla Make a Wish Türkiye'ye bağış yaparak riskli hastalıklarla mücadele eden 3 çocuğun dileğini gerçekleştirdik diye bir hediye. Bizim ekiptekilere yollamışlar ve bağış yapmışlar. Onlara özelden teşekkür ettim. Bence hassas bir hediye olduğu için bunu burada göstermek güzel oldu. Bunu ödüllerimin arasına koyarım. Çok anlamlı çünkü. Eyvallah. Mutlu seneler. Asus OP ailesiymiş. OP ne lan? Sanırım şeylerin hediyesi bu arada. Kimin? Sümeyra'ların olması lazım. Sümeyra'ların hediyesi. Yağmurlu Sümeyra'nın hediyesi sanırım. Adres falan yok değil mi? Yok. İyi ki doğmuşsun, iyi ki de bizim abimiz olmuşsun. Kalp. Tahmin ediyorum herhalde kim olduğunu. Sümeyra'lar mı? Öyle biliyorum abi. Ya spora başladım diye mi? Ulan yağmurlu mu yoktu harbiden ha? Sümeyra sizin mi kız bu hediye? Kaç beden aldın? X large. Yalnız ben large giyiyorum artık. Süper. Laş giymiyorum, şaka yaptım. Vallahi bak aklıma takılan birkaç hediye var. Direkt onlarla başlayacağım. Bu ne mesela? Kum torbası gibi.
Eline ulaştığı zaman açabilir misin? Yayında açmaman açmana gerek yok. Yayında açacağım lan. Ya bak o kadar hassas ki insanlar ya, canını yerim bak, demiş ki kurdele gibi bir şeyim yoktu, o yüzden böyle yaptım. Hani dikkatli aç falan demiş ya, her bir noktasına bir detay koymuş. Tabii açmam oğlum, açma demiş ya, deli misiniz? Bu ne? Aa çok heyecanlı lan hediye açma. Evlilik sözleşmesi. Veteriner hekim Cenk. Köpek karakter analizi ve psikolojik psikiyatrik gıtlık formu. Bu ne oğlum? Eyşan'a psikolog mu çıktı? Sertifikalı veteriner, fizyoterapist, psikiyatrist. Bu ne ki abi? Ben veteriner hekim Cenk. Sertifikalı veteriner, fizyoterapist. Lan bu var ya, bir tane alma, o da Türk çıktı. Biliyor musunuz onu? Globalde bütün kedi, köpek, geyik, gergedan ne bulursa kıtla t***a koyayım. Fizyoterapist. Onun gibi herhalde. Köpekler mala bağlıyor böyle, çıt yapıyor böyle. Diye dönüyor bakıyor yani, öldüm mü, yaşıyor muyum? Sizi Karınca Film kanalından beri takip ediyorum. Tuğkan Bey, öncelikle her türlü canlı Türkiye'ye sevdiğiniz için bir hekim olarak teşekkür ederim. Estağfurullah. Uzun yıllardır kimsenin değinmediği veya yeteri özen göstermediği alanlarda kendimi geliştirmeye özen gösterdim. Bir numarası var. Veteriner kim? Bakayım. Bak mesela diyor, tanıdık olmayan kişiler evinizi ziyaret ettiğinde Eşan ne yapıyor? Paramparça yapıyor. Burada formu dolduruyorsun, analiz çıkartıyor, sonra da onunla ilgili eğitim yapıyor herhalde. Baksana kardeş, Türk bayrağı falan, reis, gözlük mözlük, gözlük dediğim işlem yaptığı içinmiş o. Cenk Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar abi, eyvallah. Türkiye Cumhuriyet İletişim Başkanlığı. Ama içinde böyle bir şey çıktı. M4'le birlikte benim pasta yediğim görüntü. Teşekkür ederim İletişim Başkanlığı. Sağ olun beni izleyip destek aldığınız için. Bu ne lan? Bu arada çok güzel elimeyi. Burada bir adet tüfeğimiz var. Bizim anılardan birikmiş görseller. Ne taşı bu? Bu şey mi acaba, enerjiyi? Muhtemelen. Öyle bir şeydir değil mi? Yazıyordur. Obsidyan. Not. Sami. Sami diyeyim ben ona. Sami çok güzel çizimi. Bir de burada bir not var. Twitch nickim. 34 Harun SK 34. Banlasanız amına. Discord nickini de vermiş. Steam nickini de vermiş. Sevgili Tukan abi, önceki doğum günü kutlarım. Ben altında çizmiş Sami. Sıkıntılı anlarımda, dertli anlarımda beni güldürdün ve mutsuzluğum seninle giderdiniz. Çok çok teşekkür ederim demiş. Heh, taşı arıyordum. Doğal taş, cinsi obsidyenmiş harbiden. Bir gün toprakta beklet, enerjisi geliyor. Şunu toprağa koysan nasıl bir enerji gelecek amına koyayım. Şurada bir dursun toprağın için. Şey, limonun içine koyarız. Toprağı var onun. Ama nasıl uğraşmış bak, nasıl emek vermiş. Kardeşimsin, bunları anı kutuma koyacağım. Samicim sağ ol. Ha bu Tolga lan. Iron Man Tolga. Bu şey var ya, Furby anabacı sövdürten Tolga bizim ya. O mu acaba? Benzersiz tasarımlar tuval ile. Transfer baskı bak aynı. Ama bunu güzel basmışlar maşallah. Böyle bir Master of the Workshop. Kendi ürünleri var, çıkarmış. Ya da biriyle ortak yapıyor bilmiyorum. Tolgacığım, feedbacklerimi sana yollayacağım tamam mı? Evet teşekkür ederim. Bu değil. Bunu bu arada doğum günü hediyem için yollamadı. Böyle bir şeyim var, sana hediye etmek istiyorum. Doğum günümden bağımsız. Teşekkür ederim. Bu arada 8born.com'dan daha kaliteli. Ya çok beğendim lan. Tasarımları da çok güzel. Şaka bir yana. Bir sürü tasarımları var. İstiyorsanız açıp şeyden bakabilirsiniz. Tuval ya. Tuval.com. Bence bu Tolga'nın değil. Tuval.com diye bir markanın Tolga ile işbirliği gibi olabilir yani. Tam emin değilim. Aha. Bu belli ki bir hanımefendiden gelmiş. Çünkü hiçbir erkek şu dokunuşu yapmaz. Detaylar. Özen göstermiş ha. Bir insan şu an oturmuş. Bana hediye yollayacağım diye. Buraya o kalbi çizmiş. Bak bunun içini kendi özenle buraya dizmiş. Bunu buraya koymuş. Üstüne harici de olabilir, kendi yapıştırmış olabilir. Balinasını koymuş. Selamun aleyküm abim. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Gerçek anlamda iki varsın dediğim sayılı kişilerdensin. Umarım bu senede diğerleri gibi çok eğlendiğimiz, güldüğümüz, dertleştiğimiz bir sene olur. Öncelikle sigarayı ne kadar çok bırakman istesem de kullanabileceğim bir şey yapmak istedim. Sigarayı çok bırakmak istedim. Kül tablası yok tabii. Bu arada sigara içmediğim için dileklerin boyutu bir tık küçük olmuş. Abim bir sorun olursa chat'teki adım. Aa elle yapmış. Ana. 22.12.2023'te yapmış. Fırınlamış da. Oo parfümler marfümler. Senin emeğine sağlık be Johnny Mangos. Bu hediye oğlum, bunu kullanamayız. Bence bunu böyle içinden çıkarmayalım. Bu notu alalım. Bunu böyle kutusuyla kamufle edelim. Bu ne? Ellas Fe... Bu ne lan bu? Thank you so much. Zarfa bak, kağıttan yapılmış. Hemen bir isime bakayım da. Oğlum her yeri bir detay. Elias'ın pek güzel olmaz diye bilgisayar üzerinden yazdım. Yo Elias'ı bu. Okuması daha rahat. Adımı okuyabilirsiniz ama soyadımı gizli kalabilirim. Ama bunu keşke başa yazsaydım. Kim? Adı nerede? Ebru. Ebru teşekkür ederim. Bakayım ne almış ya.
Baba, bileklik. Ama çok güzel. Uyyy, kolye ne bu? Spear ucu, ok ucu. Gözüküyor mu yayında bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Çok güzel lan. Ana! Bu da tatlış bir kramofon. Neydi lan bu? Alet çalan, müzik çalan şey. Gramofon. Gramofon muydu? Gramofon. Gramofon var ama üzerinde kedi var. Sonu görmeyebilirsiniz. Pickup değil ya. Çok teşekkürler Ebru. Ver bakayım Johnny. Daha neler çıkacak. Evet, burada bir hediyemiz daha var. Bu ne lan? Oo! Karma oyuncak paketi. Hem de Hot Wheels'lı. Bir. Bu yurt dışından mı geldi bu ya? Hot Wheels. Üç. Bu ne lan? Parfüm. Bir erkeğin aradığı her şey var amına koyayım. Ronaldo kartları. Ronaldo. Bu kim? Sol kanat. Brezilya oyuncusu. Kim lan bu? Tanımıyorum. Şu kim? Üstüne yazıyormuş. Neymar'mış amına koyayım. Ama tipi çok farklıydı. Rüştü de var. Tamam. Bu ne? Bu ne lan? Sticker yapıştırılmış Thor yakalı. Kanka bunu bir etkinliğe gittiğim zaman takacağım. Burada da Thor şeyi var oyuncağı. Eskiden bunlar vardı. Kafasını sıkıcı su atıyordu burnundan. Onun gibi. Marvel anahtarlığı var yani özetle. Bir de burada çok enteresan bir şeyler var. Ha mektup. Nisa. Ulan Nisa. Hediye çok hoşuna gitmeyebilir. Derslerden çok vakit bulamadım. Ya Nisa. Yani siz bir erkeği mutlu etmek için ne yapmayı planlıyorsunuz? Oğlum bak ben hep anlatmadım mı? Bana dünyayı al, en pahalı hediyeyi al. Gerek yoktu derim. İlk üzüldüğüm şey olur niye bu kadar para harcadın diye. Bana bir tane kraliçe karınca getir. Ben burada amuda kalkarım yani. Bu kadar basit. Çok teşekkür. Bu anı kutusuna. Şunlar Hot Wheels'a yani hediye. Bu anı kutuluk. Bu, ya Ronaldo'yu anı kutusuna koymam ya. Messi olsaydı koyardım. Bunu net kullanacağım. Şu benim. Bu da hediye. Bunlar hediye aynı takımda dursun. Çukan abi selamlar. Ben Miray. İki kişi mi yollamışlar? Cidden benim çok değersin. İyi ki doğdun. Doğum kutlu olsun. Tamam Miray ve Nisa'ya teşekkür ediyorum. Uçsun şeyi. Bu arada güzel kokuyor bak gel. Geldi mi? 10 üzerinden kaç veriyorsun? Benlik değil bak ben baharat şeyli adamım ama 6,5. Bunu nerede kullanırım biliyor musun? Gündelik kullanılabilir bir şey değil bu bence. Böyle biraz daha formal bir yere giderken sıkarım ben bunu. Bu neymiş? Şimdiden çok üzülürüm abi. Paketleme için ambalajı fazla sardı. Dikkat edin açarken kırılabilir. Lemur'un videodaki gibi olmasın. Pembe kağıdı oku. Hala bir şeyler var. Bak ben bundan 5 yıl önce mi ne 6 yıl önce mi bana bir yerde bir kolye verdiler. Böyle kocaman. Çok da sevdiğim bir tipini çok beğendim. Onu taktım Selçuk Spor'un amblemiymiş amına koyayım. Doğru mu böyle bir şey? 3 ay 5 ay ben onu taktım böyle. Selçuk Spor'un amblemi amına koyayım dediler. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama böyle sanki dümenci mi demek istedi bana ne dedi bilmiyorum. Kardeşim benim şunu böyle koyayım. Nasılsın iyisindir inşallah da başlıyoruz. Bunları ben sonra okuyacağım. Bu yazıyı yazarken iki kedimi de sana selam var. Ponçik ve Mihri. Sevfik. Sa, Niki. Senin sayende belki de şu an olacağım bazı başarılara ve disipline sahip olmayacaktım. Benim için önemli bir yere sahip olan rol modelsin. Canımsın, teşekkür ederim. Uzun bir mektup. Bunları gece böyle ışık altında tek tek okuyup ağlayacağım, duygulanacağım. Bunu size açın. Sen buna bas. Kırmayayım. Bak şu an okuma demiş. Yayında okuma abi. Mutlu yıllar. Abi bir kül tablası daha geldi galiba ya. Yayında gösterince şok olmuştum abi. Ben de dedim bir detay ekleyeyim öyle göndereyim dedim. İyi günler kullanmak dileğiyle. Eightborn. Kardeşim benim. Eline emeğine sağlık. Neyle yaptın la bunu? Tutkalla mı şey yaptın? Canımsın. Kolye de senindi değil mi? Tabii. Yok bu başka hediye. Dur karıştırmayalım. Bu mektubumuzu buraya alalım. Bunları kilden mi yapıyorsunuz oğlum siz? Ben de eskiden çok ya. Kilden yapıyor sonra boyuyor işte. Fırınlıyor mu bilmiyorum. Benim hamurdan yaptığım daha güzel. Benim hamurdan yaptığım daha güzel. Bu az önceki kolyenin takımı değil mi? Kül tablası store açacağım buradan buna koyayım. El yapımı mis. Bu ama el yapımı değil. Kobra. Oh bu güzel ha. Buraya ne? Burada söndürüyorsun. Buraya atıyorsun. Ama bu dolu, dolar bu. Sonra bunu da böyle ben bunu dökeyim derken burayı da yerine döküyorum. Endüstriyel çok güzel lan bu da. Bu arada kolyeyle birlikte takım bu. Çok teşekkür ederim. Ooo renk. Şaka yapıyorsun. Yok bir an. Party Animals'taki karakterlerimiz mi dedim, onları mı yaptı deli gibi dedim de hala olma ihtimali var. Çok tatlı lan. Bir dakika, bir dakika. Şimo falan ama elle mi yaptı onu? Has bir tasmalı kedi, Elren, Unicorn, Fulya, köpek, köpek Beskok. Bu köpek mi lan? Yok köpek budur ya herhalde. Tavşan Lazona, kedi Rane, tamam. Maymun Cordyceps.
Limon tayfa tamam burada. Kıyafetlerini de ördüm ama giydirince pek beğenmedim. Yine de kıyafetleri de paketin. Hepsini kendi eliyle örmüş. Johnny'ler eliyle örmüş hepsini. Ve hepsi sanki fabrikadan çıkmış gibi. Oyuncaklar Partenimiz oyunuzdaki karakterinizin bazılarını bir bazılarını ikinci bölümde alıp ördüm. Umarım beğenirsiniz. Ne maymunu ne de gorile benzedi yapamadım demiş. Tukan abi 27. yaş günü kutlu olsun. Gördüğünüz gibi size minnettarım, iyi ki varsın. Enişten dileklerimle ayur oyra. Canımsın ya. Vallahi eline emeğine sağlık. Kıyafetleri de var bak, elbise. Kendim yapmış elbise. Hepsini kendi yapmış. Ne kadar sürede yapmış? Bilmiyorum. Bu böyle mi giydirilir bilmiyorum. Etek gibi de olabilir de ben şöyle panço gibi. Çok güzel ya. Canımsın. Bak bunlar harbiden işte şeye koyulur. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok ince bir hediye. Emek hediyesi. Bir sıkıntı var. Ne var? Bir harbiden bok göndermiş. Bir sıkıntı var, bir harbiden bok göndermiş diyor. Biraz gül istedim. Evet fan. Seviliyorsun çok. Ne? Sesiliyorsun. Seviliyorsun demiş. Rida de. Düşünsene ters köşe yapmış ama oyuncak diye bir açıyoruz harbi içine sıçmış. Bak Rida de dünyanın en epik hareketini yapardın. Ben o boku bu masaya koyardım yani. Bu şey değil mi? Bok fırlatıyor. Gel de oynayak. Oyun bu tabii oğlum. Bok yakalama oyunu. Krozetin mekanizması var. Çok tatlı lan. Bu başka bir set olarak da kullanılabilir. Aç kurayım mı iki dakika? O amaçla değilmiş lan. Boku atmak için sanki. Evet. Bu süt yok lan. Zardan çıkan kadar bastırıyorsun. Aynen öyle. Sen de fırlarsa kaybediyorsun. Aynen öyle ama şimdi burada önemli olan bence bu bunun dekoru ya. Oturun şurada oynayın. Çağırın ekibi amına koyayım bok yakalama oynayın. Güzel ama bence salonda dursa gel iki dakika bok tutmaya çalışalım dersin yani. Çok güzel lan. Bunu da koyduk. Bu neymiş? Bir adet turuncu kutumuz var. Ne yapmış lan bu? Ha, üzerinde adam Kemal Atatürk imzasını, Mustafa Kemal Atatürk imzasını tek tek iğneyle işleyerek arkası... Bir dakika anladım. Bir dakika bu ışık. Işık. Işık bu. Tam aklıma o geldi o an. Aynı kartlardan editohlar ne bunlar? Hangi neyin karakterleri bunlar? Yetenek falan. Bu bir oyun galiba bir yerler. Clash Royale kartları. Bu Mert abiymiş. Ha bu Miray'ın. Miray'ın mı? Yo ayrıca açtık onu. Başka Miray'dır o. Ağlıyorum kumsalda yalnız başıma bir yıldızın kay. Millet bu şiiri ezberledi benim ha. İlkokulda yazdığım şiir olduğunu hala bilmiyor. Anlamayanlar var. Unutma bu yıldız seni görmemiz lazım bir saniye bir olsa. Evet gezgin Miraycığım teşekkür ederim. Burada bir sürü detay var. Sana söz 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Yunuslar. Deniz yıldızı. Bunun içine de mum koyduğumuzda asıl emek burada bu arada. Atatürk'ün imzası demek ki etrafta gözükmeye başlıyor. Bunu şu an test edemem. Mumum yok. Miraycığım çok teşekkür ederim. Burada uzun bir mektup var. Bunu yine kendime saklıyorum. Oğlum çok çikolata sandım ya. Merhaba canım abim. Ben Ceylin. 20 yaşında yeni üniversiteden mezun olmuş bir kardeşinim. Chat'teki nitkim Ceylien. Yeni mezun olunca iş arıyorken evde örgü örmeye başlayayım dedim. Bir aydır yeni öğrendim. Sana hediye olarak bir şey yaptım demiş. Sonra gidiyor devamı. Birinci sayfa. Bak zarfı da kendi yapmış. Canını yediğim ya. Bir sayfa hayalim iyi kötü. Bir özel mesaj dönüyor burada. Burada el örgüsü, kalp, bir tane yastıkçığı var. Burada taştan bir kolye var. Deri ipli. Çok güzel lan bu. Burada da ne olduğunu... Bu bir şey söyleyeceğim. Bu yılbaşı arifesinde iki kez mi üç kez mi ne bana gelen hediyelerin içinde vardı. Ada çayı. Ada çayı bu. Bunu kaynatıp içiyoruz herhalde. Adıyaman tütününe benim. Ada çayı tütsü. Yakıyorsun içmiyor muyuz? Tütsü bu. Olur mu lan ev yanar amına koyayım bunun ne? Bu tütsü sistemi yok ki bunda. Kuru tabii canım. Tütsü abi o. Tamam oğlum kıçıma mı sokacağım yani? Tütsü dediğin şey benim bildiğim yakarsın o kendi kendine tüter. Bu tütüyor mu? Tütsü abi o. Ay amına koyayım. Yakayım mı bunu? Bok mu geldi yine? Yok yok garip bok almış da. Bunu atsan yakma abi onun içine boş. Bu da çok garip paketin içinden çıktı bakacağız şimdi. Bakmayın oğlum burada bok çıkacaksa ben deneyeyim miyim ona bunu? Bok değil mi? Bir dakika dur şimdi kafamız karışmasın bekle. Bu mektubumuz. Düşün orada boka banmışlar böyle abi sen bok görme diye biz yedik. Ceylien teşekkür ederim. Bu mektubu şey mektubu demişim zarfı. Şunlar
birlikte paket. Bir yaksaydın nazara alıyormuş. Bu ne? Bu da güzel. Oğlum bak mesela küçük güzel detaylar. Dışındaki hasır ipte bildiğin ahşap çember var. Equinox Bujiteri. Bunu kim yolladığı bilinmiyor mu? Oy örümceğin güzelliğine bak. Amına koyayım nereden buldun bunu? Şşş gözükür mü oradan bilmiyorum ama. Bir şu zoom yapsanıza bir şuraya. Bak detaya bak şeyin. Netledi mi? Netlendi gibi. Tam zoom out yapabilirsin artık. Tam olunca çok büyüdü ha. Çok güzel bir kolye çıktı. Harbiden takılır bir şey yani. Ve çok güzel bir bileklik çıktı. Ben bu bilekliği de takacağım. Kim yollamış ya? Teşekkür edemiyor muyuz? Varmış teşekkür. Merhaba Tukan. Ama ismi yok ya. Kim yolladı bunu bana şimdi? Tukan Hoca umarım nedeni beğenirsin. Biz iki genç girişimci olarak doğal taşlar hikaye takılar ortaya çıktı. Lan bunları kendi markasıymış. Equinox Bijuteri diye. İki genç arkadaş yapmışlar. Karınca günlüklerinden tanıdığımız için tabii ki örümceklerle alakalı tasarım ortaya çıkardık. Karınca çiftliğimi izledikleri için kaplan gözü taşırsa stres ve kaygıdan arındırıp kişiye azim aşıladığına inanılır diyor. Siktirin her şeyleri alın. Neyi aşılıyor? Bir taş mı benim stresimi belirleyecek amına koyayım? Herkese takalım bir tane taş. Ama inanması okey yani. Hani orada öyle hissedip de iyi hissettiriyorsa sıkıntı yok. Valla kendi tasarımlarınızı yapıyorsanız çok güzel. Umarım başarılı olursunuz. Hediyeler de çok güzel bu arada. Ambalaj kasmışsınız. Elemeyi göz nuru. Bu çünkü böyle şeyde yapılmaz gibi geliyor. Makineden çıkma bir şey değil. Şöyle içine koyalım. Bunu da içine koyalım. Şüpheli kargo mu? Çok şey var içinde anlamadık. Şüpheli kargoysa... Ya oğlum kimse bok mok yollamaz. Oğlum bu ne kafası lan? Abi bıçakla birini vurma falan yazıyor. Ne diyor? Şu bıçak galiba abi de. Atamana koyayım. Şeritle. Şeyi falandır belki ya. Şu şeritle. Kesin oku. Gene bitti kalemin mürekkebi. Kimler bu çıkıyor? Donate de atmış ama. Kanka para, sigara. Ne oldu oğlum? Mafyaya mı alındım? Örnektir geçmez. Bir tane örnek dolar. Dışarıya bak. Siz ne bakıyorsunuz? Abi bunu gönderen adam gelirdi buraya da. Yalnız ilk notunu söylüyorum. Yarramiye kordi çıktı içinden. Yani bu kadar da spesifik. Yarramiye kordi. Şaka şaka. Kızma Bedir'im. Sladzor'dan Elrene. Yayında okunabilecek kısım. Adam onları bile belirlemiş. Saygılarımla. Neslihan Bokumiye. Sana çok gıcığım. Ne değişik bir çocuk ya. Bir Twitch biter, bir Twitch açılır ama bir Elrehan ölür, bir Elrehan doğmaz. Bana bir selam çakarsan çok mutlu olurum. Keremcim canımsın. Biraz gerdin bizi ama. Bu led ne baba? Hani bunu da al amına koyayım ışık takarsın sağa sola diye mi yolladım? Manası var bunun bilmiyorum. Yasak mıdır göstermek? Kelebek ya. Parmak izini silin atına. Ne oldu benim dinleyici? Neyse Allah'tan kayıt aldım. Oğlum bunlar suç aletleri gibi amına koyayım. Sen bununla hani birini döverek öldürmüş. Hani bununla birini yakmış. Çakmağa çakmayın ne olur ne olmaz. Abi dedektif gibi görünüyorsun. Bence şu an bir dedektifim zaten. Fark ettiysen az önce parmak izi sildirdim. Dedektif falan çarpanmış olmasın. Şunların hepsini Murat abi teslim edin abi. Zaten kanıt torbası da yapmışken. O ne? Bu son arkasında abi şu oyunu oyna artık yazmış. Bir oyun fotoğrafı. Regraft'tır lan bu. Evet. Abi şu oyunu oyna artık. Amına koyayım bunu tahmin mi edeceğim? Nasıl anlayacağım hangi oyun olduğunu bunun? RDR'e mi bu? RDR'e gidiyoruz. RDR'e. RDR 2 mi? Heh. Kardeşim benim teşekkür ederim. Bizi gerdiğin için. Şu 20 lira herhalde donate'ti. Bak ben bunların hepsini poşete koyayım. Şu ayrı şurada bir dursun. Polis molis gelirse yayının kaydını hemen verin. Normal midir ya? Çocuk kendi sigarası falan. Gerilim yapıyorum size işte. Kardeşim benim sağ ol teşekkürler. Abi seni dadaş yapalım dedik. Manevi ve değerli eşyaları gönderdik. İnşallah mutlu olursun. Aman akın bir de aşirete girdik şimdi. Benim bu sorun ne olacak bilmiyorum. Abi pardon parfüm reflüm var da araya kaçmış. RDR 2 oyna abi. Bunlar RDR klanı mı lan acaba? Yine sigara çıktı oğlum. Misket. Sence ağır çekimde açmamalı mıyım? Oo.
Gençlik ve Spor Bakanlığı. Kanka evde ne bulursanız bana niye yapmadın? Bu ne şimdi bu? Neyin madalyası amına koyayım? Ne spor yaptın da bunu aldın? Kardeşim benim ya, bütün özel şeylerini bana mı yolladın oğlum? Erzurum Spor, Tuğkan Gönültaş, Muhammed Nuri Deniz. Oo, işte bu. Bunu bir yere asalım bu. Ki tekrar katlamayayım, sonra şey yaparız. Şöyle koyayım buraya. Başka bir şey var mı? Abi oyna artık şurada R'leri. Oğlum niye her... Bu ne lan? İlaç koymuş. R'nin ne ilacı? Reflüm vardı, araya kaçmış. Şaka mı yaptın şimdi amına? Mide ilacıymış. Tamam, reflü de yani... Kardeşim benim, teşekkür ederim. Böyle küçük küçük... Bu arada detayları çok tatlı. Mesela bir de açıyorsun, bir espri geliyor. İçinden bir şey kaldırıyorsun, bir espri geliyor. Bunlar önemli. Bir kutusu daha var, ondan da herhalde tabanca çıkacak. Abime güzel bir Erzurum serisi ve Erzurum hediyeleri. İnşallah beğenirsin Erzurumlu kardeşimden. Tuğkan Gönültaş, Erzurum garantili Erzurum armağanı. Güle güle kullanman dileğiyle. Nereye yazsam bir şey çıkıyor. Tesbih yollamış. Ha? Oltu taşı herhalde. Oltu taşıdır bu. Değil lan. Erzurum'da öyle. Evet değil mi? Erzurum'da meşhur o. Burada altında bir gizli bir şey daha var. Baba ben kesin mafyaya alındım ya. Yüzük de çıktı. Amına korun bu saatten sonra. Herkes ne açıyorsun lan? Tamam. Bu da yüksek ihtimal içindeki oltu taşı. Oltu taşından set yapmış şeyle. Yayında okumaktan çekinme abi, ne olur lütfen. Abim. Ya senin canını yerim, sen çok tatlı bir adamsın ya. Güle güle kullan. Çaktırma bizden. Plug yollamış. El yapım ama. Ne bu oğlum? Shell Club Smart ayrıcalıkları. Pratik kart. Arkadaşlar bu arada sponsorumuz Shell'ın bölüm sistemi var. Bu ne abi? Benzin mi alacağım ben bunu? Puan var herhalde. Puan mı var içi? Oğlum ne var bunun içinde ya? Bu arada tamam, simülatör oyunları sarıyor ama senin seri videoların bitti abi, artık devam et. Ranch 7-7 Days, Bannerlord bunlar nerede demiş. İstersen bir köşeye asar veya koyarsın, tamam. Abi de bir şey söyleyeceğim. Eightborn'dan kendime sivit alayım dedim. En azından küçük bir yerde Eightborn yazar hatırlatır diye. Ama fiyatlar ne öyle? Erzurum'dan selamlar. Abim Instagram'ımda bu. Bir foto beğen, ne olmuş sanki? Bütün dertlerini sıkıştırmış bir kağıt. Benim için manevi değeri çok büyük olan eşyaları sana gönderdim baba. Hepsi onun için manevi değeri varmış. Ama hala bu kartı bizden dediği şeyi anlamadım. Bunu bir şele gidip bakalım. Bir fulleyeyim bakayım oluyor. Üzerinde bir sticker var da çözemedim. Bu bir dursun bakalım. Şunu ayrı tutun. Para. Doğum günü kutlu olsun. Bu özel günde sana Tainote ailesi olarak enişten dilek yüzü gönderiyorum. Sadece bir Twitch yayıncısı değil, aynı zamanda tutkulu ve heyecan verici bir kişilik olduğunu görmek bizi mutlu... Daitone ne? Dainote. Nice mutlu saatleri. Dainote ne? Evet, o zorun komplete bakalım. Kupa gelmiş ama içi suyla, yani direkt su içeyim diye nemlenmiş. Bak su var içinde. Oo, Elren, Eightborn, direkt kupa. Arkada Rigrat yazıyor. Çok güzel bir kupa gelmiş. İkincisini açıyorum. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? 5 yıldır bana yolladığınız bütün kupaları hala elimde kullanıyorum. Yayınlarda görüyor musunuz bilmiyorum ama. Aha, Art Place. Ne bu? Deneme kiti. Oo, baskı yapma talimatları dikkat... Dainote. İçinde bir sürü baskı yollamışlar. Bunları bir de bizimkiyle basın demişler. Bak Arplace'in, bizim haritanın baskıları falan. Eliren baskıları da var içinde. Şunu direkt bizim krikatın oraya koyarız. Basarız da tişörte. Bardak altlı kağıttan. Yok bunlar elinden alakalı değil ama çok güzel not defterleri çıktı. Deftere bayılıyorum ya. Defter, kalem, kırtasiye ürünleri. Benim için var ya, çok güzel şeyler. Hem de tam böyle küçük çizim yapmalık, düz kağıt. Bunları Asteyim be, şuraya koyar mısın masama? Kullanırım onları direkt. Bardak altlığı şöyle set. Dur bunu da bunun içine koyalım. Anladığım kadarıyla Dainote bir tane marka, onların yaptığı izleyicilerimden. Şu mektubu da şunun içine koy. Evet, bunu da bırak bu kupayı. Oo, parfüm basılmış. Hepsinde bir parfüm evet. Kokusu var değil mi? Ulan canınızı yerim. Almila, Tuğkan abi seni tanıdığım süre boyunca çok güzel vakit geçirdim. En kötü günümde demiş. Okumayalım daha fazla not. Twitch Stren. Stren. S-T-R-R-E-E-N. Chat'teki. Her zaman chat'teyim abi. Buradayım abi. Ey canını yerim. Hemen abi. Anlık reaksiyon veriyor ya.
Nasıl bir his acaba şu an? Hediye yollamış, izliyor beni, açıyorum. Çok güzel bir şey bence. Açıyorum, açıyorum bak. Ya canını yediğim, sen de kül tablası yolladın değil mi? Kırılmış. Hiç üzülme, hallediyorum. Hiç üzülmene gerek yok. Şey, sıkıntı kargo da değil sadece, kil. Kili çok yumuşak, o yüzden atmış. Ama hani ben şu an buna böyle bu şekilde bir Japon unusu pıstlatsam, üstüne bir spreyini çaksam, camış gibi bak, bitti. Bütün parçalarını taktım. Rahat yapışır ya. Abi üzüldü yapan ya. Oğlum tamam, amına koyayım, Allah Allah. Hallederiz bu oğlum. Bu kadar dert etmeyin, yapıştırırız. Yapıştırırız oğlum. Bizim nelerimiz kırıldı da diye düzeltmedik be. Ha? Düzeltiriz baba. Bak şimdi bunu da... Şunu oraya koysanız, yapıştıracağım ben bunu. Ama başka şeyler de var kutunun içinde. Oğlum bunu Selçuk'tan kaçak mı getirdin? Bunu kendim mi yaptım? Bu ne? Oy, yalnız bak. Bu işte tam arabaya asmalık bak. Yalnız çok güzel şeyi. Tam vites topuzluk işte tespih. Bir sürü şey var bunun içinde. Bak görüyor musun? Kırılmasın diye çok uğraşmış. Dedesinden çarpmış gibi abi olabilir. Kutunun içinde başka bir şey yoksa... Bir dakika, bu notlarımızı... Üzülmedin değil mi kız? Emeğine sağlık, çok güzel olmuş bu arada. Yılan detayı vesaire, ama ben onu yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra gösteririm ve o yüzden onu ayrı ayırdım. Canını yediğim. Üzülme. Kız erkek fark etmez. Kızdı galiba adı, neyse işte. Hallolur yani. Ne çıkacak burada? İyi ki doğdun Öz abim. Allah uzun ömürler versin cümlemize kardeşim, sağ ol. Seni çok seviyorum. Hediyemi beğenirsin inşallah. Bana çok şey öğrettin. İyi ki varsın. Ahmet. Mürekkepli mi, dolma kalem mi, ona bakacağım. Of, dolma kalem tam dubelik. Dube bayılır. Tamam, bu dolma kalemimiz. Bunu da ofisime koyacağım kardeşim. Bu da tükenmezi. Çok güzel, eline koluna sağlık. Kesene bereket. Arkadaşlar valla düşünüp de böyle şeyler yapmanız beni çok aslında onur ediyor şu an, ama duygularımı çok belli etmek istemiyorum. Gözden kaçmasın. Bunu da arabama asacağım. Şimdilik suluğuma asıyorum. Bununla ben su mu içeceğim yayında, amına koyayım? Ne yapacağım bununla? Süs mü bu, ne bu? Kalem falan anladım, tespih de anladım. Çömleği ne yapacağım? Çiçek koy abi. Vazo olarak mı kullanayım? Hayır, yazmamış bir şey. Hediye çok güzel de hani bu... O zaman bu ne amaçla kullanacağımı bilmem lazım. Dış mekanda da güzel durur. Bahçede de durur bu. İkastı. Bak sipariş geldi. Küllerini koyarsın. Bence de bak bu çok mantıklı. Bana böyle bir şey lazım. Kardeşim bunu dekor olarak kullanırım. Kırılmasın ama. Elle mi yapmış? Yok, elle yapamaz böyle bir şey. Kodak. Bayağıdır Kodak görmüyordum. Bu arada çok güzel bir ambalaj ve ambalajın üzerindeki yine kendi kaplamasını kendi yapmış bir arkadaşımız var. Limonlar çizerek. Dışarıdan sanki şeymiş gibi gözüküyor. Ama kanka yırtmak zorundayım. Bir çerçeve çıktı. Paket. Oğlum bak bu işte değer değer. Değer verme böyle. Şişman halimden zamanında çekilmiş bir fotoğraf. Bu şey değil mi lan benim? Bu direkt kendi yapmış. Bu sana bir şey mi? Yağlı boya gibi. Ceylin. Tukan abiciğim, öncelikle doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni uzun zamandır severek takip ediyorum. Elimden, elimizden. Çünkü bunu yaparken 4 kişi daha yardım etti demiş. Geldiğince benzetmeye çalışayım. Umarım beğenirsin. Çizimlerimi paylaştığım bir hesabım var. Rakuna Art diye. Şu an küçük büyüt, şu an küçük bir sayfa, büyütmeme yardım eder misin demiş. Seviliyorsun, kesinlikle çok iyi. Ceylin. Evet arkadaşlar, Ceylin'in hesabı Rakuna Art'mış. Eğer böyle çizim falan takip ediyorsanız, seviyorsanız destek olabilirsiniz. Ceylin'cim teşekkür ederim. Çok güzel. Çerçevesi de çok güzel. Bu ne? Bu da el... Ooo peluş. Oh. Oğlum yumuşacık lan. Atkı atkı. Doğum günü kutlu olsun. Senem ve Kübra. Senem ve Kübra'cığım teşekkür ederim. Aldınız mı, el örmesi mi bu? Nasıl öğreneceğiz bunu? Kendi mi? Kendi ör. Bakayım ben anlarım. Kendi örmüş. Çok güzel. Kimdi isimleri? Az söyleyeyim bakayım. Bakmadık ki. Bakmadık ki. Dön Sait Bey, Mustafa Bey. Bu yalnız bu arada var ya, pamuk gibi olursun. Bak dokusuna baksana. Güzelmiş, bayağı bir şey. Kahve mi? Kordi'nin sevmediği kahveden. Mecbur içeceğim. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Razer bana deneyim diye bir laptop getirmiş. Şunu sigara bak, getirsene bunu şu. Laptopun özelliklerini sponsor gibi düşünmeyin. Zaten Razer benim ana sponsorlarımdan. Bak abi, size bir şey göstereceğim. Sizden tek bir ricam var. Bu laptopun aramızda mı? Hayır, biliyorsunuz story atmıştım da. Bunun fiyatına baksanıza, satışa başlamış mı? Sadece bir kişi baksa yeter. Bütün millete baktırmaya çalışmıyorum. Bak şimdi bekle. İşte özelliklerini okuyacağım da. Adam burayı deşmiş, içine plexi geçirmiş. Eyvallah.
Bunu benden geri alamazlar. Baştan söyleyeyim. Bunu bana yolladıysan deneyim diye. Bu benden çıkmaz. Olmaz. Modelini söyleyeyim mi? Bilmiyorum modelini. İçinde 4080 var. 12 GB RAM var. Pardon, 12 GB'lık 4080 GeForce RTX var. 13. Gen i9 13950 var. Ondan sonra 32 GB DDR5 RAM var. O kadar zaten. Bir de 240 Hz'miş. 240 Hz ekran var. 18 inç ultra fast refresh rate. i9 işlemcili. Peki, şimdi size soruyorum. Siktir edin bunun özelliğini falan. Bu kadar yoğun bir laptopun içine nasıl bu kadar ince yapabiliyorlar artık? Hiç anlamadım ama. Mobility bu kadar küçüldü mü yani? Bir şeye de bakacağım. Hiç daha oyun moyun oynamadım. İlk fake attım da. Zaten doğru da atamamışım. Yapar ama soğutması nasıl? Deneyelim. Ürünü yorumlamak bedava baba. 6000 dolar mı? Yurt dışında mı? Yanlıştır abi. Bu laptopun, bu kadar güçlü bir laptopun çok daha pahalı olması lazım. Türkiye'de şu an satışı yok mu? Aç GTA. Ne GTA'sı o? Bunu en maksimumda denemek lazım. Dur, DxDiag mıydı şey? Ben bunu hayatta vermem baba. Ben bununla yayın yaparım ki. Bunu sağda solda göreceksinizdir muhtemelen başka yayıncılarda veya başka şeylerde. Test yapsınlar diye. Ben de inceleyeyim diye geldi, vermem. Niye vereceğim, manyak mısın? Onu diyorum işte, vermem oğlum. 18 inç olması tamam oğlum, niye vereceğim? Aslında bunu az göstermemek lazım. Yapacağım deyip unutturmak lazım 3 ay 5 ay. Ya gösteririm, bizim chat zaten merak ediyordu. Bütün chat alacakmış bundan, hesaplı falan geldi millete diye. Ekran 4K'ymış bu arada. 4K mı? Evet 4K, çok belli zaten. Hatırlıyor musunuz? Belki aranızda hatırlayanlar vardır. Eskiden bir laptopum vardı yayın yaptığım. 2 tane 62 kiloluk adaptörü vardı. Ve diyordum ki hani bu ne baba yani, hani böyle bir şey olamaz. Bak ne yapmışlar. Tekrardan doğum günü kutlu olsun. Eyvallah. İyi fiyat. Fiyat çok iyi. Çok iyi. Yurt dışında çok evet. İyi. i9 onu tamam. 4090 var bunda. Bunda 4080 var. Baba bence 4090'lıyı tanıtacağım deyip onu isteyeyim. Bunu geri vereyim, ona çökeyim. Çöktürtmezler abi. Ne yapabilir ki? Ha, evime adam mı yollayacak? Gelsin. Ayıp ya bu arada. Türkiye'de satışı çıkmıyor. Şu an niye hesaplıyorum? Evet, 2899 dolar diyor Razer'ın sitesinde. Burada ben sana söyleyeyim, 200 bin lira olur bu. Net olur, net. Vergisi bunun. Olur. 4080'li i9'lu 13 jenerasyon böyle 32 GB'lık bir bilgisayar yaptığında, ki bunun taşınabilirlik özelliği var ya. Kaç paraya bilgisayar yapıyorsun masa şu an? Masa üstünde mi? Masa üstünde. 80-85 olur değil mi? Evet olur. Onu soğutmasıydı falan ederken bulur. Ki bu kadar sağlam makine taşımak istiyorsan da verilir o bana. TRD 140K artı vergi mi yazıyor? 140 bin. Bir daha Türkiye'de sınırlı sayıda bu. Çünkü adamlar Türkiye piyasasına girmek istiyorlar haliyle. Ama bunu da bir yoklayacak Türkiye'nin nasıl ilgi alaka. Ama çok sade güzel yapmışlar bunu. Şunu sakla. Ben dedim ki onlara küçük bir hoparlör istiyorum dedim, ufak. Ondan sonra böyle bir şey yollamışlar. Hani bu benim ama. Bu benim. Bunu kimseye vermem zaten. Önünde küçük bir şeyi var. Ne denir ona? Neydi lan o panel, bir şey takımalık? Hub mı deniyor ona? Hub'ı var. O hub'da benim o kulak içi kullanacağım Razer'ı bağlayabiliyorum çok rahat. Küçük abi işte. Hop, oğlum benim hayalimdeki hoparlör buydu. Şöyle küçük iki tane bir şey bekliyordum. Neyse, bunda Özgür'e selamlar olsun. Sana doğum hediyesi gibi olsun demişti. Wireless'mış. Wireless hoparlör nasıl oluyorsa. Wireless subwoofer. Bum bum buram var ya, o wireless'mış. Ne nasıl oluyor amına? Razer yapıyor baba. Allah. Bunu açarız sonra, benim sakatlamayayım. Ver abi sen. Ooo. Ulan şunlar var ya, müthiş bir şey ya. Kırtasiyelerde ben göremiyorum artık bunları. Eda'dan sevgilerle. Eyşan'ıma. Sokaktaki pisilere. Tuğkan'ıma. Sokaktaki kedilere bunlar. Bu Eyşan'a. Tuğkan'a sevgilerle. Yayın dışı okursan çok sevinirim. Elren. Oo, güzel çizmiş. Ana. Bu ne lan? Epoksiyle. Ya senin canını yerim. Senin o LED'i içeriden yerine şu önden çıkartıp aşağı kıvırmanı yerim ya. Ya senin canını yerim, canını.
Dur bekle, bunu priz var mı yakında ya? Onun da çok kısaymış. Ahşaptan bir çerçeve yapmış. İçinde Şimon'un, Eyşan'ın, benim, Eyşan'ın ve Eyşan'ın fotoğraflarımız var. Ve komple içi yanıyor. Selam abi, yeni abone oldum. Abi kızlar hep kibarsın, bize barzo. Oğlum 7 yıldır bu böyle değil mi yani? Hani ben yayınlara başladığım zaman da öyleydi. Gelirdi biri, nasılsın derdi, iyi kardeş derdim. Kız ne haber abi derdi, Yasin canım. Yavşak bütün gün Instagram'da bir stalk atıp mesaj atıyor. Merhaba, tanışalım mı falan. Yapsana barzoluğunu onlara da. Valaska'ya sor. 20 yıldır beni izleyen insanlar var. Bu arada işte erkeklere kötü davrandığım konusunda öyle bir var mı? Erkeklere kötü mü davranıyorum ben? Bilhassa beni kendini bilmez birkaç grup kadın düşmanı ilan etti. Düşündüm yani bir şey yaptım mı diye. Ne kadın düşmanlığı mı gördünüz? Herkese çok hassas, çok düzgün. Yani ben kadın erkek diye ayırmam oğlum. İnsan mı değil mi diye ayırırım. Bir insan insanlık dışı bir şey yaptığı zaman kadın da olsa ağzına sıçarım yani. Erkeğe de sıçarım. Benim kendi tarzıma göre söylüyorum. Ben de değişmiyor onlar yani. Ben eşitliği savunuyorum kardeşim. Kadın da erkek de insandır. Nokta. Ha görsek ama şu LED detayı ya. Var ya süper. Bak şunu yapabilir. Neyse ben emek vermiş o kadar yapmış. Hala bir şeyler anlatıyorum. Teşekkür ederim Eda. Eline emeğine sağlık. Avusturya'dan gelmiş. Avusturya'dan. Tukan abi biliyorum bu laflar artık çok sıradan ama gerçekten öz abim gibiydin hep. Arkadaşlar sıkılmayacağım tek bir kelime ve vurgu var. O da abim lafıdır, öz abim lafıdır. O beni her zaman ayakta tutan yaklaşımınızdır sizin. O yüzden böyle bir şey benim için hiçbir zaman sıradan olmaz. Haberiniz olsun. Ekip ile yaşadığınız eğlence, birbirinize olan saygı. Gerçekten bazen ben de aranızda olmak istiyorum diye bağırasım geliyor. Gönderen Akın. Akıncığım teşekkür ederim. Sen de bizdensin oğlum. Hepiniz bizdensiniz. Aynı ortamın adamlarıyız işte. Ne yapıyorsun sanki? Gizli saklı mı yapıyoruz bir şeylerimizi? Bu ne lan? Düşünsene Avusturya'dan bok yollamış. Ana kick oyuncağı yollamıştı. Lan nereden buldun Twitch ayısını? Kanka bunu Lemur'a yollayacağım. Lemur'a yollayayım. Çok güzel bu arada. Çok güzel lan. Baksana. Resmen bana demiş ki ayı Twitch'te en bir ayı. Müthiş bir oyuncak. Ay ben neyi seviyorum biliyor musun? Şu hoodie'yi. Bunu çıkar satarız. 4x small satarız baba. Çok güzel. Bu dursun mu lan burada? Ama şey olur, ayıp olur. Teşekkürler Akıncığım. Avusturya'ya selamlar. Bütün gurbetli kardeşlerimize selamlar. Avusturya'da kuzenimin mekanı var ama kapatmış olabilir. Omnom Burger git. Bir de dayım konsola sordu. Herhangi bir problem olursa. O da emekli gerçi ama çözeriz. Türkiye ile ilgili bir sıkıntı olursa takır takır şey yapabilirsin. Ampul yolladı. Yok lan onu kutu olarak şey olarak yollamış ya. Sakura beyaz ışık LED ampul. 15 bin saat ömrü varmış. Bok değil, çiş geldi. Şey, üzerine yazıyor galiba. Kantaron yağı mı? Kantaron ne amına koyayım? Bir tane yağ var. Yara olunca süresi iyileştiriyor herhalde o. Her türlü kemik, eklem ağrısı, yara izi, sivilceyi gelir abi. İç rahatlığıyla kullanabilirsin. Tamam kanka, anlıklıklık. Amına koyayım, ölüyorsun. Anneannem yayladan topladığı çiçeklerle kendisi yapıyor. Tamamen doğal. İnşallah hiç ihtiyaç duymazsın demiş. Çok faydalı bir yağ abi diyor chat'tekiler. Kantaron yağı. Allah Allah. Yalnız görüyor musun? Nasıl kokuyor abi onu? Güzel kokuyor bu arada. Biraz keskin ama. Ooo çok güzel lan. Ekmek banabiliyor muyuz buna? Yani bu yenilir bir şey mi? Sürülüyor diyebilirim. Ama bak kokusu öyle gibi. Kokusu güzel. Ben buna birazcık şöyle zeytinin üzerine çevirip kekik mekik yenir lan. Süreceksin diyor, yenmez diyor. Bu arada tertemiz yani, hiç gül gibi yapmış. Anneannesi yapmış. Ellerine sağlık. Anneannenin ellerinden öpüyorum kardeşim. Deriden mi nüfuz ediyor bu? Yoksa şey mi? Ya yani yenmeyi o yüzden düşündüm, belki iyi geliyordur diye. Evet. Abiciğim hediye yollayamadık, hakkını helal et. Ailem ve sevdiklerine nice seneler dilerim. Anne babanın ellerini öperim, seviliyorsun. Alpago teşekkür ederim. Deriden tamam. Teşekkürler. Ki ismi neydi? İnşallah ismi... Dur burada bir şeyler var. Bu ne? Twitch Türkiye'nin en iyi yayıncısı. Estağfurullah. Oha. Tukan abi rica etsem benimkini yayın sonuna saklar mısın? Biraz uzun. İnsanların hakkına girmeyeyim. Çünceni yerim. Rajon adam. Bu da Mert'e mi yapmış? Tabii onlar birlikte açacağız sanıyordu. Yok. Saruhan Kaya. Rajon adam. Vay be. Bu aralar Saruhan'la çok yüz yüze geliyorum. Bir özlemedim değil. Her ne kadar şu an iki gündür ehliyet almaya çalışsa da. Ha Mert abim tamam. Mert abin de doğum günü işmiş, hazır mısın? Seni çok seviyoruz falan demiş. Abi ilk sipariş verenlere olan... Ne oğlum bunlar? Bayağı emek vermiş buraya. Bunları direkt koyayım. Ama bunu nasıl koyayım biliyor musun? Dur. Hiç bükmeden şöyle yapacağım. Şuradaki pisliği de alacağım. Heh. Bunu bu şekilde anı kutuma koyabiliriz. Bu direkt hediye bu mu? Yok.
Abim istersen sesli oku, içinde not var. Spoiler var. Oy. İşte geliyor özel harekat. Tam bir polis tespihi, biliyor musun bu? Bak bak bak. Hiç de tespih sallayamam ha. Yani sallıyordum eskiden de, çok lisedeydim ya. Dönmüyor şimdi. Oy, bir tane daha çıktı. Yandık, tespih koleksiyonu da yapacağız. Abi özellikle merhaba, ben Efe. Ya Efe'ler bana çok düşman oldu. Kızmayın lan bana, geyik yapıyorum. İki tane tespih hediye ediyorum. Güle güle kullan abim. Oğlum bak Efe, sana bir abi nasihatı vereyim mi? Ya da içinden ne geliyorsa. Güle güle kullan abim. Seni seviyorum abim. Nota son şiirle veda ediyorum. Seviyorum your eyes because onlar very nice. Bir kerecik look at me, sonra don't forget me. Saygı ve sevgilerimle Efe. Twitch nickim Efe 0 edit. Yengeye selamlar. Aleyküm selam. Hey Allah'ım. Efe 0 edit bandın ya. Oo! Ne? Kokla kokla. Hayır lan. Oo. Basmış. Öncelikle iyi ki doğdun. Doğum günü kutlu, mutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice huzurlu, sağlıklı beraber senelere. Ben sana atkı örmek istedim. Soğuk havalarda seni sıcacık tutsun. Umarım beğenirsin. Aslında bir hediyem daha vardı ama yetişmedi. Onu sonradan gönderebilir miyim? Tabii ki de. Tekrardan seni çok çok seviyorum. Seninle olduğum bu 3,5 yılda çok mutluydum. Umarım sen de bizimle olmaya ve mutlu olmaya devam edersin. Serenay. Serenay'cığım teşekkür ederim. Atkı değil mi bu da? Uf, hem de daha kalın, daha büyük. Bunu da özel üretime ilk el yapımı 200-300 lira. Sağ ol canım. Vallahi teşekkür ederim. Sımsıcak tutar beni. Bunun üzerinde delik var. Bunda canlı vardır. Bunun içinde canlı var. Harbi mi? Adım gibi eminim. İsim okumayayım. Testi falan olmasın canım. Umarım canlılar sağlıklı bir şekilde eline ulaşır. Ben bilmez miyim? Yıllar mı verdim oğlum bu işe? Direkt şu delik var ya. Oğlum kaç zamandır duruyor bunlar? Karınca ise bir şey olmaz. Ki test tüpü gibi duruyor. Test tüpü. Ne yolladılar acaba? Oğlum böyle şeyler yapmayın, yasak. Bunu birazdan baktıktan sonra şuradan bahçeye... Gerçi kış ayındayız, olmaz. Yaz başı hatırlatın bana, koyalım bunları şey bahçeye. Yasak değil oğlum, karıncanın ne yasalı? Suları duruyor, hiçbir şey olmamıştır. Güzel poşetlemiş. Bir de burada bir hediyesi de... Oha! Neydi bu? Ninja yıldızı mıydı bu? Şuriken. He? Şuriken miydi? Şuriken mi bu? Oğlum bunu çok sert attığın zaman elini keser la bu. Ama bunun bir tekniği vardır kesin. Bu da çok güzelmiş. Şurike. Yıldız işte abi, ne kalsın, ne bileyim oğlum. Şu an ben dedi yıldız dedim. Dur şu türlere bakalım. Oo. Messor. Ama normal bir messor değil o. Kırmızı bacaklı. Aynı. Yumurta yok. Oo. Komponutus. Hem de işçili, yumurtaları da var. Aboho! Kaç? 1, 2, 3, 4 tane işçisi var. Herhangi bir kayıp yok. 4-5 tane yumurta görüyorum. Tamam bak, bu sıfırdan üretme. Bu sıfırdan üretme baba. Yani daha kraliçeyi yeni almış, işçilerini çıkarmış, bırakmış. Mis. Bunu, ulan tam taşıyacağım harifede çok iyi oldu. Bunlara bakalım. Bu biraz mala bağlamış ama... Bir şey olmaz herhalde. Uy, bu şey ya. Ya bir kez serisini çekmiştim bunun. Messor'un hangisiydi bu ya? Structure olabilir. Structure olabilir. Bunu ışık altı iyi bakmam lazım da daha bunlar yumurtlamamış. Kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Vay be, bizim anlattığımız hobiyle karınca yetiştirip abilerine karınca yolluyorlar ya. Bir de bir tanesi var beni çok seven ama habire bana karınca satmaya çalışıyor pezevenk ya. Ayıp ya. İnsan der ki ya Tukan abi sana bir tane karınca vereceğim. Tukan Bey. Yani bu hobiyi öğrendik, karınca çiftliğimden sonra üstüne koyduk, geliştirdik. Biraz sana hediye verelim demesi lazım. Bana diyor ki abi sana 10 euroya değil 7 euroya getirtiririm istiyorsan maliyetinden diyor. Tukan Bey. Bunlar kış uykusuna girmemiştir diye düşünüyorum. Komponutusa gerek yok ama diğerlerini kış uykusuna yatırabilirim. Bunları şimdi karınca odama koyuyorum. Ay yazıyormuş lan üstünde. Ha yok, komponutusu yazmış sadece. Benim de var. Geçen gün uçuş buldum. Bir 6-7 tane kraliçe karıncam var. Onların yanına koydum. Çok mutlu oldum. Teşekkürler. Vallahi komponutusum yoktu ya. İyi oldu. Hemen bir video çekeyim. Bu ne? Oh siktir. Anılar. Unutulmayan slow'lar. Bu var ya en az 20-30 yıllıktır. Boş mu hiç? Boş ama
Bu şu Rax'ın kaset kapakları çok değerlidir. Birçoğunuz denk gelmediniz bunlara. Ah siktir. Yok artık. Siktir. Yayında okumam, okumanı çok isterim. Ya abi harbi Walkman yollamış ya. Kesin Walkman yani. Deniz. Hislerimi aktardığım kelimelerimin senin dudaklarından döküldüğünü olduğunu duymak bile benim için bir lütuf olacaktır. Estağfurullah. Gülmeyi sikerim ben azıcık. Bunu sonra okuyayım. Ya ciddi misin ya? Şaka yapıyorsun ya. Anılar 13 harbiden kasetin. Ay, kendi tabii içine koymuş. Bakın biz böyle müzik dinliyorduk işte. Ve yüksek ihtimalle... Evet bu bayağı böyle bir yerden almış yani. İkinci el dükkanı falan da olabilir. Şey kokuyor, antika kokuyor bayağı. Bundan dolayı değil, çevresindeki itemlardan dolayı. Pillerini takmış. Piller yeni, taze. Gidip almış, pilli almış ona. Abi niye her şeyi kokluyorsun? Oğlum ben böyleyim ya. Koklayarak anlamayı seviyorum. Sen de mesela gelip beni görsen bir yerde sarılsan seni de koklarım. Çok güzel ya. Ama işte buna... Kulaklık bulmak lazım. Fons. Çalışıyor. Geliyor mu abi o zaman? Gerizekalı. Çok teşekkür ederim. Ama bu mektubu okuman çok mutlu olurum dedim. Demiş. Yazısı çok zor. Çok güzel yazısı ama el yazısı okumayı çok beceremiyorum ben. Hissetmem dediği şeylerin esiri ihtimalinin kıyılarında dolaşıyordu. En güzel anlarda onunla olmayı düşünüyordu. Mutlu olduğu anlarda aklına o düşüyordu. Bu muydu acaba aşk? Bunu yayında okuma mı demiş acaba? Yayında okumanı çok isterim değil mi? Yayında okumanı çok isterim evet. Çünkü çok özel yazılan mektuplar oluyor. Onlar okunmaz hani genelde. Nescafe orada ne arıyor? Ya bunu okumayayım ama iyi ki doğdun. Kalbime düşen, varoluşuyla dünyayı kıymetli bir hazine bırakacak olan adam. Deniz'ciğim çok teşekkür ederim. Biraz özel geldi bu mektup bana. Şey yapmayayım, seni zor durumda bırakmayayım. Yanlış okumuş olabilirim çünkü. İyi ki doğdun abi, seviliyorsun, öpüyorum. Sağ ol Apo. Ama şu çok güzel yani, çok güzel bir anı. Bunu böyle bir rafa, klasik köşesi, koleksiyon köşesi gibi koyulabilir. Ama bir şey daha yapacağım. Bu içinde kalmasın. Bunu kalemle böyle tık 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 çevirirsiniz. Çok ince düşünmüş bir hediye. Belli ki Deniz'in yaşı çok da genç değil. Benden büyük olabilir. Deniz Cansın, teşekkür ederim. Şu nokta. Sıkılma sayın. Sıkılma. Sıkılıyorsan git kardeşim. Ne üflüyorsun? Ben mi sıkılıyorum? Tam heyecanlısın. Avusturya'ya gideceksin. Arkadaşlar Avustralya'ya taşınıyor. Ve çok tereddütteydi. Taşınıyor dediğim yani. Kaç ay gideceksin ilk planın? 3. Niye gizleyerek söyledin? Söyledim. Sesim gitmiyordur elde. Ha. Ya taşınmıyor ya. Yok öyle bir niyeti vardı yıllar önceden. Çok tereddüt ediyordu. Ondan sonra gitmeye karar vermiş. Gitsin de bir memleketini, kıymetini görsün. İyi yolculuklar dileyin şimdiden. Şubat ilk haftası yok. Teşekkür ederim. Evet, Dilay. Tukan abime. Burayı yayında okuyabilirsin Tukan abi. Nereyi yayında okuyamam? Ha, alt kısımları. Doğum günü kutlu olsun Tukan abim. Nice 28'li yaşlara. Bu kaplumbağalar ve ters Twitch logosu ellerimle sana yaptım. Ha, böyle bir şey var değil mi? Bunu hatırlıyorsanız benim eski bilgisayarımda Phoenix'in... Kapandı o firma tabii de. Böyle Phoenix yazıyordu. Aynı mantıkla yapılmıştı. Ne alaka bilmiyorum ben. Bu kaplumbağa, karetta. Bu da kaplumbağa. Bunlar da şekerlemelerimiz. Tofix'ler. Ben yiyemem. Şeker tüketmiyorum. Galatasaray 2-0 mı oldu? Çok güzel. Helal lan. Bunları ayrı koyalım. Bunları da gömün. Dur bir kaplumbağa daha var. Dilay'cığım teşekkürler doğum günü hediyen için. Yazını da okuyacağım. Bu arada birçok kişi bu yazıları okumayacağımı düşünüyor da ben okuyorum. Şu benim için çok kıymetli yani. Bak bunun içi. Hepsini de anı kutuma koyuyorum. Bir önceki bana yollanan tüm hediyelerin mektupları ve bağımsız gelen mektuplar da hala orada. Bu tip şeylere değer veren bir insanım arkadaşlar. Kendinizle karıştırmayın. Oo, kalıpların dışında bir dünya iç. Bu ne bu? Atika mı? Kutu da çok tatlıymış. Neslihan ya. Hangi Neslihan acaba? Bu hentai kitabını sen mi yolladın Neslihan? Manyak olan Neslihan. Bizim kitap kurdu Neslihan mı ya? Holmes'lük bu tam. Bir dakika dur. O mu anlarız mektubundan? Sevgili Tukan abim, yayınlarını yıllardır çok seviyorum. Yok Neslihan olsa böyle demez. Oo, telefon numarası var. Önemli neyse bütün olayların arkasında videolarını ya da yayıncıların sessizliği duyuyordu. Bu yüzden
Ben hayatımda gerçekten en önemli şeyi paylaşmak istedim. Giste. Tamam, giste vermişti. Giste bana bu kartlardan geldi. Hala duruyor hatta köşede. Neslanmış onları yollayan. Karakter kartları vermeye çalışan o heyecanlı kız bendim. Tamam, hatırladım. Bizim chat'teki Neslan değil. O ne anlar böyle şeylerden? Yazdığım ilk kitabı da senin bir Dostoyevski bir şey okumuş. İki cümle sabah akşam kitap kurduğum diye geziyor. Bak, görüyor musun Neslan? Fiziksel olarak gerçekten kitapla ilgilenen insanları görüyor musun? Bak, kendi kartları var. Bak, kendi kitabı var. Kendi kitabı Neslan. Kendi kitabı var. Sen hala orada No 25'i oku amına. Bak, görüyor musun? Melez Cehennem'in kendi kitabı değil mi? Bak, Neslan, Çapan, Serra Yetişkin. Çizer, içinde çizimler de. Oo, bu arada bayağı güzel kitap lan. Fantastik bir kitap. No kaçsa işte. Herkes takıldı ya benim kütüphanemde, görmüş de millet. Yalnız ben bir şey anladım. Eldiven'in niye kütüphanesinde No gibi? Almış bir koymuşmuş. Neslan'cığım teşekkür ederim. Gerçekten çok özenle hazırlamışsın. Emeğine sağlık. Bu kitabı ve kartları asla okumayacak olsam da kalemlerini kullanırım. Kalem, IKEA'dan kalem çalmam bir süre. Ha bak, bu yayın evi kendi hazırlıyor demek böyle şeylerini. Bu kutuyu atmayacağım. Bu kutu çok güzel. Bunu bir şey yaparız ya. Daha bak, komple kutu bunun içine koyayım. Mektubu da benim anı kutuma koyayım. Bunu da hediyelerine koyalım. Evet. Protein Ocean'dan kreatin gelmiş. Yine bir karma hediye paketi. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bir sürü şey düşünüp içine koyuyorlar. Bir tane ajanda var. Tuğkan Gönültaş yazan, üzerinde Hitborn yazan bir ajanda ya da kişisel bilgi not defterim, bilmiyorum. Ajanda değilmiş. Çok güzel. Bunu buraya koyduk. Born for Excellence. Yok lan, bu başka bir şey. Oh siktir, kalemin güzelliğine bak. Kalem mi bu? Ay çok güzel kalem lan. Bak sese bak. Tok. Çok güzel kalemmiş, teşekkür ederim. Kaco diye bir marka herhalde, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Burada da Kovan Up diye Eat Sleep bir şey repeat. Annotate nasıl, ne demek lan? Annotate. Annotate. Enoid. Nasıl lan? Nasıl bir kelime? Bir baksanıza anlamını, unuttum ben onu. Annotate. Birçok kişi bilmiyormuş. Andrew Tate abi o. Açıklama, eklemek. Açıklamak, eklemek mi? Açıklama yani. Bu da az önceki kalemin kapsülleri, yedekleri. Çok güzel. Şunu bir köşeye al. Not defterine bir de mektubu var. Biz yaraymışız arkadaşlar. Sabaha kadar buradayız yani. Happy birthday Ekrem. Ekrem adamsın lan. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın, yeni yılın sana dolu dolu mutluluklar getirsin. Eyvallah kardeşim. Seni çok seviyorum. Abim ben chatten. Karuls. Karuls. Eyvallah kardeşimsin. Çok güzel hediyelerin. Hemen tagleyin. İsmini, Twitch ismini okuduğumu hemen tagleyin. Bak burada Karules. Kaç aylık abonem. Canımsın. Çok acıktım ya. Acıkmadınız mı siz? Bir yemek ısmarlayayım mı size? Sen acıktın mı? Selamlar abi. Bu notu yayında okuyabilirsin ve sonra da okuyabilirsin demiş. Kimmiş bu? Seni seviyorum. Muhammed Mustafa. Teşekkürler kardeşim. Bakıyorum hemen hediyene. Vay 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 vay. Tespihleri bir yere koyalım da bari. Ha burada bak. Şu tespihi alın. Ama diğer tespihleri de alsaydım keşke. Keşke. Getir ya. Yollayan üzülmesin. Görür şey olur lan. Benimkini niye asmadı demesin. Canımsın. Ya şunu çok merak ettim. Bu ne? Allah, mektuplar da mektuplar. Mis gibi bir koku geliyor içinden. Bir kadın parfüm kokusu. Bir adet bohçası çıktı. Bohçayı ayırdım. Şunu mecbur atıyorum. Battaniye gibi ya. Bu tam ne biliyor musun? Film izlerken sarılmalık. Ha. Bir tur yıkanması gerekiyor. Şeyden değil, yanlış anlamda, kokusundan değil. Mis gibi kokuyor da çok tüy atabilir. Ya bayağı şey la bu. Bayağı yorgan. Elle mi örmüş lan acaba? Elle örtü çok uzun sürmez mi? Olabilir. Bence elle örmüştür, ben sana söyleyeyim. Çok güzel sıcak tutar. Baksana şuna. Hemen bakıyoruz neyle örmüş. Elledir değil mi? Bileklikler. Bu bana olmaz, bu kopar. Onu şimdi şuraya alıyorum. El ile örülüyor bu. Çok güzel bilekliklerimiz çıktı. Ne olursa olsun seni sevdiğimi bil. Yayındasın, yanındayım. Feriştahını sikerim. Her yeni güne seninle yazmış. Teşekkür ederim.
Ne olursa olsun seni sevdiğimi unutma mı? Ben bilmiyorum böyle şeyleri. Açmış. Ne olursa ya, ne olursa olsun seni sevdiğimi unutma. Muhammed Ali Keş yazıyordu aşağıda. Evet, bunlar o zaman dur şöyle yapalım. Bir tanesine koyuyorum. Teşekkür ederim. İsmini bilmediğim kişi. Bileklikler umarım büyülü değildir. Bu da sanki bir toka gibi ya. Herhalde toka gibi. Bilmiyorum. Toka toka. Lemur gibi adamlar kutu açmayı bilmez oğlum. İzmir'den selamlar. Aleyna. Teşekkür ederim. Seviliyorsun abim benim. Limon Tayfa'ya da selam söylersin demiş. O dis. Yok hep söylüyorum onu. Ya yüzüne de söyledim ki. Kutu açmayı bilmiyorum. Oo. Bir sigara yakayım ya. Bu arada çok güzel bir küllük ha. Ölü bir kızıl derili ama kafasında kartal var. Al Sait bu. Bu ne? Saat Kulesi abi. Saat Kulesi İzmir'in mi? Bir de İzmir'den bir parça yollamış bize. Ama bu süs direkt yani kül tablası değil. Bir de her zaman bunun içine bakın. Belki araya düşmüştür. Teşekkür ederim Aleyna'cığım. Sağ ol. Kesene bereket bakayım. Annem ve ablamla senin yayınlarını severek izliyoruz. Annenin ellerinden öpüyorum, ablanın gözlerinden öpüyorum, senin de yanaklarından öpüyorum o zaman. 22 Aralık 2023'te yazmış bu yazıyı. Anlarsın ya. Ne alaka lan, nereden geldi aklına? Onu boş ver. Öyle mi? Ama ver ya, ben onu kendi içimden geldi. Dube de bana bir hediye yollamış. Ama asıl önemli olan şey kutu. Şimdi Dube değişik bir karakter, tamam mı? Bunu buradan ona da söylüyorum. Dube çok enteresan özellikli bir çocuk. Yani hem çok duygusal aslında ama içine de kapanık. Ama onun özelliğini çok seviyorum. Bana böyle bir hediye yapmış, getirmiş, koymuş buraya. Bunu burada açayım diye vermedi. Açmamamı da istedi. Bir şey yok içinde. Buradaki en değerli şey yazdığı mektubu. Onu okuyamayacağım tabii ama içerisinde sadece ana hediye bu olmasa da çok güzel bir matara var. Konyaklık. Harley Davidson'lı. Çok güzel böyle. Bunu kampta falan kullanabilirim. Ama benim için en anlamlı olan şey mektubunda yazanlardı. Kutu da çok güzel. Bunu da evin güzel bir köşesine koyarsın. İçine de bir emanet koyarsın bunu yani. Tam böyle bir kutu bu. Ve yüksek ihtimalle öyle elle yapılmış falan değil. Orijinal bir kutu bu. Bana direkt öyle geliyor. Ya şu çok kolay elle yapılacak bir şey değil. O yüzden... Değil mi? Kıymetli bir kutu. Teşekkür ediyorum Dube'ye de mektubun içinde. Okuyunca duygulanıyorum Dube'nin mektuplarını. Seviyorum seni. Oo, dürüm mü? Acıktın mı abi? Vallahi ben çok acıktım. Oy, yine bir kutu. El işi. İçinden çıkan bir... Dur dur. Bak bu arada yorulursanız, sıkılırsanız söyleyeyim. Bu iş böyle bir iş. Yapacak bir şey yok. Kuzeyli'nin atölyesi. Yakut bıçağı. Yakut bıçağı nedir? Yakutların günümüzde de üretilen ve kullanılan geleneksel bıçağıdır. Ahşap, yontma, dericilik ve hayvan derisi yüzme, balık ve et kesme, savaş aracı olarak kullanılır. Demir çağından beri kullanılan yakut bıçakları, Fin kökenli bıçakların atası kabul edilirmiş. İçinde bir adet el yapımı yakut bıçağı varmış. Ürün içeriği. Yakut bıçağı 260 milimetre, 52.100 rulman reli, çeliği, reli ne? Pirinç, balçak, muhtelif deri parçaları, geyik boynuzu. Mümkün olduğunca geleneksel ve vintage görünüm sağlanmalı. Doğum gününüz ve yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte nice mutlu seneleri görmeniz dileğiyle Kuzeylilerin atölyesi olarak şahsınıza münhasır bir bıçak üretmiş, emrinize teslim etmiş bulunmaktayım. Doğada, kampta veyahut evinizde oturup el sanatları ile ilgilenirken kullanabileceğiniz bir üründür. Kuzeylinin... Teşekkür ederim kardeşim. Ben Samet Usta. Sadece soyadının usta oluşuyla mesleğinin çırağı kalacak kişi demiş. Çok iyi dokunuş. Kuzeyli'nin atölyesi arkadaşlar. Instagram'dan bakabilirsiniz. Tanımıyorum. Ya da tanıyor mu? Yok, tanımıyor. Bu tam Cordyceps'in saçı evet. Ha. Yapıştırmak lazım. Cordyceps'e şöyle bir şey yapsak. Yalnız. Of. Bu ne oğlum? Gitmiş kanka. Bu ne güzel bir bıçak ya. Buna zoom atman lazım. Gözüküyor mu şu an? Biraz bana değil ha, bıçağa. Aynen. Bakın bak. Bu geyik boynuzuymuş. Burada çok güzel bir işleme var. Deri, meri, el yapımı çok iyi.
Sana bir söyleyeyim, bu harbi kampta çıkarttın mı taşşaklısın yani hani. Ne baba o? Ya kanka bu işte Yakup bıçağı, bunu öyle biliyorsunuz, orta çağdan beri kullanıyor. Güzel. Teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Bıçakları çok seviyorum. Destek olduğunuz için de sağ olun. Biz de elimizden ne geldiyse, yani chat böyle şeylere meraklıysa zaten ilgisini gösteriyor. Ama bunun için geyiği öldürmenize gerek yoktu şunun altı için. Burada normal bir şeyde koyup ters koydun. Pardon. Kutusu falan da çok güzel. Abi güzel hissiyat işte. Hayvanseverler şu an beni parçalıyor. Sanki biz hayvansever değilmişiz gibi. Kuzeyli'nin atölyesi. Baba bunu bıçaklarımızın oraya koyalım abi. Benim bıçaklarım yanında, kampta da giyerim. Geyik eceliyle ölmüş abi. Olabilir. Gönderen Elva ağası. Değerli Tukan abim. Sayende özgüvenimi kazanıp yayıncı oldum. 7 yıldır seni izliyorum. Sen 10 numara bir adamsın. Teşekkür. En azından egolu değilsin. Allah razı olsun kanka. Diğer her bok var da en azından egolu değilsin demiş gibi oldum. Ama ben senin niyetini biliyorum. Elvas. Ben bir şey göndermedim. Ha. Oğlum bu hayatta en çok ego yapanlar hiçbir şeye sahip olmayanlardır. Sahiplermiş gibi gözükmek için öyle yaparlar. Çünkü hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar arkadaşlar. Bu dünya onlara kalacakmış gibi yaşarlar. Ama aslında bilmezler ki kim olurlarsa olsunlar bir gün unutulacaklar. Yüzümüz Cumhuriyet'te, her adım Batuhan Aras. Ne oluyor oğlum? Bir sürü isim falan yazıyor üstünde, dur. Bu kim lan? Bu ne? Holmes'e sorun ya. Ne bunlar? Bu herkes oy diyor. İşte millet biliyor. Ben bilmiyorum böyle şeyleri ya. Goku. Buna var ya, Holmes görürse çöker. Seviyor öyle şeyleri. Burada ne dönüyor? Kanka kocaman bir vibratör var. Pegasus ne alaka? Hava yolları veriyor ya böyle. Hava yollarının hediyesi mi bu? Yoksa bir çocuk... Bize değildir canım. Hava yollarını almıştır. Bir de fırlat. Güzel aslında lan. Güzel. Bir de bu 100. yıla özel bir uçak yapmışlar. Kuyrukta da atamız var. Güzel detay. 100. yıla özel, evet. Goku değil o, başka bir şey. Ne bileyim oğlum, kimse kim ya? Ne yap, duyup alınacak mı amına koyayım? Anime karakteri alınsa ne olur, alınmasa ne olur. Çok güzel ya. Bunun içinde nasıl uçuyoruz biz ya? Bir kitap. Bu Nesten galiba. Teşekkür ederim bu arada. Bazı arkadaşların isimleri yok. Ya da varsa da ben görmüyorum. Bu kesin Neslihan. Bu kesin Neslihan abi. Bu dosya kağıdının içerisinde bunun Neslihan olur. Evet, bakalım ne kitabıymış bu. Biliyorsunuz günde bir tane kitap bitiriyorum ben. Tuğkan Gönültaş'a sevgi ve sağlıkla bir ömür yaşaman duasıyla demiş. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Kitabımızın adı Kulak Ver Sükutuma. Kitabın adını okuyamadım. Kendim okuyayım, kitabı okuyayım. Kulak Ver Sükutuma. Sükutuma. Not vardı abi. Not nerede ya? Vallahi o şey yok. Not değil o. Yeşili diyorsunuz değil mi? O not değil. Ama bence kitabın içine bir yere koymuş olabilir. Ya da hiçbir şey söylemeyip gizemli olup Metehan Baltacı'nın yazdığı kitabı okumamı istemiş olabilir. Ben değilim. Neslihan, zaten senden böyle bir incelik beklemedik. Yazar göndermiş olabilir mi? Kulak ver sessizliğime. Allah Allah. Sükut sessizlik demek miydi ya? Oğlum telaffuzu çok zor. Sükutuma deyince böyle küfür gibi çıkar diye zorlanıyorum. Genelde küfür ettiğim için bu tarz kelimelerde zorlanıyorum yani. Sük var, küt var, sükut var, numa var yani. Sükutuma. Senin ben sükutuma. O böyle üç tane vurgu karıştığı zaman telaffuz edemiyorum. Elektrik gibi oluyor, evet. Bunu kütüphaneye koyayım direkt. Tamam. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim kim aldıysa. Tukan abi, nacizane bir hediye yolluyorum ama aslında hediyem bu değil. Bir video hazırladım abi. Yayında izlemeni çok istiyorum. Adam bütün YouTube linkini yazı olarak yazmış, canını yediğim ya. Bir başkadır Tukan abim demiş. Şu an izleyemem Johnny ama şuradan hangi delikanlı bana bulur bu şeyi? İletişim adreslerimde yazdım diyor. Abi sana mı geleceğiz oğlum? Benzin de koymuş canını yediğim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Atatürk stikerli bir çakmak. Şimdi Furkan, videonu açtırıyorum şimdi. Bakayım neymiş, ne yaptırdın? Ben buradan çekiyorum bir tane.
Bir hediyemiz daha var. Daha hediye çok. Çok mutluyum. Bunları açmak çok keyif veriyor ama siz de eğleniyorsanız ne mutlu. Eğlenmeyebilirsiniz çünkü yani. Allah Allah. Selam Tukan abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Zor zamanlarımızda bizleri güldürdüğün için teşekkürler. Umarım aldığımız hediyeyi beğenirsin. Seni çok seviyoruz. Nil Doruk ve Efe. Vay bu sefer de Barış Manço'lu. Oğlum böyle bir tarikat mı var bu? Niye çakmakların hepsi aynı üretim? Bunlar yaygınlaştı galiba. Kargo ücreti kaç lira abi? Ne bileyim oğlum kaç para? Kara sevdam. Mekanı cennet olsun. İki tane değer verdiğim insan yan yana duruyor şu an. Nil Doruk Efe öpüyorum yanaklarınızdan. Şunu anı kutusuna bu kutuyu yolluyorum. Galiba bir tutam bok çıkıyor. Küçük, yok sert bir şey. Buldun mu? Merhaba arkadaşlar, ben Tuğkan. Öncelikle neden karınca beslemeliyim, deli miyim ben? Oğlum TRT1'deki Sarı Zeybek gibi belgesel çekmiş adam. Böyle o hissiyatla. Furkan'cığım teşekkür ederim. Kardeşim benim, az önceki erkeklere ettiğim lafı geri alıyorum. Sizin de hassas kalpleriniz varmış. Dur şunu açacağım da bu baba tuvalet kağıdı falan da var. Hayırlısı. Kokar da herhalde. Taşlaşmış olabilir. Ama çok sert. Metal gibi duruyor bu. Çakı değil bu çakmak ya. Kartal çakmak. Saatli. Çok yanan galiba. Ooo. Kendine doğru. Bıraktığında. Oh siktir. Ben de tam dedim ki ya yanlış yapmışlar. Bunun gagası yanar amına koyayım. Şaka. Çok iyi lan. Ben çakmak çok biriktiriyorum da. Mantığını anlamayı. He oradan boruyla oraya hala gaz gidiyor. Not yok, isim yok. Kim baba bana bunu yollayan? Abi kızmazsan bir şey soracağım. Hitbor ne zaman açılacak? Hacı İbrahim sağ ol. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Saygılarla en sevdiğim yayıncı sensin demiş. İbrahim teşekkürler kardeşim benim. Eightborn ne? Eightborn. Uğraşıyoruz baba. Çalışıyoruz. Başladık artık. Açacağım oğlum merak etmeyin. Herkes çalışıyor şu an. Bir şeyler yiyelim. Chat acıkmadınız mı ya? Spoiler yedim ya. Niye kargo paketin üzerinde içindeki içerik yazar ya? Kişiye... Ha iyi kırılmaz o kırılmaz. Kırıldı mı? Soyulmuş bir şey yok. Doğum günü kutlu olsun abicim. Umarım hediyem beğenir. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ya. Kanka şey kargodan dolayı biraz kırılmış ama çok güzel. Altta Tuğkan Gönültaş yazıyor. Kompakt. Ben ne yapıyorum amına koyayım? Dikelmiş bu. Bu arada harbi kargodan kırılmış. Yedirme ben yerim ya. Çok iyi bu arada da. Bunu yapıştırırız yapışır da. Yapışır ya. Bu yapışır abi. Rahat. Motorcu benim. Gözüküyor mu bilmiyorum oradan ama. Kim bunu yolluyor? Aylin. Teşekkür ederim. Johnson. Vallahi kargoda kırılmış. Ben kırmadım. Yere düştü ama bu parçası düştü. Eline sağlık. Büyük emek vermişsin Aylin. Acaba bu çık sepetinde orada bu firmalar ayrı değil mi? Yani özelleştirilmiş bir şey olduğunda adam fotoğrafını yolla diyor. Takayım kafasını diyor. Hı. Bunu yapıştırmak lazım da. Burada bir şey yazıyor. Berkay. TS maçı iyi sattı. Kaçta bitiyor maç? Saat kaç oldu? 9 oldu oğlum. Maçın bitmiş olması gerekiyor. Bir dakika ben bu ismi nereden tanıyorum ya? Kalem. Abi kalem. Kırtasiye ürünü. Çok seviyorum. El yapımı mı? Olabilir. Oğlum 3D printer'dan eliyle kalem yapmış. Manyak. Düşünse bir zehir varmış ve dokunduğum an çıt ediyormuş ve ben burada ölüyormuş. Yok abi de en fazla el. Yok abi de çok yok abi. Nereden biliyorum oğlum? Belki bu değdirdim an çıt edecek bir zehir. Nasıl yok oğlum? Emeriz abi. Emerseniz de amına koyayım. Emmeyin. Maket bıçağını vurduğum gibi alırım eli bu arada. Kan dolaşımına girmeden. Elektrik çarpar abi. Berkay burada mısın? Twitch Berkay Lelr'ın. Selamlar Tukan abi. Doğum günün ve yılbaşın kutlu olsun. Mutlu yaşlar. Kalemi iyi günlerde kullanmanı diliyorum. Yıllar ne çabuk geçti. Senin abonemin ikinci yılındayım ben de. Zaman su bir misali desene. Yayınlar seninle güzel reis seviliyorsun. Canımsın. Arkaya da benim fotoğrafımın stikerini yapıştırmış. Ama bir hediyesi daha var. Onu da açacağım. Ücü gibi çıkmışım burada. Ara değil de kan şekerim düştü. Kime söyleyeyim? Enerjim düştü. 3D printer'ı seviyor bu çocuk. Kalem değilmiş. Kalem de. Bu aslında... Çok güzel. Bunu kim vermişti hatırlıyor musun? PlayStation. Ha, şey evet. Sony'den vermişlerdi. Adam tor çekici yapmış. Elle yapmış ama çok tok. Bak bayağı sağlam. Ve üstelik kalem. Süper hediye. Emeğine sağlık Berkay'cığım. Beşinci hediye. Beş hediye sonra ara verelim. Verelim. Sohbet ederiz orada. O zaman hızlı hızlı beş... Aa, bakalım.
Bu enteresan bir hediye. Buna bakacağım. Hayır, Adidas ayakkabı değil ama kardeşim benim Adidas'ın poşetini de dahil etmiş. Hani demiş ki ben bunun içine koyayım. Bakalım burada ne varmış. Doğum günü kutlu olsun abim. Seni çok seviyorum. Hayatıma çok dokundun. Özel bir şeyler yazıyor olabilir. Limon çizmiş. Tahir ne? Tahir'cim teşekkür ederim. Şimdi bakalım burada neler var. Ben bunları odama mı asacağım oğlum? Bunları niye böyle bir şey oluyorsun ya? Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi? Spider-Man'lere bakarak poster duvarı mı yapayım ya? Tayin pekmez. Güzel düşünce kardeşim, sağ ol. Abim tertemiz, sıfır, rahatlıkla giyebilirsin. Çok rahat, sıkmıyor. Tahmin et ne? Bu arada mis gibi ha. Beyaz don çok giymem ama sana özel gireceğim. Dair mi? Bakayım. Ürün sıfır. Herhangi bir göt kokusu yok. Tamamen sıfır. Etiketli ürün. Efil efil bana pamuk don yollamış. Bakalım başka neler var. Mini hamburger games yollamış. Yaşıma uygun. İksir var. Kullanılmış sticker yollamış. Ama kutunun içine yapıştırmış. Tahir, oğlum Tahir. Büyükşehir Belediyesi kartını bana niye yolluyorsun ya? TC'sini de silmiş. Allah'ım İstanbul kartını yollamış. Araba yollamış. Kayıp oğlum falan mı amına koyayım? Ben bunlarla oynarken sensizdim baba. İyi ki doğdun Tugan abi, Eliren abi. Sen de iyi ki doğdun. Kantinden aldım poğaçanın kağıdı. Oğlum yağ duruyor üstünde ya. Ya Tahir, kafanı sıçayım Tahir. Emeğine sağlık da yani. Niye yağlı kağıt yolluyorsun poğaçanın? Cep telefonu kullanınız mı? Abi herif annesinin kızdığı ne varsa atmış içine. Dükkan abi yollayayım bari. Kulak içi silikonlarını eksik yollamışsın Tahir. İki tane var içinde. Bir tanesi de küçük olanı. Birini kendine anı olarak mı aldın? Tahir oyuncağı nerede? Niye bu oyuncağı kalite kontrolü yaptıktan sonra niye ambalajıyla yollamıyorsun? Belki ben açmak istiyordum Tahir. Adidas ayakkabın nerede Tahir? Dur lan, hala bir şeyler yazıyorum. Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü. Siktir lan, kim bu? Senin olamaz bu. Ortodonti de Yeditepe'de okuyan bir insan bana bunu yapmaz. Poğaçasını yollamaz, buraya diş şeyini yollar. Bu ne? Tahir, niye ailenin aldığı bir tane hediyeyi, etiketini yolluyorsun? Same color migration accorded nedir? Donun mu acaba? Değil. Lan güldürdün bizi ama ha. Canını yediğim. Teşekkür ederim Tahir'cim. Bunları odama asacağım. Bunları da çocuklarımla oynayacağım. Bunu da en özel günümde giyeceğim. Hatta Krikat'tan yeni don baskısından bir şeyler alırız. Canımsın. Böyle adamları seviyorum. Bunlar yaratıcı adamlar abi. Bu çocuktan olur. Bu çocuk yarın öbür gün iyi yerlere gelecek. Çok iyi abi. Çok iyi oğlum. Müthiş bak. İçi sürprizlerle dolu. Yani herif ne bulursa atmış amına koyayım. Oo bak burada garip bir şey var. Bayağı iyi, eğlendirdi. Sevgiler Tukan abi, önceki iyi ki doğmuşsun, iyi ki seni tanımışım. Yayınlarda sohbetin, ekiple oynadığınız oyunlar vesaire her şey çok güzel. Gerçekten hayatıma çok şey kattın. Kimsen Sıla. Senin yazın benim yazıma çok benziyor. Haberin olsun. Birebir benim yazım sandım yani. Twitch adım Slav. Slav W-V ile. Aslında seni 1,5 yıldır izliyorum. Ama eski hesabımın şifresini unuttuğum için birkaç aylık takipçi olarak görünüyorum. Canın sağ olsun Sıla'cığım. Teşekkür ederim. Şimdi sana yollayan hediye kadın. Eli değmiş kağıda. Oo kedi gözü ha. Ulan var ya, fulledim bak, sırf kahverengi, herkes kahverengi tonu yollamış. İstesen böyle set yapamazsın ha. Burada Sıla, tamam, teşekkür ederim Sıla'cığım, çok güzel bir hediye. Bunu bileğimde sık sık görebilirsin. Bunları atayım değil mi yani, bu Sıla yanlış anlama, kutuları atıyorum. Şu aktif benim zaten aksesuar kutum var bir tane. Götüm ağrıdı. Götüm iz çıkmış lan derimde, ver. Vay. Beyaz kalem severim. Sosyopix. Bak. Uğraşmış, detaya bak. Ciddi mi lan? Hassiktir. Size bir şeyim, 3-5 tane değil, 10 tane, 20 tane değil ha. Öf, bu ne ya? Oğlum çok güzel yayınların, çok güzel kesitleri de var. Amerika anasındaki görsel bile var lan. Annemin, babamın gençliği bile var. Çok güzel lan. Daha hala var bu arada. Kim onu yollayan? Montreal mi? Sapık abi bu. Niye sapık diyorsun? Ya siz niye güzel şeyleri böyle bok etmeye meraklısınız ya?
Toplamış bütün görselleri, bastırmış, ne sapıklığı. Baksana çok güzel oğlum, bak bu ne biliyor musun? Ben anı kutuma bunu attığımda, atıyorum 15 yıl geçti, Allah ömür verdi, yaşıyorum. Onu kurcalarken şunlara baktığın zaman her an aklına gelecek abi. Duygulanacaksın tabii, baksana. Holmes'te berber şey. Bir de son 10 günden falan almamış yani. Her türlü anıyı almış. O yüzden çok değerli bunlar. Var böyle anı kutumda bunun gibi çok var. Yani çok da yok da böyle. Bir mektubuna bakacağım. Bu not içinden okuman için. Aylin, teşekkür ederim. Senin muz işin. Monra burada mısın? Biz çıkalım diyor oğlum. İçinden oku demiş, içinden okudum ya. Aynısını sen donette yapıyorsun abi, içine oku diye. Diye okuyorum orada. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Daha dün 28'din. Anıların senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bak dinle. Sapık diyenler dinle de öğren. Anıların senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kendimce bir dokunuş ekledim ve istedim ki anıların hiçbir zaman kaybolmasın. Çocukluğumuzdaki gibi senin de çocukların anılarını senden dinlesinler. Elias'ı okuyamıyorum. Gerçi okumam yazmam yok değil. Resimleri ben seçmiş olsam da kalan boş sayfalar daha nice günler ya da nice güzel anılarınla dolup taşar umarım. Tarih ve not eklemek sana düşüyor. Yeni yaşın için dilerim ki güzel anlar peşini hiç bırakmasın. Çok kötü okudum ya. Bir şey söyleyeceğim. Özel bir şey yazmıyor. Yayında okuyayım yazın. Şu yazıyı okumaya çalışsanız abi. İçinden hızlı hızlı. Takılıyor musun birkaç yerde? İçinden oku. Yoksa ben gerçekten Elias'ı okuyamıyorum ya. Onu anlayacağım. Çünkü çok kötü bir yazı değil. Güzel bir yazı. Ama A'lar E'ler karışıyor ben. Sikerim seni. Desene şurada okunmuyor. Okunuyor sanki. Ben okuyamıyormuşum. Kötü okuyor abi. Olabilir. Olabilir. El yazılarını çok iyi okuyamıyorum. Burada bir takım stickerlarımız var. Hem de bir sürü sticker. Acaba bunları bu notların arkasına yapıştırayım da içine yazı yazayım diye yaptıysanız ben de öyle bir şey beklemiyorum. Ben yapmam onu da. Şu bir mektubu şuraya koyalım. Bu neymiş? Düşünsene bir gece stickerları yapıştırıp üzerlerine notları yapıştırıp. Bugün kendimi çok kötü hissettim. Yayında bana şişkosun dediler. Anı defterimi, bu paket buyurun, bunun içi zaten günlük tutayım ve beyaz kalemde, o yüzden şu sayfalar siyah. Çok güzel bir dokunuş oldu. Süper düşünce. Vallahi eline koluna sağlık. Aylin, teşekkür ederim. İyi ki doğdun demiş. Bunu da buraya, hatta şunu bu defterin arasına koyalım. Burada dursun. Bunda bir şey yok. Utandım la. Ne demek kardeşim? Çok şekerlidir yemeği. Çikolata çıktı içinde. Harbi Riot Games'inmiş ama. Yer misiniz chat? Yumurta çikolata. Paskalya mıydı? Paskalya olunca mı veriyorlar bunu? Bizim için çikolata ama. Zencefili tarçını adaçayı yollamış Riot. LOL oynarken sakinleşelim. Öyle kılıflamış kanka. TFT şeyleri galiba. Evet, evet. He, bu LOL değil. Bu arada Riot'un bana hediye olmasını çok seviyorum. TFT emojileri. TFT neydi ya? Kamyon oyunu muydu? Satranç var, LOL'ün satrancı. He, şu karşılıklı tamam. Şu Valorant'tan galiba. Jet. Bunlar? Bu Limo, Timo. Sol üstteki Raze, o da Valorant. Burada o zaman Riot'un karmaları evet, var burada. Oyunu karma almış. Ne demiş burada? Oyun dolu koca bir yılı geride bıraktık. Mutlu yıllar demiş Riot Games. Teşekkür ederim. Riot Games, büst yollarsan sevinirim. Bizim chat de çok seviyor. Bak siz model manken bir şey yolladığınızda chat bayılıyor. Ben kendim sevdiğimden değil. Onlara kutuyu açınca çok heyecanlanıyorlar ya. O yüzden yoksa hiç derdim yok. Değil mi? Chat yalan mı? Ki geldiği zaman ben hemen açmıyorum. Bekliyorum ki yayında açayım diye. Utku'ya da yollayacağım. Utku tamam, kodları yaz hadi amına koyayım. Hadi server açacağız. İhtiyacı olan birilerin. B12 yollamış. İsmini öğreneyim, şey cevap vereceğim. Wow, biraz anime çizmiş fark ettin mi? Çok güzel çizmiş ama. Düşülür, yalanır. Kayseri, yaş 13 mü? Sen 13 yaşında bunu mu çizdin? Cansu. Helal olsun kız sana. Vallahi helal olsun. Ben 13 yaşında böyle çizemiyordum.
15'te başladım çizmeye. Sevgili Tuğkan, seni pandemide tanıdık ve çok sevdik. Yeni yaşın ve yeni yılın sana güzellikler getirsin, sağlık ve bereket getirmesin deriz. Nice güzel yaşlara sevgilerimizle Nergis Hanım, yani Cansu'nun annesi de yazmış. Teşekkür ederim vallahi. Kızınız da bayağı başarılı. Hayırlı net. Sağlık. Yani bu direkt açtığın an onu hissettiriyorsa buradan olur. Hayırlı, umarım yetenek var benim. Var. Umarım çizimi hiç bırakmadın. Her zaman üstüne koştun. Yani Türkiye'de tabii biraz daha zormuş. Ben niye 13 yaşında olduğum insan şeye giriyor böyle hemen. Bir abi psikolojisine giriyor. Ama hayallerinin peşinden koşman dileğiyle öpüyorum sizi bütün ailecek. Efe'ye göster, kıskansın. Efe de gelişecek. Efe de gelişecek. Bak geçen gün biraz tonlama atmaya başladı. Yarınki yayında bakacağım ne yapmış. Vallahi bakacağım. Yenir dediğim çizime dedim oğlum, saçma salak konuşmayın be. Instagram'ı da var. Acaba Instagram böyle çizim Instagram mı? Baksana bir şeye, Nergiz'e. Nergis Hanım annesi mi ya? Baksanıza. Chat, bazen gerçekten aranızda katıksız söylüyorum gerizekalılar var. Yani bu gerizekalı olan insanlar nasıl ayıklar? Biliyorum genel olarak böyle bir şey var ama şimdi gerizekalılık da bir meziyet. Bir yere kadar gerizekalı olabilirsin. Yani mesela ben de gerizekalılıklar yapıyorum ama kalıcı gerizekalılık zor. O yüzden komik olacağım diye anlık böyle tepkiler vermeden önce bir beyninizi kullanmayı deneyin. Biraz bekleyin, şöyle 30-40 saniye düşünün, sonra reaksiyona geçin. Onu yapmazsanız her zaman sıçarsınız yani. Bunun yaşla da bilgisi yok. Benim 30 yaşında gerizekalı arkadaşlarım var mesela. Hala 15-20 yıldır tanıyorum. Karşı karşıya geldiğimizde içimden diyorum ki bu ne kadar gerizekalı. Ama bu sizin elinizde bence. Öyle olmayın. Abi muzun üstüne bal döküp ye, çok güzel duruyor. Eyvallah ballı muz. Yemeğin binde biri benden olsun. Meteoracığım teşekkür ederim. Sevgili Tuğkan, uzun zamandır yayına katılamıyorum. Bu yüzden hediye gönderme etkinliğini kaçırdım. Özür dilerim. Estağfurullah Merve, ne olacak, canı sağ olsun. Bir anı aslında. Birlikte yine bir anı paylaşalım diye yaptığımız şey. Ara ara yapıyoruz. Güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Kuzeli'nin atölyesi donate atmış. Güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Geyik boynuzu Uludağ'da kendi topladığım üründür. Geyikler çiftleşme döneminde dökerler. Diyor ki cahil diyor. Öldürmemize gerek yok diyor. Yani kendi döküyor diyor. Canlıya zarar değil. Yani faydalı bir şey demiş. Aynen öyle. Ben biliyordum da chat'e söyleyebilirsin bunu, Kuzeyli'nin atölyesi. Hesap bu arada şey değil, çizim hesabı değilmiş. Çizim hesabı değil mi? O zaman kişisel hesapsa yollamayayım, şey yapmayayım. Benim söylediklerim espri arkadaşlar. Bu arada harbi geyiğin boynuzunun düştüğünü akıl edemedim o an. Doğru, onlar çiftleşirken öyle bir... Öyleldi, öyledir. Öyledir. Doğanay'a soralım bunu. Kaç hediyemiz kaldı? 235 tane daha var. Ama bak rahatlamış. Rahatlamış. Yerdekileri bitirelim mi? Olur yani. Raftakiler kalsın. Yok şimdi değil, bir dinleneceğim ya. Bir siz de oturun, bir gözünüzü seveyim yeter. Beliniz, kıçınız ağrıdı. Çok eğlenceli değil mi ama ya? İnsanların o düşünce yapısını gözlemlemek. Süper ya. Çikolata güzelmiş ha. Güzelmiş. Güzelmiş vallahi. Sütlü yani. Bir yemek yenir abi. Siz acıktınız mı ya? Vallahi diyorum. Bana bir şey söylemeyin oğlum. Orada vardır. Sarma marma aldık işte oğlum. Bir iki tane sarma atın ağzınıza. Ben yayında yemeyeyim şimdi. Ama bana bir kola içerim bak. Varsa bir kola içerim. Karnım doyar kolayla benim. Çok güzel düşünmüşler vallahi öyle. Ben çok mutlu oluyorum böyle şeylerde ya. Ya böyle ne biliyor musun olay? Oh, canları çeker mi? Kola yeterse al bunları al. Olay ne biliyor musun? İçindekiler bahane muhabbeti var ya. Ya 2-3 gün diyet falan siktir edin oğlum, boş ver. Sağlıklı yaşam şu an işte. Takılacağım bir şey değil. Eightborn'la uğraşıyorum oğlum. Eightborn'la uğraşırken insan nasıl sağlıklı kalsın? Sabah 6'ya kadar orada oturuyoruz. Neyse, ne oldu ya? Light oğlum bu. 30 yıldır içtiğim şey light. Bunda kalori yok ki. Hepsi sıfır. Regrat mı? Regrat'a bu ara bakmıyorum. Neyse dur, ne diyordum? Buradaki en güzel şey içindekiler değil. Mesela o dalga geçtiğimiz Tahir bile. Dalga geçmedim bu arada. Eğlendiğimiz Tahir diyeyim. Dalga yanlış olur. Onun bile o kafa yapısı önemli orada. Yani ne yapıyor? Ne düşünerek onları koyuyor? Bunları paylaşmak çok güzel. Çünkü biz ne kadar chatle paylaşım da yapsak. Burada bayağı fiziksel olarak sizi deneyimleyebiliyorum. Görebiliyorum yani. Ne arıyorsunuz da? Neslan demiş ki abi bana laf atan o Kerem'in adresini verir misin bana demiş. Tuğkan abi, Tuki abi ben sana... Dur Tuki, ben sana hediyemi yetiştiremedim. Sonra göndersem olur mu? Yollayın oğlum, bir şey olmaz. Benim yaptığım şeylerde 3-5 tane yapılmış. Üzüldüm şu an. Kül tavlası mı yaptın? Regrat koltukları vardı ya yılbaşında. Hediye. Onun postunu çıkmışlar, söylemedin hiç diyor. Doğru lan, öyle bir söz vermiştik değil mi biz? Insta'da diyor. Aç bakayım halk, bir sana zahmet açar mısın ya? Ben de yaşlı gibiyim, onu yaptırıyorum, bunu yaptırıyorum. Yanlış anlamıyoruz değil mi? Tamam. Ama o sanki o gün şöyle bir şey söylüyor. O iş biz halledeceğiz demişti. Yapmış demek ki, ama bir duyuralım istemiş. Aa, ne zaman atmış bunu? Ocak'ta atmışlar, yeni daha ya. Yılbaşı yayını özel, yıl hediyesi. Tamam, yeni yıl hediyesi, yılbaşı yayını özel. Bakın Halkçehir GG var ya hesabı. Halkçehir GG. Orada... Postlardan kaçıncı? Son post zaten. Oradan katılabilirsiniz. Regrat temalı koltuk hediye etmek istiyor halk size. Yılbaşında söz verdiğimiz gibi. Oradan hediyeye katılabilirsiniz. Hem takip de edin. 5 koltuk vermiyor mu?
5 tane veriyor. Hawk Gaming, teşekkürler abim, sağ olasın. Sen sağ ol oğlum. Onu 6 yapsana ya. Bir kişi daha mutlu olsun oğlum. Onu 6 yapsan. Sen 5 tane yap. 6 aradan bir tane de benim için çek. İçinden sövüyor şu an. Buna koyacağım şimdi. Bıktım sizden, ne zaman bir şeydi. Tamam abi. Tamam, 7 sözünü aldım. 7 tane söz aldım. Koçum benim. Sağ ol kardeşim benim, sağ ol. Abi koltuğa otursun adamlar, mis gibi rigrat demalı ya. Koskoca firman var oğlum. O hediye değil. O ayrı. O Ertan'ın bana hediyesi. Canik'ten hediye gelmiş. 6 tane altı patlar. Canik'ten bir set yapmış da sağ olsun. Açayım buradan bir tane. Ha? Açıyorum ya. Vallahi mi? Hayır oğlum, açıyorsunuz. Böyle yırtıcı yırtmayı iyi bileceksiniz arkadaşlar. Nice mutlu huzurluysa bu kesin Neslihan. Aa, bunun içinde başka bir şey de var. Hazırla, bekliyor ya. Aha! Back to the Future. Yok, geleceği. Doğum günü gazeteniz mi? Ha siktir! Şaka yapıyorsun. Bu 27 Aralık gazetesi mi? Ömür dediğin 3 gündür. Dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin 1 gündür, o da bugündür. Hayat ileri doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır. Ah siktir. Tüylerim diken diken oldu bir an. Bak şu an çok garip oldum. Yayının başında buna benzer bir şey söylemiştin ego ile ilgili. Bu nasıl olabilir ya? Bunun böyle bir... Bunlar gerçek mi? Orijinal mi satıyorlar bunları? Kayıtlarından yeni üretiyorlar. Yeni mi üretiyorlar acaba? Eskitme mi yapıyorlar? Ayşenur. Arşivde bulmuştur. Yenidir bence. Dur bak, koklarız anlarız. Sarı civcivim. Okyanus gözlü adam. Pandemi döneminde yayınlarını izlemeye başladım. Sevilmeyi hak ediyorsun da araya koymuş. Nice senelere doğum günü kutlu olsun. Anı kutuna eklemen için demiş. Artık sadece güzellikler ve iyi insanlar seni bulsun. Tuki yazmış. Bir dakika, şunu çok merak ettim. Bu çok değerli bir şey. Eski kokuyor lan. Ya bunu hiç bozasım da yok ama. 200 liraymış. Bak, ekonomi kötü oldu diyorsunuz. Gazete 200 liraymış arkadaşlar. Ya dolara baksana. Dur bakayım. Milliyet gazetesi. Eski Bakan Aral, dokunulmazlığın arkasına saklanmayacağım. Radyasyon Güvenliği Komitesi lağvedildi. Özal'a papatya pastası. 27 Aralık 2007. Yok, 27 Aralık 1987. ANAP, SHP, DYP. Partiler sancılı. Kongreler şimdiden sorun oldu. Abi süper. Bunu var ya oturup... Fenerbahçe donma tehlikesi geçirdi. Fenerbahçe otobüsü arkasında futbolcular bakıyor böyle donmadan önce. Banko Malatya. Lider değiştireceğiz demiş biri. Sarıyer'de şok. Dur bakayım, bizi ilgilendiren bir haber var mı şey olarak? Abo! 1988 Europcar limuzinleriyle girin. Muhteşem başlangıç. Mercedes'e bak. Bu şey reklamı tabii. İlanlar vardı, iş ilanları falan. Onlar var. Bunu hiç bozmak istemiyorum şu an. Samsun, Beşiktaş, Galatasaray. Herhalde Adana Spor maçı varmış. İkinci sayfaya bakacağım. Sırf şunun yayını yapılır biliyor musun? Evet. Bütün gazeteyi okursun. Bak görüyor musun? Meme ucuna sansür daha yeni gelmiş. Çıplaklar kampı için baskı. Yabancı firmalar turizm patlamasının temel şartı sayıyor. Yani çıplaklar kampına giriyormuşuz, olmamış. Öğrenci kredisi artıyor. Dolar molar nerede yazar ya? Üste yazar diye. Ha? Kaç oluyormuş acaba? Bunu hepsini okuyacağım. Ama bunu işte bir bozmamak lazım. Ama şeyi bilmiyorum. Arşivden midir? Arşivdendir abi. Bunun böyle bir şey bulunmaz herhalde. O zaman var mıydı? Olur abi zaten. Bak kuzeyden Çernobil bırakalım. Metzamor'a bakalım. Kuzeyden Türkiye ikinci tehlike. Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Metzamor... Ooo nükleerler hürriyetim bu da. Sibel Can mı? Hadi canım. Sibel Can'a bak. Bunu bir ara inceleyelim lan, yanımda dursun. Ben de bakayım diyor. Sibel Can işte abi. Sibel Can'ı hiç mi görmediniz oğlum ya? Çok güzel hediye. Bayıldım ya. Vallahi. Dolar kuru o zaman 753'müş. 753 müymüş? Öyle yazıyor. 753. Abi ekonomi çok kötüydü o zamanlar ama. Baba bunu anı kutusuna sok ya da bunu al. Bunu oraya sıkıştır. Evet. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı günlere.
Sigarayı bırakmanın kolay yolu. Arkadaşlar siz hissettiniz mi acaba benim sigarayı bırakıyordu? Ben mi hissettim sigarayı bırakacağımı ya? Ben 7-8 gündür sigara içmiyorum. Çok enteresan değil mi? Kül tabloları, sigaralar. Enteresan. Alan Carr'ın Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu adlı kitabı. 37. yıl özel baskısıyla. Bunun bakın varsa böyle bir niyetleri ananızın babanızın verin ya da kendiniz okuyun. Müthiş bir hediyeymiş. Şu nazar boncuğu çöpe gitmesin. Anı kutusunda bu kitabı verdim size. Taksaydın geri. Yok o gazete kurcalanır. Habire şey yapmayalım, takmayalım. Oo burada bir el işi var. Yine bir Twitch dokunuşuyla uzun bir mektup yazılmış. Nisa'dan gelmiş hediye. Nisa'cığım canımsın. Bunu katlıyorum. İyi ki doğmuşsun demiş. Güzel. Daha 28'lik çıtırsın yazıp mektubunu köşeye ayırıyorum. Abi tahmini kaç tane kalmıştır? Kanka daha çok var. Burada da eliyle yaptığı çok güzel bir Twitch Elren tablosu var. Yağlı boya. Çok tatlı duruyor. Yayın köşesine koyulabilecek. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Orta parmak. Fakov. Orta parmak. Oo çok güzel lan çoraplar. Avrupa çoraplar. Baksana kalitesine. Bizim bu kaliteyi yakalamamız lazım Johnny. Gerçi bizimkiler de güzel de şu çok güzelmiş bak buna. Çok güzel lan çoraplara bak. Paglar maglar. Confused. Stuffs. Abi konudan bağımsız ama gitti mesajın Johnny. İyi bu kışı da çıkardık. Şunu benim ilk Sümeyra'ların bana yolladığı direkt gardırobuma girecekler bunlar. Teşekkür ederim. Kokulu mu? Kokulu değil. Merhaba umarım iyisin. İlk defa sana kargo gönderdiğim için heyecanlıyım. Aslında daha güzel ve farklı şeyler göndermişsin ama bu sene LGS senesiymiş. Seni çok seviyorum abim. Kelimelerle anlatamam. Umarım bu senen çok iyi geçer. Aynı şekilde senin de demiş. Mert'e de selam yollamış. Tabii biz bir kez dedik. Mert'le birlikte Mert bana yardımcı olur. Açarım bunları dediğimde. İnsanlar öyle düşünmüş bazıları ama ben onları iletirim. En kötü yayının tekrarını izler. Eightborn hayırlı olsun. Hazal galiba ya da tam ismini şey yapamadım ama yayında okuyabilirsin abi demiş. Çoraplar çok güzel. Ben bir değişik oldum aklıma son 1+1 yaptığımız doğum günü yayını geldi. Evet ya 1+1'de de hediye açmıştım değil mi? Oha 7 sene geçmiş lan üstünden. 6 sene 7 sene geçmiş. Zehra'dan yazıyordu. Zehra. Abi şaka mı ya? Origami'den bir sürü kalp yapmış. Ve küçücük küçücük kalpler de var. Helal olsun ya. Bakar mısın abi? İçindeki tüm kalpleri kendi yapmış ya. Merhaba abicim, öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam, iyi ki doğdun ama harbi iyi ki doğmuşsun demiş. Uzun bir mektup var. Zehra teşekkür ederim. Bunları okuyacağım. Bundan sonrası yayında okumasan da olur demiş. Aslında seni 2 yıldır takip ediyorum. Ama sıkıca takip etmek son zamanlarda nasipmiş. Gerçekten istediğim figürleri, eşyaları alabilecek imkanım ve zamanım olsaydı çok düşündüm. Aslında 27 yaşındaki bir İstanbul beyefendisine ne alabilirim diye. Ya sen düşünmen yeter ya. Allah. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Ulan bu ilk bana şey yollayan aynı diye galiba. Bu el yapımı değil miydi ya? Şey bardak da. Bal kabağı, mandalina gibi de portakal gibi çok güzel bir kahve var daha bu arada. Fincanı daha doğrusu. Bu ne? Ya bu hep istediğim bir şeydi bunun ama hiç söylemedim bir yerde de. Çok iyi denk geldi lan. Hep gördüğümde özenirim buna. Ne? Zil mi? Zil. Çok güzel lan. Bunda yayında bir şeyde kullanın lan bunu. Kahve molası falan. Sol arkadaki kırmızı kutunun içinden bile bir şey yanıp duruyor. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyormuş. Bomba mı yolladı lan Miran buna? Zilin olayını anlatayım. Şimdi ben gittim abi mağazaya, bu zili gördüm. Aklıma siz geldiniz. Hemen konuda demiş ki hani ses gitmeye bazen birbirinizle haberleşmeye çalışıyorsunuz. Sen birine ihtiyaç duyduğunda bas demiş. Ya ulan alemsiniz ya. Otel gibi seks zili mi? Bebeğim. Çok kötüyüm. Tövbe tövbe. Ay daha çok yazasım geldi ama çok fazla kişinin hediyesi vardır zaten. Umarım azıcık güldürmüşümdür. Canını yerim ya. Teşekkür ederim. Bu kalpler için de emeğine sağlık. Şunların hepsi. Götüm çok ağrıyor. Ya yok oğlum orada bir şey yok ya. Kutu da çok güzelmiş. Bu kutuyu atalım ya. Sonra onlar şey oluyor. Çoklu. Öyle bitmeyecek gibi geliyor ama göt arası böyle yapıyoruz ha. Takır takır gidiyor yani. Biraz daha hızlanabilirim ama. Thanos. Thanos? Uy, en sevdiklerimden. Oo. Asla makineye atılmaması gereken. Ah siktir. Ray ray raram. Ray ray raram.
Çok güzel bardak lan. Tam yayında kahve içmedik. Bende bir tane meşhur kuru kafalı var biliyorsunuz. 4 yıl önce onu da almışlardı. Onu kullanıyordum ama makine yatılmıyor onlar. Makine yattığım için bembeyaz kalmış. Ama iskelet olduğu için sanki böyle kemiğin yapısıymış gibi de duruyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bakalım ama kimmiş söyleyeceğim. Batman Hot Wheels. Hot Wheels'lar var bak. Kendim bağımsız bir koleksiyon yaptım gibi. Bunlar ne oğlum? Maral'dan, Shino'dan, Rua'dan, Planet'ten. Nerenin klanı lan bu? Kaç 4 kişisiniz? Ben Moral. Bunlar sizin nickiniz mi ya? Seni yaklaşık 2019'dan beri izliyorum ve bu süre zarfında hiç değişmedin. Her zaman iyi kalpli ve doğru bir insandın, estağfurullah. Bu kadar kötülüğün içinde iyi kalmaya çalıştım diyelim. Bu yüzden sana olan sevgim hiç değişmedi. Hep olduğun gibiydin, hala da öylesin. Bu sene GİS'te girip seni birebir görme fırsatım da oldu. Mikrofon alıp soru sorabilirdim. O kadar sene sonra saniyelik diyalog kurmuş olduk. Umarım seneye de görüşebiliriz demiş. Nice seneler abim. Kupa beni bitirdi. Kupa çok tatlı duruyor. Tukan abi sen bilmesen de her zaman benim yanımda olduğun herkesten, her şeyden öte. Bu Shina'ymış Nikki. Aile oldun bana. Üzüldüğümde, ağladığımda, en kötü zamanda beni hep sen güldürdün. Ben seninle üzülüp seninle güldüm. İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğdun demiş. Abim seni 2019'dan beri takip ediyorum ve çok seviyorum. Moral ablam sayesinde bu notu gönderiyorum. Ha, Ruas da Moral'ın... Moral mı? Moral ne la? Moral adı. Moral'ın kız kardeşiymiş. Merhaba Tukan abi, ben Planet of the Twitch's Moral arkadaşım. Sayesinde bu notu gönderdim. Akşamları yayınlarında bizi mutlu ettiğin için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz Planet'ten. Ben de sizi seviyorum. Maral. Ama o da yazmış gibi geldi de yanlış telaffuz ettiysem affetsin. Tukan abimize deyip limon da çizmişler. Şuraya şunları koyalım. Set bozulmasın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hem araba için hem de şu güzel kupa... Bir dakika lan dur, kafam karıştı. Evet, kafam karıştı. Yani hepinize teşekkür ederim. Kafam karıştı, o kadar çok hediye var ki. Herkesi organize etmiş, bir de demiş ki... Bakın buna vesile olan benim, amına koyayım herkes benim adımı yazacak o notlara demiş. Öyle deyince düşünceli yani. Götümün şekli değişti. Ne kadar oldu dediğin? B12 değil baba, bak dikkat, dağınıklı, çok garip bir şey. Orada chat'i okuyorsun, solda bu adamların dediğini duyuyorsun, önündeki mektubu okuyorsun, hediyeyi inceliyorsun, oradan donate görüyorsun falan, beyin yanıyor. Şu kupayı da ayıralım, bu da kırılabilir, bunu ayıralım, size zahmet. Bunlar küçük aksesuarlar dursun, onların önemi yok. Abim nasılsın? İyiyim çok şükür, sen nasılsın? Çok güzel lan. Arkada ışık yok, acıkmışsın gibi abi, ben şu an çok fenayım. Çok kötüyüm şu an arkadaşlar. Üstadım, atölyemde benimle birlikte bıçak yapmak ister misin? Kuzelin atölyesi, yaparız evvelallah. Öyle bir söyledin ki hani, yavaştan salsak mı? Oğlum salmayalım daha, çok hediye var, manyak mısın ya? En azından bir yaralayalım ya. Şu yerdekileri... Yerdekileri bir halle, hızlanayım mı? Tamam. Sol arkadaki kırmızı kutuyu bir açar mısın diyorlar. Versene şu kırmızı kutuyu, açayım da kurtulayım. Orada bir bok var amına koyayım. İçinde ufak bir şey daha var, görmeyebilirsin diye şey edeyim dedim. Yok, söyleyeyim dedim. Sanki burada da bir şey var ama. Lan Türk bayrağı gördüğü gibi chat uğuluyor hemen. Cecece. İçinde küçük bir şey vardı herhalde, kapta değildir. Bir baktım hani keseceğim bir şey var mı diye de o kadar fazla patpata sarmış ki. Oğlum patpat mı yolladın hediye? Bu ne? Kalkıyorum şimdi, düşüyormuş herhalde. Ne çıkacak lan bunun içinden? Baksana oğlum kalınlığa, bu ne olabilir oğlum? Ben açacağım. İnat ettim, ben açacağım. Şimdi gaza gelmeyeyim, Pablo ise yırtabilirim çünkü. Şerefsizlik lan bu. Vallahi. Kim bu? İsmi var mı? Mektubu okuyacağım şimdi. Olur mu üstadım? Estağfurullah üstadım. Üstad sensin. Bizim ne üstadlığımız var. Ama bıçağı çok beğendim gerçekten. Hani eline emeğine sağlık. Oh. Yes! Şu an bir
başarı izyatındayım. Yemin ediyorum. Budur, içinde bir şey daha var dedi. Bir not düşmüş. Yani cam olduğu için bu kadar sarmış ama kollarım koptu. Yani harbiden elin emeğine sağlık. Ağzımıza sıçtı ama. Ve ona rağmen yine burada hasarlar var. Ama hiç önemli değil. İçindeki çizim kıymetli olan zaten. İçinde bir şey var dedi de kaçıncı katmanındaydı amına koyayım? Bu yok başka bir şey. Acaba o işte zarfın içindekini mi söylemek istedi bana? Zarftan mı bahsetti? Bakar mısınız? Bir koli pat pat. Ama 50 kargonun poşeti orası. Evet abi, yani bir de para da çok ödemiştir bu yüzden. Evet. Ağırlığı artmış, şey artmış. 10 desiye çıkartmış zaten. Baksana abi, bir kapatma huyu var bak. Bir şeyi yalaması gerekirken Japon usulü yapıştırmış zarfı ya. O kadar açılmasını istiyor hiçbir şey. Bir zarf daha çıkıyormuş şimdi. İnşallah Twitch'tekini yazmış da bağlamıştı, banlarız. Canını yediğim. Oo, uzun uzun. Tukan abim doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nasıl ağzına sıçtım ama. Seni çok seviyorum banlarım. Zeynep, Aslı Zeynep, teşekkür ederim. Yazmış galiba. Instagram'ın belki bana geri dönüş falan yapmak istersin. Aslı. Twitch niki yok. Güle güle kullan abicim. Şimon'un anasına yapmış. Teşekkür ederim. Kırılmasın diye çok uğraşmış. Aslı 07 değildir arkadaşlar. Bilmediğiniz kişileri banlamayın ya. Dur ben tam doğrusunu vereyim, öyle banlayın. Yazmıyor. Yok ya, şaka yapıyorum. Çok da güzel bir mektup. Belli içinde bayağı sevgi dolu sözcükler var. Emekte harcamış. Bunu da. Bizim sanat alanı nerede? Bunların hepsi çöp mü? Bayağı açmışız o zaman. Gidiyor yani. Şunu vereceğim birinize mecbur. Aslı'cığım sağ ol. 45 dakikamızı... Açık abi. Açık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değilmiş. Çok güzelmiş la. Hangisi? Şu beyazı çok merak ediyorum demişler. Şunu mu? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu köpük gibi ha. Bunun içine büs var ya, canlı var. Aynen. Canlı varsa zaten meftadır artık. Canlısı mı kalır? 25 müttür. Canlı biri bir şey yollamaz. Yollasa da yolladım der herhalde. Hani karınca neyse. Oo, komponut ıslar. Şimdi bu hediyenin kime geldi bilmiyorum ama burada galiba yine özel yapım bir şeyler var. Tuğkan Eldiren Gönültaş diyor. Görün, of, tespih. Eagle'lı Selçuk şeyi var, amblemli. Bu seti bozmam. Yine bir Eldiren şeyli çakmak. Tabii içinde benzini yoktur bunun. Ve burada da bir adet sigaralık var. Ama artık kullanmadığım için anı olarak. Ya bu tip setleri benim kullanasım ve bozasım gelmiyor açıkçası. Bunlar şey gibi böyle, hani kutusunda durmalı gibi hissettiriyor. Şu süngerlerini atıyorum. Benzini Shell kart ile doldu. Deneyeceğim ama bence o başka bir anı o ya. Bu hediye aralarında en çok uğraştığım ve beni en çok heyecanlandıran hediyeydi ama hiç istediğim gibi olmadı. Çünkü yanlışla taslak tasarımı göndermişim. Nasıl becerdim? Bir dakika ya. Yanlışlıkla taslak tasarımı gönderdiğini nereden öğrendi de sonra geri dönüp not yazdı. Yok, o almıştır bir yerden. İstemiştir. Order this. Order kim lan? Tamam, o zaman diğer pasta yayınında bunu takacağız artık. Ne yazıyor? Tuğkan'ın mutfağı. Evet, bu önlük bizim yeni yayının artık öncüsü olsun. Bunu da buraya koyuyorum. Dur bir detayına bakayım ama. Ha, bizim şeyden sahneler var yayından. Bu arada taslak gibi değil, gayet güzel duruyor. Pac-Man de koymuş, limonları yiyor. Eline koluna sağlık. Şunları hemen... Kutulamasına şey yapmıyorum, o sende. Burada ne dönüyor? Buradaki şarkının özel bir anlamı var. Anlamını mektupta belirttim. İstersen şarkıya yayında bakabilirsin. Şarkı şeyi, bilekliği Spotify'ın. Bu aslında güzel bir hediye. Anlamlı yani, böyle manitanıza, sevdiğiniz birine falan almak istiyorsanız. Güzel düşünmüş bir şey. Bunu sürekli bileğinde taşıyan insanlar görüyorum. Bunun barkodu nasıl olacak? Bu şu barkod değilmişti üstündeki. Ama nereden okutuluyor ki? Kameranı aç bakayım. Spotify'dan mı uzak? Ne bileyim, ben de anlamadım. Spotify'ın içinden oluyormuş. Uygulamanın içindenmiş. Tamam, bunu ayırdık. Bunu notlarımızın arasına koyduk. Bunu hallettik. Buldun mu? Ben deneyim mi? Aha. Cem Karaca, bu son olsun. Sen çok gençsin ya. Burada tam şarkıyı bütünüyle dinlerken okunacak bir mektup uzunluğu var. Asya, bunu sonra okurum. Bu mektup işi güzelmiş ya, seni bilmem ama bana çok iyi geldi. Yine fark etmeden bana iyi geliyorsun abi demiş. Canını yerim senin, teşekkür ederim. Eline emeğine, parana sağlık. Bu, bir dakika, bir de burada defter var. Ne lan bu? Oğlum bunun tersi düzü neresi? Aa, bu da benim. Ağlıyorum kumsalda yalnız başıma bir yıldızı. Bu şiir bu kadar ne oldu? Bak yemin ediyorum ilkokuldaydım. 4 şiirim de o zamandan. Hatta anı kutumda
O şiir mavi kaplı, kendi kapladığım defterin içindeki tüm şiirlerin tarihleri ve yazı şeyleri var. Yani bir analiste versen, analizciye der ki sana evet bu şu yılda yapılmış. İkisini bir kıza yazdım onların. Ya çocukken yani hani bebeğim yani daha. Onu düşünerek falan yazmışımdır. Diğer ikisini de kendim lan ben galiba şiir yazabiliyorum deyip yazmıştım. Binlerce kez beter olsun gece senin ışığın yoksa. Yeni bir ateş söndürür başkasının yaktığını. Yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı. Cehennem boş, bütün şeytanlar burada. Teşekkür ederim. O daha bu da mı var? Wow. Viski seti. Oh shit. Tuğkan Gönültaş ha. Te. Viski çok içen biri değilim ama bu da şeyidir, buzlarıdır. Ama şey de güzel oluyor böyle misafir falan geldiğinde hele ki viski içen biri ise onlar güzel oluyor. İkram etmek için. Taştır abi o ha, taş zaten. Bu ne biliyor musunuz? Bunu yıkıyorsunuz. Ondan sonra viskinin tadını bozmasın diye taş soğutucu gibi düşünün bunu. Yani sen normalde sulandırırsın ya buz attığı zaman eridiği zaman sulanır. Mesela ben rakı içtiğim zaman da diyelim içiyorum. Sek rakının içine sadece buz atarım ben su koymam. O kendi sulandırdığı zaman tadı oturursun diye yaparım onu. Viskide de bunun tam tersini yapıyorlar işte içine soğuk kalsın diye böyle şeyler yapıyorlar. Bana yolla abi ben içiyorum yollayayım kardeşim. Hediye yollansa babam odaya gidince ya arkadaşlar abartmayın ya. Oğlum içmiyorsan içmiyorsun ha bunları öğren muhabbet esnasında kullanırsın işte makara kukara. Çok teşekkür ederim tekrardan. Viski mi dedi o çocuk? Kapat o yayını çabuk lanet olası pislik. Allah aşkına şu arkadaki beyaz kutuyu açsana. Şunu o ne lan? Bu ne zaman bu ne? O büyük kutudan çıktı da. Kirpi tasarım evi mi? Oğlum bu çok büyük bir çanta gibi. Ana bu ne güzel bir şey. Oğlum bunun poşetini sakın atmayın ha. Deriden yapmışlar. Beyaz dediğin bu mu? Odur herhalde. He. O dedikleri odur. Noel Baba'nın bohçası değil mi abi o? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir çanta lan? Allah Allah. Çok güzel değil mi? Çok iyi. Oğlum bu bence bir şey yani. Bir şeyin çantası bu. Tasarım evi diyor ama ben bunu Harry Potter gibi takıp dışarıda gezemem. Ya bu kamp çantası mı? Bir şeyin çantası bu. Koleksiyonluk mu? Onu ben şimdi okuyacağım bakayım. Bak burada anahtar falan var ha. Aa anahtarın üzerine de bak Thor şey yapmış derinin. Müthiş bir çanta. Yani bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Kullanma. Evin bir köşesine dekorluk koy. Böyle asarsın bunu girişe falan evde. Oğlum müthiş dur şunu bir okuyalım. Bu arada size DC kitap ödülü odamız açıldı. Teşekkürler chat'i bekliyoruz. Neslihan bir yandan gömüyor ama bir yandan da bak sana kıyaklar geçiyorum. Abi işte konsept budur ya. Yakmışlar falan ya. İnanılmaz ya süper insanlar. Öncelikle iyi ki doğdun Tukan abi. Ben chat'tekini kimle? Roronoa. Zorox. Emin, karınca çiftliğim zamandan beri seni takip ediyorum ve sabah akşam seni izleyen biri olarak bu doğum günü de annem ve babamdan deri atölyesi, kirpi tasarım evinden kamp videoları için bir deri çanta hediye etmek istedik. Annesi, babası ve kendisi. Mutlu günlerde kullanman deliyle Thor abim demiş. Alta da şöyle çok güzel bir Thor çekicini yapıştırmış, çizmiş. Kardeşim bu nedir ya? Ben bunu vallahi kampta mampta harcamam ben sana söyleyeyim. Bu tamamen benim için bir dekoratif çanta. Müthiş güzel. Vallahi bayıldım şunu. Bir yere koyar mısınız? Tabii. Kesenize bereket. Annenin babanın ellerinden öpüyorum. Yok elinden kaçtı. Annenin babanın ellerinden öpüyorum. Hürmetler, sevgilerimi ilet, saygılarımı ilet. Beyaz kutular bunlar mıymış? Notu da vereceğim. Bir dakika bu kutuyu az önce hatırlıyorum. Bu kutu... Hayır içine baktınız mı bunları? Bayağı spoilercısınız ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Net 8born'da satılacak bir kupa ha. Çok güzel. Bak kupanın baskısını geç. Kupanın kendisi çok güzel. Evet yani şu sapının ne bileyim detayı, işte mililitresi falan müthiş. Estetik bir. Maliyetleri bunların 100 lira falandır. 150 liraya falan satarsın. Boss of the Twitch. Yalan mı abi? Yok kanka öyle bir iddiam yok. İnsanların kalbinde ne isen olsundur.
şekerim, görüyorum bazılarınızı. Yakalarım size ha. Yakalarım, aklınızı alırım bak. Kaç tane kupa almış oğlum? Sana bir söyleyeyim mi? Kupa seti bitti. Çeyizlik. Edren, lemon teyim. Bak lemon teyim. Şu bardağı çok beğendim. Bu çok güzel bir bardak. Kompakt böyle. Şey var mı bu arkadaş? Var, notu vereceğim abi. Aa, Rani'ye de yapmış. Aga be. Aferin Rani, erken gittin oğlum. Bak kupayla gidecek. Bunların çoğu Rani ise gerisini açmayayım diyecektim. Karınca çiftliğim. Rigrat. Oo, bak şu iki seriyi çok sevdim. Bu resmen bir takım gibi. Bu zaten benim yıllardır kullandığım bardağın aynı deseni. Bu Boss of Twitch'i benim içerken görseler dışarıdan amına kodum egoist derler. Kendine böyle bir şey yapmıştı. Ama bilmezler ki. Öyle bir insan değilsin. Öyle bir insan değilim. Sevgili Tugan abim. Abim diyorum çünkü seni öyle görüyorum. Önceki doğum gün kutlu olsun. Sevdiklerin nice mutlu seneler. Sen belki farkında değilsin ama senin sayende nasıl olduğu çok önemli değil. Şu an uzun süreli bir ilişkim var. Bir insanın beni bu kadar sevebileceğine inanmazken tam o anda karşıma çıkan ve hayatımı güzelleştiren bir kız arkadaşım var. Belki senin ve oradaki insanlar için çok kıymetli olmasa da benim için çok önemli bir nokta bu. O yüzden kendi firmamda kendi ellerimle yaptığım bazı ürünleri sana göndermek istedim. İçinde sevdiklerinle sıcak ve mutlu dolu anıları biriktirdiğin günlerin olsun. Düğünümüze bekleriz. Laren Baskı diye bir yermiş arkadaşlar. Kendi başına açmış. Kardeşim mutluluklar diliyorum sevdiceğinle. Umarım bir ömür boyu mutlu olursunuz. Birbirinizi hep sever, birbirinizi hep sayar, birbirinizi hep eşlik eder. Vaziyette ilişkinizi sürdürürsünüz. Bu reklam gibi. Bir bakayım dur. Şunları vereyim mi? Bardaklar çok güzel ama. Bu reklam gibi, buna söylemedim ha. Bu bizim izleyici. Bunlar bir garip geldi. Bunlar ne? Oo. Voyax. Ben sanki hatırlıyorum böyle bir şey ya. Bluetooth 5.3 mu çıktı lan? 3 bilmiyorum. Çıktı abi. Allah Allah. Bu ne? Powerbank 10 binlik. Güzel kullanılır. Type-C to Type-C adaptör değil mi bu? iPhone uyumlu mu bu? Mektup var mı? 15 koydun abi. Ha, harbi hediyeymiş la. Ya fark etmez ki. Ben sandım ki hani şu mu reklam mı? Reklam yaptırmak için yolladı diye söylemedim. Bazı ürünler var burada. Yılbaşı ve doğum gününde promosyon olarak yollanıyor ya. Hani ben öyle bir şeyim acaba dedim. Yeni yaşında ve yeni yılda enerjinin hiç bitmesi dileğiyle gülücük doğum günü kutlu olsun. Yok, bu bayağı Voyax Türkiye'nin bize hediyesi yani. Hani bu yayında açalım diye değil. Bu bayağı hediye. Teşekkür ederim. Voyax. Teknolojinin adı. Kulaklık lazım mı kulak içi? Bende var. Kim kullanıyor daha çok kulaklık? Ben hiç kullanmıyorum. Hiç, sen kullanmıyor musun? Teşekkür ederim. Hayvan herif bir esmer sevgilim. Hay Allah'ım ya. Yok bir şey yok. Devam. Dur bak, bu mektubu unutuyordum. Voyax. Voyax'ın bir mevzusu vardı ya. Yanlış hatırlıyorum. Galiba ben bile demişim. Yolla abi açarız falan demiş olabilirim yani. Burada depresyon battaniyesi çıktı. Carmen, Carmen hardalmış. Pamuk Troll. Yerli üretilmiş. Yayın var mı? Yayın var mı şu an? Kamera çalışıyor mu? Bence hiç uğraşmam. Yok, açmayacağım. Ne güzel katlı. Of. Bunu kim yollamış? Mektup yok mu? Şey. Sana verdiğim halde mi var? Kokla bir, içine çek şöyle bir. Çek çek. Yani amonyak etkisi, kendine gelirsin. Hissettin mi o rutubet depoyu? Hayır, bu kötü bir şey diye söylemiyorum. İşte bu mallar çok beklediği zaman böyle olur. Evet. Yıllar önce bir tane yurt dışı firmasına bere verirken de bu kokuyla dolayı iade almıştık. Babam anlatır bir ara. Çok çocukluğumu hatırlatan bir koku bu arada bu yani. Rutubet kokusu kötü bir koku değil ama olmaması gerekiyor tabii. İsmini boşver, çok ayıp olmuştur çünkü. Yok mu hiç isim falan? Abi sana verdiğim şeyin içinde baksana. Bu muydu? Nasıl dikkat kırılabilir yazıyor amına koyayım. Kalbi mi kırılacak bunun? Niye kırıl... Bu bunun mu? En üstte olmadı. Yani. Buydu. Ya onu standart yapış... Gönderelim yapıştır. Mi bunu? Aa, şirket yollamış bunu bir tane. Yılmaz bir şey, dijital. Yılmaz dijital adamsın. Arkadaşlar, battaniye çok severim. Teşekkür ederim. Ama bunu kim yolladı? Ya Yılmaz dijital yazıyor. Çok teşekkürler. Bunu hiç katını bozmadan... Hatta bunu ne yapalım biliyor musun? Ben bunu aktif kullanırım harbiden. Çok güzel duruyor.
Geldi geldi. Gitmez daha. Ha? Şu an gitmez. Oh be. Ulan ne güzel bir şey ya. Allah size de böyle bol bol hediye gönderen insan nasip etsin arkadaşlar. Onun harbi hissiyatı çok güzel. Tekrar tekrar ara ara teşekkür ederim ya. Yani bunları emek vermeniz, gitmeniz, uğraşmanız, para harcamanız, mektup yazmanız, ona mesai harcamanız, yani buna zaman ayırmak çok değerli. O sebeple teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Mutlu oldum. Merhaba reis, iyi ki doğdun. Öğrenci bütçemizde sana bunu almayı uygun gördük. Mesela adam öğrenci bütçesiyle bana hediye alıyor yani. Hani hem seviniyorum hem üzülüyorum da bazen. Şerefsiz don almış. Ama don güzel don. Bak şimdi. Ya senin canını yerim, ben bu donu giymez miyim ya? Einstein gibi giyerim hem de, bak. Üzerinde öğrenciler ya, matematik öğrencileri herhalde. Maviden almış bir de kardeşim benim. O ne kırılmış? Ay cam mı? Kesme elini sakın. Gözünü seveyim. Ne oldu? Yalacağım, göstereceğim. Varılmış mı? Kardeşim benim, kesene bereket, teşekkür ederim. Bir de mektubu var. Bu eski mektup muydu ya? Bu onun mektubu olamaz. Burada şey var, sticker var. Merhaba Tukan abi, ilk olarak doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yaşım geldikçe verdiğin tavsiyeleri çok daha iyi anlıyorum. Onun kafası gelir. Kaç kişisiniz? İki kişiyiz. Abi kurye mi getirdi onu? Kaç tane var? Yayınım da mı açık orada? Yayından da benim sesim geliyor. Ulan ne adamsın ya. Kaç tane var dedim. 3 saniye sonra yayında duyduğuna bana yine cevap verdin ya. Ulan çok tatlı adamsın. Harbi seni çok seviyorum ya. Neyse. Tamam. Tamam okey. Dur şimdi şey yapıyorum, aldırıyorum onu. Tamam sağ olasın. Aztek. Aman diyeyim Aztek. Gitti mi kamera yine? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Aztek. Onun yarısını. Şey diyorum adam, telefondayız. Soru sordum, cevap verdi. 4 saniye sonra falan bir daha soru sordu. Ama yayından geldi o ses, ona cevap verdi. Çok iyiydi ya. Bu mektuplar donu yollayan kız mı şimdi? Anlamadım ya. Az önce öğrenciler yolladı bunu. Bu hediyemizin fikri şöyle çıktı aslında. Tamam doğruymuş. Kızlar yollamış. Mavi sweatshirt alacaktım ama fiyatlar çok pahalı olduğu için bütçemiz buna yetti. Biraz da makara olsun dedim. Canınızı yerim ya. Abicim bu arada Instagram hesabım. Eğer okuduysan en azından minik bir emoji gönderir misin? Eğer unutursan canın sağ olsun demiş. Teşekkür ederim. Poşette ne ya? Var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Don çok güzel bu arada. Adamın aklını alır. Yani sen bunu böyle pantolonun indirdin mi insanın böyle hesap yapası geliyor. O pi sayısı bölü bilmem kaç. Bu da ne falan diye. Güzel don. Güzel don yapmışlar. Kaliteli. Şunu kişisel giydiğim yerlere nereye koyuyorduk? Piko paketi açar mısın? Piko? Biraz büyük şeyler açalım mı ya? Burcu. Burcu'dan büyük bir paket. Biraz büyüklerden gidelim, yer açız. Çok küçükleri açıyoruz. Hadi tahmin edin sizce bu ne? Ağırlığı yaklaşık 2 kilo. Sizce karma hediyeler mi var? Tek bir şeyim var. Burcu Metin, Burcu Metin hediye. Evet. Burcu Metin hediye. O bence... Ana pisi pisi pisi. Oğlum açlıktan küçücük kalmış. Bu ne ya? Oğlum birkaç parçadan oluşuyor. Allah korusun, bir düşsene birinin kedi yolladığını ya. Tövbe. Dur bir dakika, ben bunu anlıyorum. Ufak ufak anlıyorum. Bu romantik bir hediye ya. Romantik dediğim. Tamam. Bak şömine yakıtı bir. Bu masa tipi yakıtlı şöminelerden olduğunu düşünüyorum. Kahvaltı seti mi? Emin değilim. Ama bu bence dekoratif bir şey. Ateşli bir şey oldu zaten belli. Cam varmış. O yüzden bu kadar şey yapmış. Dikkatli sarmalamış. Harbi gibi bir şey çıkıyor. Bundan var ya bir formikaryum yaparım. Bak müthiş. Arasan bulamazsın bunu. Böyle dönecekler, içinden de geçip Outworld'a bağlanacaklar biliyor musun? Bir dakika, parçası var hala. Karınca çiftliğine kullanırız bunu ya. Burcu. Burcu. Yunan mitolojisinin karakterleri var burada. Ne oldu? Neye dönüşecek la bu? Şömine mi? Şömine ya. İçi yanacak da yakarız. Ah! Dört bir yanına vurursanız ortayı... Abi bu bayağı fırın çıkıyor içinden. Oo, ay, oğlum bu ne? Bu çok taşaklı bir şey lan. Açsana şey.
Çok ağır. Burada Yunan mitolojisi tanrıları var. Zeus'lar, Meus'lar bir şeyler anladığım kadarıyla. Çok emin değilim ama öyle olduğunu. İkonlar öyleydi. Yakalım mı? Buraya bunu koyuyoruz. Yakacağız tabi lan. Burada özen bir özel... Bayağı... Ne kadar koyacağız? Baksana bir. Ne kadar koyacağız? Ama bence bunu böyle yakmıyoruzdur. Ben sana söyleyeyim. Çok koyduk mu? Yok. Şimdi şunu dikkatlice yok edelim. Oğlum mantıken bunu koyduğumuzda söner lan. Sönmez çünkü hava alıyormuş. Oğlum çok güzel değil mi? Tam bir böyle ne bileyim balkon gibi, teras gibi ya da salonun orta sehpasının üstüne bile koyabilirsin. Not varmış. Nerede not var lan? Söndü amına koyayım. Bence bu kadar az koymayacağız. Bir şey kapatınca mı anlaşılıyor acaba? Söndü sanırım. Bence bu tek başına koyulmaz buna ya. Çıra mı koyacağız? Yok amına koyayım. Kömür atalım içine. Oğlum köt kadar şey zaten. Dur şurada şömine yakıtı olarak da kullanılan alternatif yakıttır. Oğlum büyüklük olarak... Temiz yanma kokusu... Bu normal sıvının kullanımı. Yanıcı ve tehlikelidir. Kesinlikle yan ateşin üzerine dökmeyin. Ürün uçucudur. Kapağı tam kapalı şekilde ateşin uzak bir yerde... Bu sırada ateş üstünde o böyle bakıyorum. Allah korusun lan ateş bazen biraz görünmez. Evet. Bir patlar var ya. Deriyle temas haline bol suyla yıkayınız. Kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Öyle çakmakla makmakla yakmayınız diyor. Pamuk bu lazım sanmıyorum. Ama mektup yok içinde. Mektup göremedim. Ama kim yolladı bunu ya? Var mıydı ben? Burcu Metin değil mi? Burcu Metin. Ha Burcu Metin ya da Burcu direkt. Ama vardı vardı ya. Bir şey vardı oğlum. İçine mi attık bunu? Ben bir daha deneyeyim şunu. Yanıyor. Ah. Orası yanıyor mu? Şurada hayata mısın? Oraya bir su. Su ver bana. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Çakmak kaldı içinde. Patlamayın orada. Buyur abim sen şunu. Ben şunları bir alayım. Bu çakmaktan uzak durun. Onu hiç klozete at istersen abi. Yandın mı çok? Yok yok, bir şey olmaz. Başka bir yer yanmadı değil mi? Yok, masa tutuştu da birazcık. Yere döküldü mü? Yerde bir şey var mı şu an? Abi, yerde şu an bayağı bir ıslaklık var. Bir şey olmaz ya. Alev olabilir. Şunu alalım. Onu al oradan. Mallık yapıyoruz oğlum. Mallıktı bu yani. Bayağı yanıcı bir şey. Asıl kaynağı şey yapmadık değil mi? Ne derler? O şey nerede? Şişe dolu olan. Onu aldım. Ha aldın mı? Çok iyi. Yanarken... Buyur abi. Çok güzel ama ya. Harbi çok güzel. Bir anda bütün hepsi üstüme döküldü sandım. Ondan korktum ben. Üstüme dökülseydi içeri koştum ki üstümü çıkartıp duşa girecektim hemen. Ama hani anlamıyorsun çünkü onu. Şimdi elim yanıyor onu görüyorum ama önemli olan elim değil. Önemli olan hani görmediğim bir yerin saçımın falan tutuşması... O yüzden sizi hiç paniğe sokmamak için ben kaçtım, duşa girecektim direkt. Sonra baktım üstüm yanmıyor, geri döndüm, çakmak şeyin içinde duruyor. Evet. O patlayabilirdi. O yüzden ben yine burada bir şey olmasın diye onu içeri götürmeye çalıştım ama o da yanlıştı. Patlasa o an götüme girerdi o çakmak. Kantaron yağı söyleyelim mi? He? Kantaron yağı söyleyelim mi üzerinde? Kantaron yağı, kantaron yağımız vardı aman okuyum. Getirsene onu, aktif kullanalım. Bir şey olmadı ya, öyle bir... Acı var mı? Acı var ama şey değil. Parmaklarım sadece yandı. Kıl koklu çünkü. Ha? Kıl koklu. Kıl kokar oğlum. Kıl kalmadı ki. Tertemiz oldum. Baksana buram hiçbir şey yok. Bu arada harbiden çok güzel. Müthiş böyle, bir hediye. Bunu yakmayız. Bu süs olur. Bana bir peçete vereceğim mi oradan? Ya. O kadar kişi izliyor. Biri içinden nasıl beddua ettiyse amına koyayım. Nazar değil. Sidikmiş aslında bu. Gerçi iyi gelebilir. Sana bakayım. Ha, çok güzel kokuyor oğlum. Yalayasın geliyor insan. Zeytinyağı tamam, gibi. Tamam kantoron. Kantoron. Hmm. Evde vardı annem. Kardeşim babaannenin şifalı elleriyle aynı yayında olan hasarı mis gibi yağınla fixliyoruz işte Johnny. Babaannene hürmetler. Bunu sağlam bir yere koyalım kırılmasın. Herkes her şeyi çarpmaya başladı. Dikkat et Johnny. Ediyorum abi.
Çok teşekkür ederim bu hediye için. Mektubunuzu kaybettik mi? Ne oldu? Az önce neler yaşandı bilmiyorum ama. Bombayaja baktık ama göremedik. Arda isim bir arkadaş sana beddua etmişti. Onu siktirsin yarın. Oğlum herkesin bedduası tutsaydı amına koyayım. Şu an yaşamıyor olurduk. Ailen, arkadaşların ve bizimle beraber sağlıklı, çok daha güzel yılların olsun. Hediyeni evinin bir köşesinde değil de en güzel köşesinde görmeyi çok isterim. Sana, yanında olan ve alamayan arkadaşlarına selamlar demiş. Burcu Met. Burcu, gerçi bunu ekip değil, tek başına almış biri. 7 başlıkla geliyormuş. Çok teşekkürler, süper. Bizim şu biraz hasar aldı tabii, yandı komple saati. Ama bence çalışır. Bana bir peçete daha lazım şuradan canım, bir verir misin? Panik çok önemli. Yani orada anını falan derken orada millet çarpsa üstüne dökse falan, bak o bütün sıvı üstüme dökülse benim kurtulma şansım yok. Yangın söndürme. Tüp lazım mesela. Tüp arabada var. Ama arabada oraya gidene kadar 3-5 saniyem var, 10 saniyem var. O yüzden aklıma direkt duşa girmek geldi. Çırılçıplak soyunup duşa girecektim olduğu kadar. Ama bir şey olmadı, kolumda kaldı yani. O bunun üzerine bir sigara içidir ama. Battaniye var abi. Ne koyayım oğlum? Şurası var ya, bir görsen. Allah korusun zaten, tam yanma. Neyse arkadaşlar, olur o şeylere. Dikkat edin yani. Bizim gibi olmayın. Yemek yiyin, yemek. Evet. Yemek gelmiş. Nasıl yani? Teşekkür ederiz yemeği yollayan arkadaşımıza da yani. Şu izliyor yayını o böyle. Atın iki lokma oğlum. Ben de yiyin ki ben de cesaret edip ısırayım arkada bir tane. Bileklikleriniz de korudu ha. Onun alttaki kıllar hala duruyor. Abi iyi misin? İyiyim, teşekkür. Abi siparişinizi yazan kişi olarak şimdiden afiyet olsun. Eyvallah. Abi bu arada senin DC'de kitap öneri odamız açıldı. Onu okumuştu. Aa, annem odamı temizledi. Fazlaları çöpe at dedi. Ben de çöpe gitmesin diye sana gönderdim. Hayır. Abi donatimi okur musun? Üstten lütfen, rahatım bozulur diye şey yapıyorum, çekiniyorum. Ne yapmışım o oğlum? Bütün surata bak amına koyayım. Geri zekalı. Baksana, yumruğum alevli yumruk amına koyayım. Allah'tan az dökmüşüz onun içine, dedim ya, fullemedim. Onu fullesem çok fena. Onu hemen alıyor oradan. Size bir şey söyleyeyim mi? Ciddiyim, o içine koyduğumuz, döktüğümüz ne kadar sıvı varsa o zaten elime dökülmüş. O yüzden sardı benim elimi bir anda. Ortada da şurası hala yanıyor bak. Bayağı yandı. Şimdi varyasyonlar başladı chatte bilir kişilerden. Bak abicim, onu 2 santim daha fazla yapsaydın benim kaynım da öyle yandı. Yanardık hep beraber orada. Allah korusun. Hani seni siktir et, yanındakiler bile ölebilirdi. Falçada likit kaldı, haberin olsun. Yok oğlum, uçmuştur artık. Net uçmuştur ya. Elim ayağım çözüldü diyor Sait'ten, şu an gerginlik akıyor oradan. Hayır Arda, sen yandın zannettim. Ben bayağı yanıyorsun zannettim. Sana koştum da bir oraya unuttum. Sönmüşsün Allah'tan. Sönmüşsün Allah'tan. Tadı kaçtı çocuğun. Sen yanıyorsun sandım. İçeri bir geldim, sönmüştür abi diyor. Mustafa da şu an Sait'in omuzlarına masaj yapıyor. Şu an bu ortam çok iyi. Hay Allah'ım ya. Güzel oldu ya. Heyecan kattı. Kendimize getirdi. Bak belim falan düzeldi amına koyayım. Evet, devam edebiliriz. Görevimize devam edebiliriz. Birinizin hediyesi kırılmış. Bizden dolayı değil. Tamamen kargoda oluyor böyle şeyler ki az önce kesmedin değil mi yerini? Yok. Az önce diğer arkadaşın niye o kadar sarmaladığını şimdi anladım. Böyle bir çerçeve yapmış. İçinde bir sürü an var yine. Şimosu, yayınları, Mert var. Çok eski yayınların görüntüleri var. Fotoğraflardan böyle bir tablo yapmış. Bunun içine cam girmiş olabilir yalnız. Dediğim gibi içinden camlar çıktı. Bu bizim GİS'te birlikte fotoğraf çektirdiğimiz bir arkadaş. Hem benle hem Mert'le olan fotoğrafları var. Daha doğrusu benle çekememiş ama şöyle bir an yakalamış. Onun kafası bu. Ben bir saat sonra gitmiştim oradan. Değişik bir bakışla... Kardeşim benim, içinde kalmadı değil mi lan? İnşallah bir yerde denk geliriz de fotoğraf çektiririz ya. Tugan abi demiş orada. Benim de bakışım var. Arkada arkada. Buna hiç dokunmayın. Çok cam var. Yani şeylerin içinden de akıyor. Kıl cam bir de bu, biliyorsun. Girdi mi çıkartmak kolay değil. Bunu böyle çok bağımsız bir yere alalım. Canım dürüm çekti. Vallahi benim de canım dürüm çekiyor da. Hala abi sana hediye pizza geldi. Afiyet olsun diyor biri ya. 50 tane 60 tane açtık ya, açmadık.
olunca tabii biraz yakıyor abi. Burada bir adet. Abi yayında okuyabilirsin. Benim için manevi değeri olan bir projeden kısaca bahsettim. Kısaca bahsettim dedi. İçinden 18 sayfalık roman çıktı. Aksolotu varmış. Aksolot gitgide büyüyor. Ama çok sağlıklı bir halde değil. Ufaktan kötüleşiyor. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı. Neymiş lan bu? Burak diye bir arkadaşımış. Termoelektrik modül kullanarak akvaryum şişeceklerini ve özelliklerini incelenmesini yapmış. Ama bunu incelerken de aksolotun amına mı koydun oğlum? Bu ne oldu burada ya? Ha yok. Soğutma sistemi... Lan oğlum bu soğutma sisteminin projesini ben YouTube'da yaptım ya Dubey'le. Oradan alsaydın. Sarf malzeme, soğutma sistemi için gerekli olan termoelektrik modül, alüminyum ısı kuyusu, alüminyum su blokları, su sıcak bir yeminle aynısını yapmıştı bir daha çakmış. Helal lan sana, aferin abi. Eliren izlemek böyle bir şeydir işte. Selamlar yine, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim kardeşim. TÜBİTAK'a başvurmuştum. Hayatıma farkında olmadan ne kadar etki ettiğini göstermek için teşekkür etmek istedim. Sümük sülük kardeşlere bir faydan dokunur. Proje hakkında daha fazla detaylı bir şekilde seninle konuşmak isterim. Ya canını yerim, ne güzel ya. Vallahi. Burada da bir takım veriler vermiş. Su pompasının debisinin bana hesaplamalarını falan vermiş. Fan daha büyüğünü yapmış. Fanların ampullere göre diğer amperler falan filan. Vay be. Mutlu oldum vallahi kardeşim. Teşekkür ederim. Senin için önemli bir şeyi benimle paylaşman ve benim vesile olduğumu bana hissettirmen çok özel bence. O yüzden teşekkür ederim. Umarım aksolot iyidir. Ne yapacağım bunu? Abi oraya bir şey sıçramıştı falan. İçme abi. İçmedi ya. Oo, birazcık mazot, biraz alev, kül. Piko. Ya o Piko oğlum şey ya şunu bu anı kutusuna. O hediye değil. Burada da bir adet dosyamız var. Mert abi diyor kapat amına koyayım. Bana değil oğlum. Ben olmayan hediye niye açık? Oğlum bizim Eightborne paketiyle bize hediye yollamış lan. Vay arkadaş. Al opsiyonel. Adamın hediyesini ben açmam oğlum. Yeşil Udi çok güzeldi. Kazancınız bereketli olsun. Hakkını vermişsiniz. Elinize sağlık demiş. Bu bir stand da neyin standı? Çok ince bu. Dur belki içinde devamı vardır. Ya da ışıklı bir şey. O hediyeler RR. Oğlum hediyeler değil mi? İki tane var zaten RR görsün diye. Onları ayırıyorlardır herhalde ya. İnşallah. Yayında vaktini almamak adına notun kalanını buraya yazdım. Aa ne güzel lan. Happy birthday. Burada küçük bir not daha mı var lan acaba? Yok. Okumak istersen de buraya devam ettim. Peki başlangıcı nerede? Hediyeyi göreyim mi? Ana. Aa bak bunda da Spotify şeyi var. Zaman, kıracın zaman. Şarkıyı biliyorum, açmana gerek yok. Diyor ki hani zaman geçmiş, hayatın sikilmiş, gencecik çocukmuşsun diyor. Mesajı o. Yani onu söylemek istedim. Bu da böyle tatlı bir hediye. Görmüş olduğunuz gibi. Çok da güzel duruyor. Plak olması çok güzel bir detay. Altta da direkt okutup dinletebiliyorsun. Müzik köşesini hatırlıyor musun? Fulya bana bir küçük plak hediye almıştı. Orada böyle bir 90'lar arşivi oldu. Mesela Walkman'i de oraya koyacağım. İşte bunu da oraya koyarım. Kalbine ferahlık verecek güzel günlerin olsun demiş. Büşra'ya çok teşekkür ediyorum. Lemonus ailesine dönüştü. Yani aslında bir Lemonus tarikatı var orada. Çok teşekkürler. Bunların hemen iç içe koyup. Young Elren. Bu üniversite zamanından. Üniversite birinci sınıf falan olması lazım. Yani liseden mezun olduktan hemen bir tık sonra. 2005-2006 dönemi. Aynıyım amına koy. Birazcık yaşlılık başlamış olabilir. Ya kardeşim küçük küçük hediyeler veriyorsunuz ya. Eli göndermiş. Tam büyük. Kim yollamış? Hala ben de şımarık çocuklar gibi. Yok oğlum ne varsa ver canım. Ha mektup hediyelerini biraz da araya katmak lazım. Hep arka arkaya
Ya not okursak bitmez bu iş. Mektupları o zaman direkt buraya koyalım. Hayır. Evet evet. Ben sadece mektuplara isim diye bakıyorum. Burada da yine güzel bir mektubumuz var. Sevgili Tukan, doğum günü kutlu olsun. Hediye olarak 80 kadar sahipsiz Pitbull'un yaşadığı Silivri'deki kuyruklu çiftliğe mama bağışı yaptım. Bak şimdi mektup deyip geçme işte. Mektup değerli de anlayın ne demek istediğimi. Sahip Burç'un yazışımı görüntüsünü zarfın içine bulabilirsin. Arkadaşlar sahipsiz Pitbull'lara kuyruklu çiftlik Instagram hesabıyla olan paylaşımlarını atmış. Tutkuyla Patile. Tutkuyla Patile Instagram hesabını sahibi Burçin sanırım bana bunları yollayan. Selam arkadaşım, Tuğkan'a doğum günü hediyesi olsun istedim diye sipariş verdim. Şimdi yüzsüz gibi yazıyorum. SS atacağım kendisine demiş. Ve burada bir dakika ya, Elif Burçin. Elif Burçin aynı kişi mi? Yo. Bana bir de CV. Lan bu CV'si ne yollamış? I'm lucky enough to be on all colleges as special transfer professor coming as a special consultant with almost 15 years of experience under my belt. Vast knowledge in plenty of different fields world and present. Bir dakika, anlamadım şimdi. Burada Elif diye biri var, CV'si var. Burada fotoğrafları karşılaştırayım. Burçin diye esmer biri var. Buradaki Elif sarışın. Belki içine yazıyordur ya. Saygı, çok güzel bir yaş olmasını, sevdiklerine beraber daha nicelerini görmeni dilerim. Regret official Sertaç Sayın. Ha, bütün maillerime Regrat'la ilgili zarfa CV'mi de koydum. Regrat için herhalde. Regrat, ya hepsi için anladığım kadar. Regrat için olması lazım. Hem İngilizce hem Türkçe. Yani çeviri de yapabilirim çünkü CV'sinde şey yazıyor. Fransızca falan da. Senin ablamla konuşuyor. Yıldız Teknik mezunu falan. Helal olsun. Abi okuma artık. Sus lan. Elif, bakacağım. İsminin okunmasını istemiyorum. O yüzden... İsminin okunmasını istemiyorum. Hediye gösterebiliyor muyuz? Evet, sadece ismin okunmasını yazmış. Zeytinyağı yollamış. Pardon mı? Bilmiyorum. Tamam hadi biraz daha şey hediyelere bakıyorum arkadaşlar. Zeytinyağı gibi insan tipi değilmiş. Bu... Abo... Bugün parfümlendik ya. Abicim bu yenilir mi? İsraf olmasın. Yeniliyormuş, karıncalar sevdi. Yine bir hediye paketi. Ya sizin canınızı yerim. Bir tane çorap ve üzerinde benim bebekliğimle yüksekliğime kendi bebekliği var. Burada ikinci çorap. Zencefilli limon çay. Burada... Bir çorap daha, bir çorap daha. Hadiye. Neye gülüyor? Aa, içindeymiş. Burada Eyşan'ın patilerine keyifli anlar yaşamanızı dilerim. Eyşan'ın patilerine. O çoraplar Eyşan'aymış. Eyşan mı? Ben bebek için sandım. Ben de Eyşan peki bunlarla mı gezecek? Onun paramparça. Eyşan'ı hayal ettim şu an. Koşarken bunlar da böyle oynuyor. Hey be, Eyşan lan. Bir çorabın eksikti adi. Bütün ayakkabılarımızı yedin zaten. Az önce Mustafa gelmiş. 5 saniye sürmedi. İçeri girdi. 2 saniye sonra elinde sayı çeyle, ayakkabıyla geri geldi. Bu ayakkabı senin mi? Bu kutuyu atmayın. Bak bunlar önemli. Üf, çikolata koydun. Burada bir Tukan limonu. Ya, limonu değil, yaprakları var. Bunları nüfus cüzdanına presledikleri yöntemle yapmış galiba. Yapraklar. Ve bir kitap çıktı içinden. Mühürlü. Mesaj. Erhan Kolbaşı, Dilek Karakuş. Ve postkart çıktı. Atamızla birlikte. Atatürk'ün vasiyetine gururla sahip çıkabilen Türk gençlerini... Ben de okudum, Türkçe'yi okuyamıyorum ben. Türk gençleri olabilmek dileğiyle yazmış. Böyle bir kart var. Çok güzel. Bu arada kart çok güzel ya. Kartpostal aslında. Ada kültür. Bu kitap ayrıcı tabii. Hayata karşı bakış açını kökten değiştirecek bazı konuları keşfettim demiş. Yani bu kitabı oku, hayata karşı bakış açıların değişebilir demiş. Teşekkür ediyorum. Çok ince bir hediye. Bunu da buraya koymak istiyorum. Üzerinde Tuğkan yazan yapraklar. Adını söylemiyorum. İsim söylemedim değil mi lan bunu şey yaparken? Evet.
Tamam, hiç o adını gördüm ama okumadım. Şu an gördüm. Kitapların yanına koyalım. Ben burada arkadan seçmemi istediğiniz bir şey var mı? Piko piko diyordu herkes. Büyük kutu geldi değil mi? Büyük kutu mu? Ver. Böyle bir ambalaj kağıdı vardır değil mi? Tabii bunu emek vermiş olamaz. Oğlum bu gerçek mi? Bir dakika. Bu Love Is, bu Şıp Sevdi'nin konservesi mi? Ya açtığımda içinde bir sürü Şıp Sevdi sakızı mı var bunun? Yoksa kendi mi yapmış diyeceğim de. Şıp Sevdi mi acaba? Love Is yazıyor, bilmiyorum. Onun teması değil mi bu? Evet o. Açayım mı? Ya bu da açılmaz ya. Salla be. Sakızdır, açalım onu. Sakız mıdır? Onun içinde bir şey var. Yani açmamız için değil mi o ya? Ne yapacağız ki başka? Açmamız, dur okuyalım bir öyle anlarız. Brodger kardeşler, teşekkür ederim abi, selam, doğum gün kutlu olsun. Maalesef derslerden dolayı hediyeni yetiştiremedik. Anlaştığımız yüzdenin bir kısmını buradan gönderelim dedik. Paralar kazanılmış lan, iki kart oyunu. Ulan yalan söyleme, stok bitirdiniz lan üç kez. 1000 lira mı lan onun anlaşması? Yollayacaksın, vergilerini öde ama. Kardeşim benim, teşekkür ederim, estağfurullah. Burada Şimo ile bir Yusufçuk var. Bardak altlı. Bakalım yeni paketimizden neler çıktı. Patlayan şeker. Oğlum bu ne biliyor musun? Benim 90'ları çok sevdiğim ve bunları sürekli içerleyerek... Ya abi. Ben onu su doldurayım ben. Su doldursana şuna. Alt kapağı var mı? Yok ama içindedir belki. Dur ya dur bir dakika, bu hediye çok güzeldir. Yani hepsi çok güzel de anlayış. Çocukluğumuza iniyoruz. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum amına koyayım. O çeviriyorsun abi. Ya çeviriyorsun da. Nasıldı bu? Sarmalıyor muydun? Yok yok. Aman yok koparıyorum. Yok yok. Şöyle. Öyle değil mi oğlum işte? Şöyle. Böyle iyice düğümlüyoruz. Sonra. Çektiğinde kağıt kesiyordu. Kağıt keser bu arada. Hatırladım, böyle bir şeyle temas etmiştim. Neydi bunun adı? Bunun bir ismi vardı ama. Ya bak. Sıkı izleyici işte. Şemsiye çikolata. Her yerde bunu söylüyorum. Canım şemsiye çikolata çekiyor ve bu yok. Çocukluğumun çikolatası dedim, bak al. Babaannemin, anneannemin bana hep verdiği para çikolatalar. Yeşil askerler. Birçoğunuz bilir yani, benim yaşımda olmanıza gerek yok. Her sizin zamanınızda da vardı bunlar. Bu da üfürük mü? Bu ne oğlum? Bir de pil. Şey pil mi dedim, hani Duracell'in var ya, basınca söylüyor ne kadar olduğunu. Bu pillerin bir amacı var ama. Bunlar bir dursun. Nostalji ya. A101'de satılıyor abi onlardan. Hayır işte bunu pastanelerde satılanı var abi. A101'de satılan değil. Bunu pastaneden giderken adamlar el yapımı yapıyordu bunu. Dışarıdan bir yerden gelmiyordu Johnny. Bunu yiyeyim ya. Ya abi afiyet olsun. Yer misiniz? Bunu yiyeceğim ya. Vallahi bunu. Bu A101'deki satılan mı? Öyleyse tadını anlarım zaten. Isırmak isteyen var mı? Vallahi bak. Vallahi afiyet olsun. Sayık ısıracağım mı? Abi, bozmuşlar bunu ya. Böyle değildi bu. Pastane malı çok farklı. Ama belki çocukluğun verdiği his de olabilir abi o. Yok abi ben o tadı hatırlıyorum ya. Burnuma sokuyordum bunu. O kadar seviyordum yani. Ama olsun, onu hissettirdi. Bak bakayım tadına. Cırt. Cırt. Ama o hissiyatı iyi. Evet devam ediyorum hediyenin içine. Bu bayağı... Bakın bu da arkadaşlar... Bunu versene bana. Yine tükürdüm mü ben amına koyayım ya? Yine tükürdüm bir yerlere. Neyi vereyim? Su mu dolduracağım? Lavizi aç artık. Abi bu belki açılmaması gerekiyordur. Bak. Pil dilin için olabilir mi? Ama ben bunu emcukluyordum ama bunlar değildi asıl. Dokuz. Dokuzlukluk emcikliyordum ben. İkisini bir arada artı eksiği çakınca dilim böyle zız 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 oluyordu. Tamam açıyorum o zaman. Çok yanlış bir şey yapıyormuşum gibi ya. Hayır ben çetin gazına gelmeyeceğim abi. Ya oğlum bu nasıl bir paket ya? Adi kadın, adi erkek kim sen? Ne oldu lan? Oha bayağı yoğun çıkıyormuş lan. Evet evet abi. Yapmam. Bak bunun içine su doldurup arkadaşlarına şaka yapıyor. Diye böyle nah çekerken.
Bunu da buraya koyalım. Tetris. Bizim tabii eski nesillerden değil ama nostaljiyi yaratır. Tararam tarararam. Dur bakayım. Ne? O üflenmiyor muydu? Üflenmez bu ya. Yok lan bununla böyle yapıp yapıp bırakıyor muyduk bunu? Uçuyordu galiba ya. Hatırlamıyorum o kadar da. Solotes zeka oyunu. Dur bunu da koyalım. Şimdi mektup çıktı. Şunun içindeki detayı öğreneceğim. Selam gardiyan. Çok sık ev değiştirdiğin için sana bir villa projesi çizmeye başlamıştım ki evin yapılmakta olduğunu fark ettim. Yeniyim evet diyor. Kendim yapmak istediğim için geriye tablo seçeneği kaldı. Profesyonel değilim ama idare et boncuk demiş. Pac-Man ile Mario'yu karşılaştırıp bir de limon çaktım. Ne? Bir de limon çaktım. Beğenirsen sevinirim. Mutlu yıllar yeğen. Bu tam bir böyle Adanalı matkap şeyi. Raconu hediyeleri gibi. Öyle hissettirdi bana. Bana da şeyi hatırlattı abi. Bir videoda bayağı bir bu tarz bir şeyi olan bir abi vardı. İzlemiştin. Eski nostaljik hı-hı bir bakkalı vardı. Bakkalı vardı aynı. Bir de burada kendi elemeyi bir şey var. Açacağım bir durun lan. Sabırsız adamlar. Pac-Man yapmış limonlu. Çok güzel uğraşmamış baba. Süper. Tam 1.90'ları indirdi. Açıyorum. Şıp sevdi dolu içi ya. Müthiş. Bunu ama oğlum bunu işte harcamamak gerekiyor. Şimdilik bir tadını aldın sonra şey yaparsınız. Yayında cak 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 şimdi milleti rahatsız etmeyelim de. Aşk biraz sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu bilmektir. Aynen kanka. Çok doğru bu arada. Ne yazık ki kimse bilmiyor onu. Değil mi? Evet. Genel Türk uyudur o. Şu an konuşacağız. Halledeceğiz sorunlarımızı. Beni rahat bırakır mısın lütfen? Biraz dinlenmem lazım. Hayır şimdi. Ulan bir bırak beni. Gibi. Çok güzel tadım. Ama 5 dakikaya geberir bu. Açtırdınız bana ya. Okey bunu şimdi bir kutu yapalım. Bu çok güzel bir nostalji köşesinin şeyi. Pilleri herhalde kıçıma sokayım diye yolladı ama bu emcüklediğim için olabilir. Bizim zamanımızda kalem pil yoktu koçum. Öyledir abi. Bunlar yuvarlak pille çalışıyordu amına koyayım. Vallahi yuvarlak içlerinde yuvarlak küçük pil var. Lazer pili oluyordu ama ben hiç aklıma kalem pil gibi gelmedi. Bunu bak şöyle istiyorsan şimdilik seti hiç bozmadan şey yapalım. Aa dur horoz. Onun altı yok. Kapağı mı gitmiş onun. Evet. Aa dur. Çok güzel set ya. Vallahi. Teşekkür ederim. İsmi var mıydı? İsmi yok. Ben dağıldım. İsmi var mıydı ya? İsimsiz miydi? Soyadını vermeyeceğim. Gözde. Gözde teşekkür ederim. Çok özenle seçilmiş. Yayınlarda anlattığım ve özlediğimi söylediğim ne varsa hepsini tek tek bulup alıp yollamışsın. Evet sakızı çıkartıyorum özür dilerim. Şu Piko kutusunu açıyorum. Aldın mı? Aha, açtım hatta. Baba burada çok büyük koliler kutular var. Bir Piko'ya bakalım. Evet burada yine bir el emeği hediyemiz var. Oh, elime bir şey girdi. Gözüküyor mu acaba? Ne bu silüet? Anladınız mı? Ben anladım da. Ben de anladım. Şimo'yu öptüğüm fotoğraf. Buradan çok belli olmuyor. Ama kamerasız bayağı belli oluyor ne oldu. Arkayı da böyle döşemiş çok akıllıca. Mektubu o mu? Belli oluyor evet. Eliyle yapmıştır bu arada. Bunlar bak göt isteyen şeyler arkadaşlar. Kolay gibi duruyor ama uğraşmış yani. Tak 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 dele dele gitmiş. Gülsu yayın sonrası içinde bir not bırakmış. Selam vermiş hepimize. Hediye hazırlamak için vakti bulmakta çok zorlanmış. Ama ona rağmen el işiyle ilgili bir şey yapmış. Kızım endüstriyel tasarım diye bir bölüm varmış. Ne dersin demiş babası. İşte bu bölüm ısındıktan sonra benim oradan mezun olduğumu öğrenmiş. Çok sevmemiş ama galiba. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim abimsin.
Nice güzel senelere kendine çok iyi bak, seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Gülsu, emeğine sağlık. Mavi don da anlamlıydı abi. Oğlum hepsi anlamlı lan. Hepsi çok güzel. Ne oldu? Bok mu çıktı? Yok, yok, şey var da kırılmış. Kırılmış mı ya? Vallahi. Ne kırılmış? Ver bakayım. Figür ya. Figür mü? Kırılmış mı? Hayrun İsa. Aga be, bir şey olmaz oğlum, bunu yapıştırırız iki dakikada ya. Ayağı kırılmış. Ayağı kırılmış ki bir şey olmaz, bu biliyorsunuz her filmde. Oo güzel ha. Bak bak. Bunu bir yapıştırdık mı buradan? Ne bakayım, 3D printer mi? Evet. Güzel yapışır bu, hiçbir şey olmaz. Her filmde kırılıyor zaten oğlum. Adam vurula vurula bir şey olmuyor. Şöyle bir hediye. John Wick'in sıka sıka gezdiği. Yeni izledim sonun. 4. filmi. Kırık şimdi, dur koymaya çalışmayayım. Limon Tayfa demiş, yeni yıl ve doğum günü kutlu olsun. Nis, teşekkür ederim. Ayrıca limon kolonyası yollamış bununla birlikte. Yanıyor mu? Yakalım mı onu? Kendi mi yaptı acaba ya? Ama yok ya, kendi yapmamıştır değil mi? Sanmıyorum. Amin. Nisa'cığım, hep beraber inşallah. Bunu bence kutuya koyalım. Bir şeyi kutusu dağılmış ki o yüzden kırılmış. Bal gibi olmuş. Geç. Nisa ve Sude'den sevgilerle. Sadece Nisa değilmiş, Sude de varmış işinde. Kolonya'da Limon Tayfa... Ha, buraya sticker yapıştırmış Limon Tayfa diye. Oh. İlem. Ne güzel isim lan? İlem. Bu ne lan? Yayın dondu sandım, yok. Oy çok güzel bir kupa. Yıldızlı mıldızlı. Siyah, çok severim. Bir adet kupamız var. Ve de bu ne bu? İçeride bir şeyler daha var. Dijital LED ekran, sızdırmaz kapak. Aa, üstü saatli termos. Akıllı termosmuş. Ne oluyor lan chatte? Abi hep kızlar yollamış ya. Evet, Adnan. Niye acaba? Senin hediyen nerede Adnan? Artık er kimsen. Bak burada derecesini söylüyor içine koyduğumuz şeyin. Yanında da Tuğkan Gönültaş yazıyor. Sonra abi bize niye kötü davranıyor? Kendi süzgeci var içinde. Hmm. Yani komple mesela ada çayı var ya, kombin yolları. İçine dök. Evet. He, buradan böyle kırlı kırlı. Çok güzelmiş ya. Müthiş bir set. Teşekkür ederim ama içinde bir şey daha var galiba. Hemen ona bakacağım. Ya canını yerim. Full setmiş bu ya. Bir adet çok güzel bir kalem var. Siyah, mat. Bir tane üzerinde Tuğkan Gönültaş yazan bir not defteri. Bunları genelde yanlış anlamasın hediye alan söylenmez ama çok kaliteli yapmazlar. Bu yine mesela iyi. Az önce bir tane açmıştık, orada şey olmasın, üzülmesin diye söylemiyorum ama defteri bayağı haşattı. Buraya da özel bir not yazmış. Özeli hemen okuyalım birlikte. Canımın içi Tuğkan abim. Dur, şaka yapıyorum. Başka bir şey var mı? Unutmayalım, ayıp olmasın. Tamam. Aleyna, yayında açarsan beni çok mutlu edersin. Bakın yine bir poşet. Bayağı craft kağıt. Üzerindeki tüm detayları elle yapmış. Her bir yere örümcek çizmiş. Umarım öyledir. Evet. Her yere eldiven yazmış. Bak bunlar çok güzel. Eldiven gülüşü atmış. Çift noktalı. Hey. Dört yıldır sıkı takipçimmiş, 20 aylık abonemmiş, yaklaşık 2 yıldır oyuncak örüyorum. Sana yaptığım hediyeyi umarım beğenirsin. Senden ricam, Instagram adresimi yayında söyler misin? Aley Gurumi. Arkadaşlar Instagram'ı Aley Gurumi. Chat ya, hemen bir oradan bir... 2 yıldır... Hep şey muhabbeti var ya bizim. Önce ne kadar beni sevdiğini söylüyor arkadan da. Abi bu arada YouTube'uma da bir el atarsan. Canım yok benim oğlum. 20 aylık abonem ya. Ona destek olmayacağım da... Kim olacağım oğlum? Ben chattekilere destek atmayı seviyorum. Niye? Çünkü onlar da bana yıllardır destek atıyor. Baba yalan mı? Doğru. Bu kadar basit. Sıkıntı değil yani. Ben Aley Gurumi. Şimdi buradan bu hediyeyi ben açarım. İsterse sabaha kadar reklam. Oo, oy. Şimdi ben bunu nasıl sunmayayım? Nasıl reklam yapmayayım? Elle tor yapmış. Bana özel. E şimdi sen kardeşim sevdiğin birine, ne bileyim, sevgiline bir şey almak istiyorsan yazmaz mısın bu Instagram sayfasını? Çok güzel lan.
Sakalları da ayrı. Pelerin. Ayak. Göbek. Hepsi var. Buyurun, sizin için sevgi ve özenle hazırlandı. Tamam. Bu Migros... Baget ekmek. Baget ekmek şey değil mi lan? Çok akıllıca lan. Helal olsun bak. Helal zaten abi. El işi... Baget ekmek poşetiyle işi bitirmişsin. 10 numara. Hem ürün de gözüküyor. Şeffaf kargo. Çok iyi lan. Süper. Bir K gelmedi oğlum. O eski o. Şeyde problem vardır. Teşekkür ederim. Ama kim... Adı yok. Adını okuduk mu? Aleyna dedim ya. Aleyna. Aleyna da. Twitch ha. 4 LLA. Lay. 4 lay. Burada mısın? 4 lay. Onun iki olmuş. Bakacağım harbiden o kadarlık. O kadar mı harbiden şeyi? Aboneliği. Bakın bakayım. 4 2 L 2 E Y. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bu da çok güzel bir hediye. Bunu da büste koyarız. Biraz daha hızlanmam. Şunları da bir rica edeceğim. Bir ara alınırsa. Tamam oğlum. Aha. What is that? Düzü nasıl? Şşt. Lan. Adiler. 2000'lik puzzle gelmiş. Ne bu? Buna da parfüm sıkmış galiba. Selam Tukan abi. Seni uzun zamandır severek takip ediyoruz. Umarım hediyemi beğenirsin. Ne yazmış la burada? Neçe? Bu hediye ben ve ikizim adından Farida Rafita. Ha siz... Azerbaycan'dan. Ben o yüzden okuyamadım. Pardon. Neçe? Sen neçe yazsın? Bir an kafam karıştı. İnstası yok bende. Bilmiyorum onu bul. 21 ay mıymış? Helal olsun. Suriyeli sandım. Ben de ilk öyle sandım da Suriye'den izleyicilerim sandım. Nereden olduğu önemli değil kardeşim. Çok teşekkür ederim. Puzzle yapmayalı herhalde bir 20 yıl oldu. Lego hep yapıyorum ararım. Puzzle beni deli ediyor. Çok sevdiğim bir şey. Ama kilitlendim mi bırakamıyorum anasını satayım. Onu bitiresim geliyor. Teşekkürler. Kesenize bereket. Öpüyorum. Benimki en son açılacak herhalde. Vallahi arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Nedir yorgunluk durumunuz? Sıkılma, yorgunluk. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şurası da bitsin. Şurasını bitirelim. Yarısı bitmiş olur zaten. Yarısı bitmiş olur. Yarısı aynen bitmiş. Öyle. Yarısını da halin kalırsa böyle 4-5 saat değil de cumaya kadarki yayınlarımı, hafta sonuna ara kadar yayınlarımı bırak bitiririm yani. Değil mi? Hem de yorulmamış oluruz. 5 saat oldu çünkü. Oh şükür benim hediyem orada. 7 yaşından beri yapamıyor musun abi? Tabii oğlum 7 yaşından beri yapamıyorum. Bakalım burada kimin hediyesi varmış. Ama şimdi bunun için toplanmış arkadaşlar da acaba şurada mesela hediyesini görüyor da ne zaman açacağım diye bekleyip bana triggerlanır mı? Yok. Hani hep vakti yoktur. Tam ona denk gelemez diye üzülür mü? Bu ne ya? Bu neymiş ya? Klasik bir hediye ama beğeneceğini düşünüyorum. Her kullandığında beni mutlu edeceksin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Emirhan diye bir kart. Twitch kullanıcı adı Emirhan 0008'miş. Bir adet. Ana ters duran kupa. Bakalım. Ters duran kupayı nasıl olduğunu anlatacağım. Emirhan 008. Burada mısın? Oh kırılmamış. Çok güzel lan baksana. İnsan tribi, ben bunu böyle tutup dökerim lan yanlışla. Psikoloji oynuyor. Bunu harbi ters sanarsın. Evet. İnşallah başıma öyle bir şey gelmez. Bir de mektup var, onu da siz bana verin diğer hediyeyi. Bunu şöyle bir bakayım. Emirhan'ın... Oğlum sen benim çocuk arkadaşım Can'la akraba mısın lan acaba? Soyadlarınız aynı. 2024 senin yılın olsun abi cümlemizi. Merhaba abi nasılsın, inşallah iyisindir. Bunu okuduğunda bana Instagram... Tamam okey dur bunları ayır. Bu ne? Vur bana gözlerinden oku... Nasıl açacağım ya? Tamam mantık şuradan. Kardan adam yapak seninle. Oo, buraya arkaya çok ciddi kar yağıyor. Eğer taşınmadan bir kar yağarsa... Kardan adam yayını yapayım mı size? Birlikte... Oğlum bu ne ya? Evrak gönder. Muhasebe misin oğlum sen? Yok mektup. Kim? Ege. Ege. Sertçe vur. Tut. Ses çıkartıyor şöyle. Ha, öyle. Hayır abi. Nasıl lan bana şu kağıdı alabilir misin? Bununla mı vuracağım? Bak, ver bana şunu bir. Tamam tut diyor. Öyle değil ya. Böyle değil mi bak? Aynen öyle. Şu
şöyle yapsan, ben yapamadım Allah'ım. Tokatlıyordum onu. Öyle değil. Ne yapacağım şimdi? Böyle tutuyorum. Havaya, boşluğa. Çakmalım, dikkat et. Böyle ses çıkartıyor. Ananı sikeyim. Ben bunun çocukluğunda niye hiç böyle bir şey bilmiyorum ben. Bizim zamanımızda. Böyle. Sizin zamanınızda tabii çocuklar daha güncel, daha böyle aklı çalışıyor. Bir ikilisi olabilir. İkili mi? Ha, onun biri ikilisi. Nasıl var. Bilmiyorsun? Oğlum bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzda birbirimizi dövüyorduk biz amına koyayım. Böyle bir şey yoktu. Uçak yapıyorduk çok. Biz de birbirimizin suratına bunu yapıyorduk işte böyle şlak diye. Sinek oldu. Sinek oldu. Bir daha deneyeceğim. Belki ben yapamışımdır. Bu çok iyi. O iyi evet. Tam tersi abi. Ben amına koyayım. Şuradan aynen abi. İyi ki çok güzel çıktı. Acaba ortasına koyman gerekirken yanlış yer mi? Yok oğlum işte bak şu ortası boş kalacak. Doğru doğru. Tamam. Buradan ucundan tutacağız. Oğlum biz yapmadık da kafamız çalışıyor koçum. Özür dilerim abi. Nakladım. Oğlum bozuldu ya. Uzman sensin abi, bir bak bakayım hata gidik var mı? Nasıl hediye abi? Yok abi sen. Sen yapamıyor musun dedi bu sesle. Tam burada bir mektup var. Ege kardeşim. Ege yazdıklarım bana biraz yetersiz geldi fakat hiç yoktan iyidir demiş. Şunu direkt şey ama anı kutusuna. El emeği yapmış, bana zaman ayırmış, çıtlatma patlatmalı kağıdını yapmış, mektubunu yazmış, yollamış. Canımsın, teşekkür ederim. Abi bokunu yiyeyim, sol tarafı aç artık. 5 saattir koptu belim. Kardeşim benim de götümden ter akıyor şu an. Ne yapayım, gözünü sevdiğim işte. Herkesi sıra sıra açıyorum amına koyayım. Allah Allah, sanki kötü bir şey yapıyormuşum gibi burada. Elim yandı, götümün kılına kadar yandım ya. Bu da bizim ambalaj yollamış. Bizim ambalajla mı? Bak adamlar Eightborn'dan mal alıp paketleme konusu çok iyi değilim. Hediye üstündeki notu okursan çok mutlu olurum. İster sesli ister içinden. Bu arada o kadar profesyonel çakmışım ki hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Birazcık çizik arasında çakalım. Ve Funko Pop. Ne bunun telaffuzu? Funko Pop herhalde. Funko Pop mu? Öyle bir şey. Funko Pop. 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 Funko Pop. Pop up. Funko Pop. Bundan yukarıda bende, aa bak bu yaylı kafası, Thor. Bendeki Thor böyle değil. Bendeki Thor'un kafası sabit. Bu farklı bir Thor. Bu yaşlı Thor gibi. Bubble head. Kafa sal. Arabama takayım mı bunu? Çok güzel lan, teşekkür ederim. Not. Bir dakika, hediyenin üstünde not var dedi. Ha burada burada. Dur. Zeynep yollamış hediyemi. Ama bu tabii. Indian Thor. Ragnarok abi o. Tamam oğlum işte. Bu özel günde 28 bir yaşta eklerken 28'e bir yaşta eklerken sana en mutlu doğum günü dilemek istedim. Karizmam, mizah anlayışım ve samimi kişiliğin her yayına katılanlar için bir keyifli hale getiren unsurlardan, inanılmaz komik oyun anlarından aydınlatıcı sohbetlere kadar pozitif enerji katma yönelik her şey yayınlarım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevinç Kahkaha iyi dileklerini yollamış. Bir ilham kaynağı olduğun için teşekkür ederim demiş. İyi ki doğdun kral. Bu arada benim doğum günümde 26 Aralık Oğlak kadınıymış. Selamlarımı iletiyorum. Lyren, burada mısın? Lyren'e. Ben senin ikini görüyorum hep ya. Açarım. Buradayım. Yazamadı da bak, kepsin o kadar heyecanla. Buradayım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bunun yukarıdaki de diğer benim tüm bu işte pop mudur, pop head midir nedir? Onların hepsi yan yana duruyor. Kutularını hiç açmadım diye hatırlıyorum. Direkt böyle koyarım. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Toy 7. Yes. Next. Şuradan bir tane şey çekeyim. Birazcık tıkanıyorum. Tıkanmamın sebebi harbiden sigara çok vuruyor. O ne? Yine şey mi? İkili hediye. İkili hediye. Bir adet oh parfümlü peluş şeyimiz var. Oğlum bizim kızlar ne kadar çok seviyor örmeyi ya. Müthiş. Burada biraz şey var, info var, onu göstermeyeyim. Aşk bahçem, tekrardan iyi ki doğmuşsun, öpüldünüz diyor. Damla teşekkür ederim. Damla Koç! Damla Koç! Chatte.
Damla. Hayır mayır deme ama. Bunun daha kili donmamış ki. Ben şu an bozup bunu yeni bir şey yapabilirim. Damlacığım. İçi yaş. Olmaz böyle. İyice kurutman lazım. Acele etmişsin tabii hediye olacağım diye. Panik yapmışsın. Canını yediğim. Bunu fırınlayacaksın. Mikrodalgaya atsan böyle olmaz. Kaç defa diyeceğim adam şimdi. Bak. Kulak böyle oynuyor. Islak. Canını yediğim ya. Ne güzel de boyamış, uğraşmış ya. Kuyruğu da böyle çük gibi kaldırmış ama... Ha yok, nasıl yandaymış, pardon. Atkı çok güzel. Onu da elle örmüş yüksek ihtimalle. Ailemden bir parça gibisin. Canını yedi. Gibisiniz demiş daha doğrusu. Orada yatağı da okumayın. Bir tane daha el işi var. Damla. Ben bunları kuruturum. Emek kokuyor da ulan deli. Dalga geçmiyorum ya. Espri yapıyorum ama her şeye alınmayın. Çok güzel ama. Şeye çok güzel girişmiş. Boyamaya ve detaylar çok güzel. Ama bir talihsizlik olmuş. Bunları yine kurusun yapıştırırız. Yapıştırılmayacak şey. Bir tane daha var pardon. Oo, sağlam bir kül tablası. Heh. Bak bu donmuş. Bak. Dur. Görüyor musun? Bak buna bak. Farko. Çok güzel. Elin emeğine sağlık. Kırmam kırmam. Demeyi yapma, o da kırılmaz. O ne Johnny? Tütsülükmüş o. Ha şey değil, şunu da bizim yün arşivine alalım. Bu evde kışın üşüyen olmaz Johnny bu saatten sonra, ona göre. Küllük yaparım ben onu, evet. Tütsümüzü kullanmam, yanlış anlayın. Giymezsen bana yolla, endless'la ol. Oğlum hediye olmasa yollarım, paylaşalım. Hepimizin olsun da ya, şunu söküyorum. Happy New Year. Çok güzel paketlemiş lan. Seramik kupayı kendim yaptım dekoratif amaçlı. Diğer ikisi hediye, hem yılbaşı hediyesi hem de yeni ev hediyesi. Güzel günlerde kullan. Çağla teşekkür ederim. İşte yılın en güzel günü geldi. Doğum günü kutlu olsun demiş. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Sağlıklı, huzurlu. Teşekkür ederim. İster yayında oku, istersen sonra okuyabilirsin. Yayın akışını aksatmak istemem. Abi mi abi? Ne? Tamam abi, tamam. Okey abi, kalsın abi. Ne oldu? Dedi ki içecek olmasın diye. İçecek de yapmış. İçecek mi yani? Abi kelim var. Kesene bereket. Sen bir tatlı yollar ama. Yok lan sakın ha, manyak mısın ya? Alıp geleyim mi? He? Alıp geleyim. İçecek falan niye yolluyorlar oğlum? Yazık günah. İçeceğe burada minimum siparişleri bizim bir güvenliği arar mısın yine ya? Bir bilgi alalım. Evi nereden biliyor? Bilmiyorum da ben onu öğreneceğim ama. Alo. Efendim. Kaç, çok mu geldi? Allah Allah. Neyse tamam. Peki kral. Hadi görüşürüz. Yayın izliyor mu? Maaf mı oldun? 5 tane gol mü yedin? Haa, Trabzonlusun sen tabii. Sağlık olsun. Canım ne diyeyim, hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Hadi iyi akşamlar. Kora geldi, Fanta geldi. Olur. Zahmet olmayın. Üşenmem diyorsan. Evet. Bakalım burada şimdi bir tanesi kendi el emeğiymiş. Diğerleri hediyeymiş. Çok. Bakalım burada ne var? Trabzonlu, Trabzonlu.
Kupayı göstersene abi. Bakarız ona sonra. Gösteririm onu birazdan ya. Zencefilli kurabiye. Ulan mummuş ya. Oh çok güzel kokuyor ama. Harbi kurabiye sandım. Kurabiye kokulu mummuş. Baksana güvercin yuvası gibi. İçinde yumurta var gibi. Oh, harbi kurabiye çıktı galiba. Kalbim harbi çok temiz. Aa, kurabiye değil ama kurabiyeli. Camdan vurdum, bir şey olmaz. Çok severdim eskiden bunları. Ve hala şeyi anlamıyorum. Ya anlamıyorum değil de sıfır kabarcıkla bunu nasıl vakumlayıp da bu kadar temiz. Zamanında da suyu basıyorlardı. Eminim çok basit bir yöntemi vardır ama. Şunu bu arada çok dikkatli açayım. Kırılmasın elemeyi çünkü. Lemons of Love yazıyor içinde bir şey. Ama vallahi benlik değil baba. Bunlar bak şey gibi, toz gibi, çamur hala. Küllük değil de. Bak bu normalde böyle tutamacı var. Ama nasıl diyeyim? Bak şimdi gördün mü, biraz ezince gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle zaten tebeşir gibi eziliyor. Bunların kırılmama şansı tabii çok güç ama gayet güzel olmuş. Boyaması falan da çok güzel, eline emeğine sağlık. Şimdi bazı killer böyle oluyor, onu da bilemezler. Zamanında ben de çok kille uğraşıyordum. Zamanında çok uğraşıyordum, profesyonel anlamda değil amına koyayım ya. Arada bir uğraşıyordum işte, yapıyordum model falan. Oh. Ne? Devam mı? Sonuç. Vallahi bir yoruldum. Şey olarak görüyorum. Hediyelerden sıkılmadım. Yanlış anlaşılmasın. Benim biraz ağrıyor ama. İstersen bak. Zaten yarısı bitti. Son 3 tane kaldı oradan. 3 yapıp final yapalım ya. Ne diyorsunuz chat? Bir kere dur 2 dakika konuşalım da. Abi orada Zara kutusu var mı? Göremedim diye soruyorum. Yanlış anlama. Var. Devam mı tamam mı? Yani birazcık daha yaparım. Saat kaç? Şu an benim telefonum da yok ortalık. Saat 11.30. İstiyorsanız 12'ye kadar yapalım. Sadece sizden şunun cevabını merak ediyorum. Tamam bugün böyle bir an paylaşıyoruz. Fakat bu hediyelerin devamını çok seri her yayınımda açmam lazım. Yani 2-3 saat, 4 saatlik yayınların arkasındaki böyle bir saati boşluk olarak bırakıp bunları buraya geçip açsam mı her yayınımın sonunda? Keyifli olur yani. Keyifli olur. Böyle bir mola gibi olur. Hem yorulmaz. Çünkü bugün şu an bunu bitirelim desek sabah 4-5. Hepimiz biteriz yani. Çünkü 5 saat olmuş ve yarısı bitti daha. Yarısı bitti 5 saatte. Evet. Muhabbet de ediyoruz tabii. Ama mecbursun abi hediye için incelemeden. Daha bütün büyük kutu, bayağı büyük kutular var orada. Küçükler daha seri biterse daha iyi olur diye düşünüyordum ama. Gel bir ufaktan açma, bir dinleneyim. 2 saniye siz de oturun. Bir içecek mi içecek için bir biskrem biskrem yiyin ya. Al al kafana göre olmuyor. Yorulmadıysan al. Şuna yana dikkat et. Bu dağılmış. Evet. Bu yine sağlam, kalın, etli. Bu gitmiş. Olsun kanka, muhabbet güzel. Ben o yüzden zaten seviyorum. Abi, orada Zara kutusu var mı demiş. Abi kalanını IBAN'dan gönderecek ya, şaka bir yana iyi ki varsın. Ha bir daha yollamış binlik. He şaka bir yana iyi ki varsın, senin sayende oldu bunlar. Chat kalp Şubat ayında da hediyen hazır inşallah. Vallahi kardeşim yap, ben dediğim gibi ne olursa olsun chatle eğleneceğimiz bir kart oyunu yapmışsın. Ne güzel destek olabilmişsek ne mutlu yani, eminim. Ben değil, ben söyleyelim oğlum. Onu ilgi duyup da alanlar chattekiler, ben değilim ki. Onlara teşekkür etmen güzel olmuş. Su içtin mi bugün, dağıldım. Ya verme ya, kolay şerim ya. Tam bir eski Tukan hareketleri bunlar işte. Nasıl, o nasıl bellendi lan evin? Oha çok, burası çok komple dolu. Hepsi ambalaj çöpü değil mi onlar? Elin acıyor mu? Yok ya. Hafif. Hafif bir yanma var. Ama öyle derecesini bilmiyorum yani. Çok değildir. Görebilir miyiz odayı? Şu an göremezsin. Kamerayı oynattık mı sıçarız ha? Yo, ayna yok mu? Yansıtma yapalım. Ver kamera, telefonunu ver. Aç kamerayı göstereyim. Görebilirler mi böyle? Bilmiyorum ama. Ya işte anlarlar o kalabalıklığı ya. Yerdeki yemeklere bak. Gördük, tamam iyi. Valla şu ana kadar direnip de izleyen ve hediye yollayanlar aranızdaki varsa tek tek yine teşekkür ediyorum bu arada. Ağaç bağışladık. Sana mail olarak attım. Bakabilirsin. Doğum günü kutlu olsun Memolicim. Ne güzel bir düşünce. Teşekkürler. Amal teşekkür ederim. Abi orada sonra onu okuduk. Onu kanın kanırını Broadgur kardeşler zaten yolladım. Chat çok hızlı akıyor lan. Okuyamıyorum. Bir dahaki doğum gününde ben de göndereceğim. Ver. Ver 2 tane 3 tane şurayı tam bir bitirelim. Zaten sonuç burası. Sonuç mu? Ana ne güzel kutu lan. Happy birthday kutusu direkt. Şöyle bir mor kutumuz var. Bu kutulara kıyamıyorum. Çok güzel kutular. Wow. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu ne lan işte motor. Yok kumandalı bir şey mi acaba? Kumandalı değil ya. Ama şeyi var bak. Benim anı kutum bu kadar. Böyle. İkincisi de lazım. Bir tane. Ha? Bir tane daha lazım. Lazım. Yayında okuma. Kutudaki notları okuyabilirsin. Lütfen tek başınayken oku. Merak ederim. Okuyamam oğlum. Okuyacağım güzel yerler varmış ama. Bunu yayından sonra okurum akşam. Evet bakalım içinde neler var.
Hello I am she. Bebek fotoğrafı. Burada bir sanat var. Büyü resmi. Büyü olmasın lan. Yok canım. Benim bir kahramanım var, ben ona baba diyorum. Bir anda şuradan çocukla biri gelsin diye kokumda. Ne 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 ne. Tövbe ya. Aa. Ama ne var üzerinde? Ama kız. Çok güzel lan. Tam stres şarkı ama bizim dilden. Her ay oynuyorsunuz biliyorsunuz. Burada küçük notları okuyabilirsin demiş ama ben yine de şöyle bir bakacağım. Şu bebek kıyafeti ne? Öncelikle sana neden bunu aldığımı düşünebilirsin. Hatta görecek tepkinde izliyor olacağım. Az önce izledi zaten. Bu hayatta baba kavramının yakıştığı kişilerdensin. Sohbetindeki çoğu çocuk izleyicin emin ol senin gibi bir babası olsun iste. Estağfurullah. Bir bebişin olursa onun üzerinde görmek isterim. Yengeye selamlar demiş. Daha eyvallah. Ama çok az, bu çok hoş, derin bir mesaj aslında. Ağlayacağım amına koyayım birazdan. Siktirin arkanızda. Tamam şimdi anlaşıldı. O anki tepkim böyle bir garipti ama. Şaka yaptım, dışarı bak. Bu tabloyu minik ressam çizdi. O da şu an seni izliyor. Aa, biz var ya çok ön yargılı puşlarız amına koyayım. Yani gerçekten şunu bir bebek çizmiş arkadaşlar. Biz de büyü mü? Büyü mü bu gün mü falan dedik ya. Çok özür dilerim valla. Kusura bakma. O da şu an seni izliyor olacak. Kalbi kırılmasın, kariyerini yarım bırakmasın diye fazla eleştirmezsen sevinirim. Bu işlerde çok yeni ama o da sana hediye yollamak istedi. Eşsiz bir tablodur. Müzeler milyon dolara bile verse satmaz. Ressamın fotoğrafı tablonun arkasında. Arkadaşlar bu ufak yavrucak çizmiş. Nasıl çizmiş? Allah belamızı versin. Tövbe çok özür dilerim. Şu an var ya mahcubiyetten ölüyorum ya. Ya o kadar çok farklı şeyler yaşıyorum ki buradaki Sait falan da çok şey bildiği için hep böyle o aslında benim değişkenliklerim o tecrübelerden dolayı bir donukluk oluyor. O sebeple ama anlarsın sen beni ya kaç zamandır izlemişsin. Ancak bu kadar toparlayabilirim daha fazlası çok şey. Allah bağışlasın bu arada çok tatlı. Ben bunu stok fotoğraf sandım yemin ediyorum. Ve bunu ne düşündüm biliyor musun? Stok bir fotoğraf bu. Hani her kızın böyle her kadının bir böyle hayalindeki bir bebek vardır bir görüntüsü vardır ya öyle bir stok fotoğraf sandım. Allah bağışlasın. Açıklama da çok iyi bu arada. Bu da bizim adı ne acaba ufaklığın? Bu da eniştenin falanmış. Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Eniştenin kaza mı bu? Bana mı? Annos kaza diyor. Harbiden Annos kaza gibi. Çok güzel ama tam yılbaşında böyle Noel babaya evrilmeden önceki baba kaza. Bunu geç. Bu boş. Bu kartlar boş. Yani içindeydi bunları açtım. Bir not daha var. Baba olunca giyersin abi. Tamam. Yeni yıl sana mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. Nice hedeflerin, hayallerin ve yayınların olsun. Bu hırka seni sıcak tutsun. Sen de hoş sohbetinle sohbettekilere sıcak bir ortam oluşturursun. Bak hep sizi katarak konuşuyor. Aslında Esme'den alacaktım ama o güverte omuzların sığmayacağını düşünüp X-Larch ile değiştirdim. Mutlu Noeller demiş. Teşekkür ederim. Kazak çok güzel bu arada. Ama başta büyük sıçtık yani hani. Övüyor mu, gömüyor mu belli değil. Yok oğlum çok çok özel düşünülmüş hediyeler. Bunu da anı kutuma koyacağım. Olur da Allah nasip eder bir tane ufaklık olursa giydireceğim. Benim bir kahramanım var. Ben ona baba diyorum. İçliği midir bu? İçliktir bu. Öyle mi deniyor bebek şeyinde? Senin ufaklığın da çizimini buraya koyalım. Bu stres şarkını ayır. Bu da galiba ufaklığın oyuncağı o zaman. Yani o da diyor ki bebeğin olursa üstüne bunu giydir. Bunu da eline ver. Kaza da giy oturun öyle amına koyayım der gibi bir senaryo var burada. İyi yaşa. Dene abi. Ya oğlum. Ama üzerimde hoodie var şu an. Baba olunca giyeceğim dedim. Baba olunca giyeceğim dedim abi. Şimdi ne yapayım çocuk mu yapayım iki dakikada? Oğlum çok duygulandım demiş. Hadi giyeyim. Bu kadar şey yapılmış. Gel bakayım babacığına. Harbiden oldu ama ha. Hoodie o biraz bol ama... Sıkıntı yok. O zamana kadar bir göt göbeği salarım. Oldu mu? Hadi biraz üstüme dursun. Bunu paketine koyarız sonra. Çok güzel bir kutu. Teşekkür ederim tekrardan. Allah analı babalı büyütsün çocuğunu. Son iki. Bir de klarnet abi. Oo. Dilerim ki inşallah kullanırsın. Dolabı her açtığında sevdiklerini gör istedim. Dolabı. Hangi dolabı? Buzdolabı mı? Kıyafet mi? Kıyafettir bence. Kıyafetlik nasıl olacak öyle? Etmez ya. Aa magnetler. Dolabı her açtığında. Ben de için düşündüm. Şimolar.
Benim yeğen, Mert, yeğen, Şimo, yine Mert, Eyşan, Mert çocuğum. Bizim aile. Uyuz oluyor mu Tospiye ya? Eyşan. Ha? Verdim annemlere ya. Manyak oğlum o kedi. Altlık da yapmış güzel gözüksün diye. Ya sen ne tatlısın ya. Şuna bak, altlık yapmış güzel gözüksün diye. İsim. Attık mı şeyin içine? Anı şeyini. Evet şu. Hayır bunun bir üstünde mi yazıyor ha? Ezgi, Ezgi'cim. Teşekkürler. Bunu kutuya harcamayalım. Bunlar burada dursun. Buzdolabına asarım bunları. Şunu buzdolabında hayal ediyorum ben. Uğur. Ayseren. Bu oyun. Aha. Hazır bizim turnuvalar dönerken. Naycir. Seversin. Gel bir gün tokatlayayım seni. Chest'te. Bunu aç bir. Ana diyor. Şimdi arkadaşlar. Kale ileriye, geriye veya yana gider ama dolu bir kareye geçemez. Bak bunları unutmayın. Fil çapraz gider. IQ seviyesini ve sosyal becerileri arttırırmış. Chat'teki birkaç arkadaşa sesleniyorum. Görselleştirme, canlandırma, odaklanma. Bu satranç güzel işte. Oynamak, pratik yapmak da. Ahşap satranç takımı. Çok teşekkür ederim. Bunu hiç açmıyorum. Bu kutu olarak dursun yeni evde. Rozean, bu da benim doğum günü hediyem olsun. İyi ki doğdun abicim, nice mutlu senelere. Rozean'cığım kesene bereket. Siyah poşete sarılı tablo gibi bir şey var mı? Ben deliriyorum bu arada, o yüzden söylersen sevinirim. Kardeş özel sipariş almıyoruz. Bir dakika, Naycir demişken bu yurt dışından mı? Naycir'in abi. Naycir'in mi bu? O Naycir'in. Bunu çünkü geç geldi. Naycir, açıyorum senin hediyeni. Bir dakika, aradan kaynadı satranç. Ezgi miydi o? Ezgi bir öncekiydi. Doğum günün kutlu olsun Tuğkan abi. Umarım beğenirsin. İsmi yok ama okumuştum. Ayş neydi ya? Ver bakayım. Heh, buldum. Ayseren, teşekkür ederim. Naycir'in hediyesine bakalım. Ta Amerikalardan yolladı. Gözüm bunu mu arıyor? Bu direkt burada duruyordu. Ben kendim koydum oraya. Sen geçen getirdiğinde. Bir kartpostal. Başka bir şey detay yok galiba. Rapa Nui. Türkiye'den yaklaşık 16 bin kilometre uzaktaki Rapa Nui adlı bir adada yüzyıllar önce insanlar atalarının anısına gücü ve otoriteyi temsil eden Navi adında devasa heykeller dikmişler. Bu heykellerin halkı ve topraklarını koruduklarına inanmışlar. Yüzyıllar sonra yerel sanatçılar tarafından benzer bir benzer bir volkanik taştan oyulan bu heykel de umarım sana uğur getirir. Yeni yaşın kutlu mutlu olsun demiş. Canımsın. Teşekkür ederim. Navi Navi. Nigar bakalım, önce bir şuna bakalım. Yaşlandı, gözden değil. Arkadaşlar el yazısı bunlar. Herkesin el yazısı farklı. A mı O mu anlamıyorum. Mesela bak şunu gördün mü? Yol diye evet. Okudum. Aslında V'sinin altı uzunmuş. Volkanikmiş. Ne dişi lan bu? Balık köpek balığı bu. Balık bu evet. Yani köpek balığıdır. Balık değildir de. Lapin ağzı değildir. Naycir bu gerçek ne? Gerçek köpek balığı. Gerçek köpek balığı dişi mi? Seneye sana okuma gözü sikerim bak. Adam gibi konuşun. Oğlum benim yaşım kaç biliyorsunuz? Gözümde 0.25 bozuk. Kaşımı kaşıyım da nazar değiyor, sonra yarın gözlük takmaya abi, başlayacağım. Benim gözüm daha bozuk sanırım. Ama benim gözüm hiçbir zaman bozulmadı ya. Yani bir ara 0.25'ti sol gözüm. Çocukken bir ara böyle ortaokulda mı ne? Sonra o geriledi. İlginç. Göz kendini yeniledi benim. Bence gözlük takmadan önce biraz kitap okumaya başlayabilirim. Evet. Çok güzelmiş. Bu arada bu çok değişik bir set oldu oğlum burası. Evet, güzel oldu. Evet, çok yakışıklı olmadı mı ya? İstesem bu kadar. Baksana buradaki renkler falan birbirine çok uyumlu oldu. Allah'ım lütfen bir şey kırmış ya. Oh. Bu da az önce anlattığı... Nayın. Ama bu... Bir dakika, volkanik taş bu. Lan bunu akvaryuma koyarım ben. Yok. Bağımsız. Bak bu. Hatırladınız mı tipini? Nam. O şapkası diyor galiba. Yok ya. Yok oğlum böyle. Öyle yapalım mı acaba? Ben mi yanlış gördüm? Böyle bir şapkası yoktur amına koyduğum. Yok. Şapkası olamaz abi bu. Herkes bir de ona spam diye.
Ulan chat. Tamam böyle daha güzel ya. Bir de şapkasının bunun taşı farklı. Yazdı gitti yukarıya. Ya Nigel ya. Ha? Ya ne fark eder canım? Öğreniriz onu. Yazar da. Bence bu böyle kanka. Çok güzel ama bak bu da işte çok güzel bir salona. Doğal ha. Çok teşekkür ederim Nigel'cim. Hadi bir tane daha bonus açak ya. Bonus. O zaman sen seç onu da. Bunu anı kutuma koydum. Ömür boyu saklamak üzere. Şunu attım. Bir tane de ben seçeyim arkadan hadi. Ya şurada çok büyük bir şey var da ne olduğunu bilmiyorum. Asıl burada büyük bir şey var. Nerede? Evet, şu tablo var. Burada. O tablo bizi şu an öldürür. Doğru. Ya şu limon ağacını açak mı? Ölecek buradaki ya. Pide. Pide mi? Hayır abi bu bak. Bu ne biliyor musun? Bir sertifika falan mı söyleyeceğiz bu? Evet. Bu değerli bir hediye. Bir şey. LÖSEV yaşam sertifikası. Sevgili Tuğkan Gönültaş, doğum gününü kutlamak için bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli bir armağan bulamayacağımı düşündüm ve senin adına Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulundum. Rümeysa, teşekkür ederim. Ve böyle bir çok değerli şey yollamışlar, sertifika tablosu diyeyim buna. Teşekkür ederiz valla. Hatırlıyor musunuz? Bunu ilk benim hediye yayınımda yıllar önce, belki sen hatırlarsın 6 sene önce, 7 sene önce biri denizde kullanmıştı. Yunuslara bir şey yapmıştı. Böyle sürekli bir... Evet. Bir bağış. Atıyorum 50 tane, 100 tane hediye geldiyse 20'si hep bağış üzerineydi işte. Aynen. Ağaçlara yatırım yapanlar, çocuklara yatırım yapanlar. O zamanlar çok farklı hissettirmiş tabii. Hakim olduğumuz bir şey değildi böyle insanların buna düşünmesi. O da onlardan biri olmuş. Teşekkür ederiz. Bu da senin güzel adına saklanacak bir şey. Ya da asılacak bir şey. Abi ne abi? Evet çok kıymetli. İnsanın açası geliyor ya. Abi de merak da ediyorum hepsini ya. Mezura var. Niye mezura var? Vardı. Bir dakika mezurayla kurdele yapmış. Ben onu kesmeden önce. Bak detay çok güzeldi. Ben kesene kadar. Seni hiç alakadar etmez. Memati. İçinde bir adet falım sakız var. Hot chili bir şey. Burada bir adet para var. Yok artık ya. Bir adet mum çıktı. Garip bir hediyeye dönüşmeye başladı bu. Kim amına koyayım? Çıkartamadım vallahi. Yayında oku. Doğum günü kutlu olsun yakışıklı abim. Penny arkadaşlar, Penny ya. Şu zor zamanlarda gülüşüm yaptığın için ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bana abi oldun, arkadaş oldun. Husband materyal oldun. Kendine çok iyi bak, özletme kendini. 27 uğurla gelsin. Medine ve Şeyma'dan gelmiş. Ben gitgide bir Noel abiye dönmeye başladım kırmızılı mutlusu. Peki bu niye? Bir yandan da hani bunlara mı aşıksın? Kim bunlar? Tanıyor musun? Kim o? Yok hiç tanımıyorum. Göster abi, nasıl göstereyim oğlum işte bu. Belli oluyor da karşı. Ben zoomlayayım mı? Zoomla bakayım. Johnny Depp değil lan. Johnny Depp değil oğlum. Birisi sanırım biliyordu. Aa dedi, isim yazdı ama. Tam demek ki çok bilinen biri değil ya. Ha ben merak ettim. Kurt Cobain. Team Wolf'taki adam değil mi? Şunları da hallettik. Sait'cim al mezura. Bir de o yumuşak et şeyi de çap da ölçersin onunla. Bir de bu var. Vallahi arkadaşlar her yer hediye ya. Oo. Aa. Aynısı. Ana iki tane oldu lan. Yok lan. Yapmış olabilirim o yüzden baktım. Bak sete bak. Papatya çayı. Ha, olmazsa olmaz. İyi yaşa. Sevgili Tuki, öncelikle Only Clive toksik tayfa koordini yaptı. Toksikler derken papatya çayı içmesin, sakinleşmesin. Doya doya doğum günü kutlarsın. Tabii 28 olmak zor olmalı. Şaka şaka, yeni yaşın her zaman huzuru getirsin. Not oğlak erkeği. Let it! Let it! Ulan harbiden papatya çayı yollayacağım sana derken doğruyu söylemişsin. Bu mektup da herhalde yayında okumamam için. Miyavlamış lan. Okumayayım mı bunu yayında? Oha bunu okumam zaten. Gazete yazdı. Papatya çayı ya. Bence bir boka yaramıyor. Ben aldım kendime 3 kutu. İçtim birkaç defa. Daha sinirli oldum. Şunun derece olayı çok güzel ama. Yurt dışından mı geldi? Yurt dışından gelmemişti. Bu yurt dışından mı? Evet.
Oğlum, üç tane vardı mı? Ama bu benim zaten duyurduğum bir şeydi hani. Bunu kullanın dediğim. E aynısı. Bence bunun içinde başka bir şey vardır. Yo, bayağı set. Ve çok güzel bir set. Yalnız bak, eğer bu çok hesaplı bir şey arkadaşlar. Ben bunu bayağı aktif kullanıyorum. Şu sakallarımın üstü için. İşte bacak kılı, kol kılı falan da çok güzel. Bu aslında tüy alıcı. Ama bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Bak şunun kafa kısmı var ya. Bu aşırı titreşimden böyle, ama bayağı uzun bir süre sonra. Şu içindeki küçük vidalar titreşimden oynuyor, çıkıyor. Bunu söküp vidaları tekrar sıkman gerekebilir. Maksimumun dışında hiçbir problem yaşamadım. Ve geçen gün bu kırıldığı için gittim kendime ne olduğu belli olmayan, yani bilindik bir markanın ürününü aldım. O çok kötüydü. Bu çok güzel. Yine buna dönüş. Sen almış mıydın bundan da? Vay Johnny. Ulan sen abinin yolundan gidiyorsun. Helal lan sana koçum benim. Abisinin yolundan giden hiçbir zaman şaşmaz. Kimin bu? Abimin de var. E oğlum, bunu ben story atmıştım hatırlıyorsanız ya. Hani bir işbirliği falan değildi yani. Buna bir arkadaşım önermişti bana. Belki hediye gönderemedim ama chat olarak en büyük hediyen olduğumuzu düşünüyorum. Sen de bizim en büyük hediyelerimizdensin. Seviliyorsun kral. Teşekkür ederim Alperen'cim. Linki var mı? Ya bunun bir sürü markası var oğlum. Bunu Trendyol'a falan yazdım mı 7000 tane çıkıyor ama. Crash makinesi yazdığında çıkıyor direkt. Evet, çıkıyor böyle altın maltın. Power Tech'in bu. Yani öyle aşırı pahalı bir ürün değil zaten. Fiyatına göre çok iyi. 160 liraya falan almıştık. Şu an taş çatlasın 300-400 liradır bunlar yani. Saat 12 mi? 400-500'e çıkmış mı? Yine normal abi. Kim almış bunu? Zonguldak'tan gelmiş. Şirketten gelmiş. Acaba yayında söyledim. Oğlum acaba ben kendim aldım amına koyayım. Bu mu acaba? Ah siktir. Bir dakika dur bakayım. Ben bunu kendime aldım. Kendime aldım ürün mü aldım? Görünce yurt dışı sandım ben. Benim telefonum nerede? Bakacağım amına koyayım. Ulan bu herifleri hayrına ikinci bütçe alsam bu kadar reklam yapamam amına koyayım. Yeminle şaka gibi ya. Dur bir dakika. Teşekkür edeceğim bir de. Bir saniye. Öyle 467 liraya almış. Hatta o dediğim ürünü de aynı anda almışım. O daha pahalı. Arkadaşlar B12'likten değil oğlum. Burada kargo çok fazla, kalabalık. Sandım ki biri bana niye bunu hediye aldı? Zaten ben duyurmuştum diyorum. Not falan da yok. O zaman size bir şey açıklamam lazım. Bu arkamızda gördüğünüz bütün hediyeleri biz kendimiz hazırladık. Kimse hediye yollamadı. Hepsini ben yaptım tek tek. İki aydır niye yayın yok sanıyorsunuz? El işi. Kül tablası yaptım 9 tane. Tabii şu epik bir andı, bunu hiç unutmayacağım. Evet. Gerizekalının önünde geldi. Bugün bu gaf üstüne gaf. Aa, kendime hediye almışım amına koyayım. Olsun, kendim almışım oğlum. Bu böyle mi takıldı kanka? Gözü çünkü... Gözü denk geliyor mu? Geliyor. Ne oldu yine ya? Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Bakayım. Şunu bir oku da. Aa, canını yediğim ama nasıl bulacağız onu ya? Kutunun tipi var mı ya? Bunu söylemeyeceğim yayında ama dur bakayım. Hala yaptığım gerizekalılığa gülüyorum. Bu kimden gelmiş? Oo, gümrük vergisi, gümrük. Bunları kim ödedi? Gümrük vergileri falan. Sen mi ödedin? Not aldın mı bunları? Yok. Bak kanka, alman gereken bir not var burada mesela. Bu ne ya? Manevito. Manevi bir hediye. Mehmet, sevgili Tuğkan, bu hediyeyi sana Almanya'dan gönderiyorum. Seveceğini düşündüğüm için almak istedim. Takmak zorunda değilsin. Sadece benden sana bir anı kalmasını istedim. Ailemle birlikte seni severek takip ediyoruz. Eğer ki bu hediye doğum günü yayınına kadar yetişirse ne mutlu bana. Kanka bekledi bile ekstradan. Doğum günü kutlu olsun. Ailem ve sevdiklerine birlikte nice yaşları mutlu ve huzurlu şekilde geçirmen dileğiyle sağlıklı çakal demiş Mehmet. Gecko. Bu da çok güzel. Ve ağır ağır. Daha Almanyalardan... Bana hediye almış kardeşim. Bunu da bizim kolyeleri nereye koyduk? Bu arada ben bunu takmam değil, üzerimde görürsün, elbet takarım. Sadece biraz iri, dümdüz siyah bir şey giydiğim zaman takarım bunu yüksek ihtimalle. Çok teşekkür ederim, kesene bereket kardeşim benim. Abi internette 87 doğumlu olduğun yazıyor, benim kafam karıştı. Yanlış o. Biz onunla yıllar önce bir makara geçtik. İşte daha yaşlı gözüküyorsun falan demişti chatten bir toksik. Ben de ne yaşlısı lan dedim. 87 doğumluyum ben dedim, hani anladın mı o zaman? O dedi ki oha dedi falan, yine yaşlıymışsın falan dedi. Biz de böyle yerlere yatıyoruz. O sırada tabii ben 24 yaşındayım. Neyse. O hep öyle kaldı. Datalar öyle girdi. Web sayfalarına öyle girdi. Hep 87 doğumluyuz. Normalde gerçek yaşım 28 oldu artık. Yani 30'a dayandık, az kaldı. Öyle. O çocuk hala beni mesela şey biniyor şu an. Hani 36-37 yaşında falan biliyor keko ya.
Öyle sürünsün pezo. Bizim takılar neredeydi? Şuraya koyayım o zaman bunu. Ağlamak yok oğlum, bu iş böyle. Kolay yayıncı olmadık oğlum biz. Hayırdır? Yeter abi ama. Sen yayıncı kolay olmadın da biz de kolay izleyici olmadık amına koyayım. Gözümden akıyor. Daha bir bu kadar daha vardır değil mi? Bir bu kadar daha var. Yani aslında bir yayın daha patlatsak bir 5-6 saatlik bitermiş. Baba ben bugün var ya net 300-400 liralık Nescafe biriktirdim. Kafamız çok rahat. Evet bu kim? Of müthiş bir yazı. Ama bu direkt bir firma stikeriyle geldi. Yayında okursan daha mutlu olurum abi. Kardeş yazın süper. Ama ben bunu okuyamam. Merhaba abi ben Bahado. Bahado 22. Vallahi billahi Elias'ı okuyamıyorum bak. Bunu şu an fark. Öncelikle doğum günü kutlu olsun abim. Bu sıralar yayınlarını izleyemesem de Instagram'da orada burada kesitlerini izliyorum. Birkaç öncesine kadar 2 yıla yakın aboneliği bıraktım. Ayrıca 2019'dan beri de farklı hesaplardan takip ediyordum seni. 12. sınıf öğrencisiyim ve eskisi gibi takip edemediğim için aboneliği iptal ettim. Tamam oğlum. Biliyorum. Pek ilgini çekmeyebilir ama ben yaptığım işle ilgili sana hediye göndermek istedim. Eskiden izlerken biri... Kanka izle öyle yolla. Orada gayet güzel. İyi bak bunun Elias'ı düzgün mesela. Harfleri seçebiliyormuşum. Eskiden izlerken bir yayında denk gelmiştim. Anı kutusunu karıştırıyordun. Aga be diye bir nota... Bak o yayını izlemiş. Hoşuna gitmiş. Anı kutusuna koyayım diye bana kahve yollamış. Dur şunları bir ayırayım. Kuru vanilya kokusu. Amber kıvamı. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mum mu bunlar? Oh. Tam böyle soft bebek kokusu bak. Çok böyle tatlı, naif bir kokusu var. Huzur veriyor yani. Evet. Amber. Bu amber olmayabilir. Donate atan amber mi diye. Donate atan o amal. Ha, o amal pardon. O kokusu böyle olmaz. Siktirin yunusunu almış. Bak eskisi gibi böyle şakalar yapmıyorum artık. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yaşım artık ilerledi. Çok güzel ama bunun mumu yok. Bak bunun içinde bir şey var. Mum var ama bu ahşap. Ahşap yanıyor. Evet yakılıyordur kanka da. Ahşap ip değil yani. Bu neymiş? Bu işte baba. Yine Şimo Eyşan çevrelimi. Kanka bu bayağı mum da yok. Hayır ıslak biraz ama el yapım bu işte abi. Mis içine de portakal kabuğu fitili koymuş. Fitili bu yine ahşap. Tamam bu mumları yakarım kanka. Markanın adı da arkadaşımızın her ne kadar. Heaven Honey. Cennet balı. Candle. Ahşap değil çıra. Metal yani kanka. O da mı amber? Yok bu daha farklı kokuyor. Diğeri daha şey kokuyordu. Güzel kokuyordu. Ağlanmayın, sor. O arkadaşın kargosu hangisi? Çok, ya bir arkadaşımız varmış, bizi izliyormuş şu an chatte. Hediyesi varmış. Ama birazcık, nasıl diyeyim, izleyemiyormuş, zorlanıyormuş. Bir an önce hani açarsa çok sevinirim diye bize notu mu attım? Notu atmadım oğlum, bak notların hepsi burada. Bak bunların içine atıyorum ben direkt. İftira atmayın. İftira atmayın böyle üstüme hatırlıyorsanız yorgan battaniye çekip psikolojisi bozuk depresif yayınlar yapıyordum. İftira atmayın o günlere dönerim. Ahmetciğim merhaba Tukan bugün benim doğum günüm kutlarsan sevinirim. Seninle doğum günü kutlu olsun. Eyvallah Ahmetciğim doğum günü kutlu olsun. Yaş oldu 35. Abim benim artık yolun sonuna yaklaşıyorsun. Ahmet abim. Doğum günü kutlu olsun Ahmet. Chat Ahmet abinizin doğum günü kutlayın. Kanka bunlar not mu çöp mü? Kırılmasın diye şey yapmış. Hadi ne olur kırılmamış olsun bir şey. Oturan bir adam görüyorum. Aha siktir çok güzel lan. Ey lanet olsun ha şişman tor. Adi herifler. Aklınız fikriniz beni şişman etmekten yana yani. Çok güzel değil mi? 3D printer bu da. Boyamış bir de. Burada bir mektup da var. Bir de bak aynı o halimin fotoğrafını koymuş. Yeminle. Aynısı. Aynı şeyi giydirmiş bile. Aynı şeyi giydirmiş de olabilir evet. Evet. İçinden veya yayın sonrası okuyabilirsin abi. Onurcuğum teşekkür ederim. Allah razı olsun emeğine sağlık. Bu da figürler kısmına gider. Yerde şu yeri bitirip gidek mi la? Bak. Abi, hayır oğlum bu şey kung fu vuruşu bu sadece dokunduğu yere hasar verir.
27. yaş günün kutlu olsun abi. Yalan herkes o kadar ortak ki. Hiç kimse fire vermiyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı sevgilerle birlikte güzel yıllar diliyorum demiş. Mert diye bir arkadaşımız. Aras Karyo. Ergüvan. Yok abi, ne hasarı ya? Bu ne oğlum, burada çok garip bir şeyler var. Bir dakika. Altında besin var. Resimmiş. Baba bu kutular... Bence şey, koruması için. Koruması için mi yoksa kendini bana alıp sonra beğenip cepledi mi aman akıllı? Abi büst var burada yine. Vay 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 vay. Dur, altta da bir resim varmış. Abi onun içinde bir şey olabilir. Bir kontrol edin yine, mektup olabilir. Mert bir de harika bir resmimi çizmiş. Kuru boyayla. Üzerimdeki aynı hoodie varken çok güzel olmuş Mert'im. Bu ele müthiş. Yani doğru malzemelerim olsa birkaç boya atarım. Bunlar aynı yerden galiba diyeceğim de değil ya. Hayır hayır. Ah be atam. Canım atam. Bu da süper. Bunu sanki izledik mi biz Instagram'da falan ya? Çok güzelmiş. Videoda izlemiş miydik harbiden? Bak biri de öyle bir şey söyledi. Değil mi? Ya. B12. Mert'in notunu buraya koyuyorum. Aa, güzel bir şey var burada. Ne, nasıl bir şey söyleyeyim bana? Büyük battaniye yazan mı? Sanki o. Tarif ettiklerine göre. Tamam. Burada çok tatlı bir hediyemiz var. Öncelikle şunu çıkartayım. Ondan sonra bunu çıkartayım. Ve bu elektronik bir şey lan. Yer kalmadı yer. Yok yok, sana demiyorum aslında. Biz de dağıldık, şiştik tabii. Arkadaşlar burada bir adet. Genelde bir şeyler saklıyorlar ya, korkuyorum böyle şeylerden. Peluş oyuncağımız var, köpüşümüz var. Kim olduğunu bilmiyorum ama okuyacağım şimdi. Bu ilk gelen hediyelerden. Biz hediyeleri duyurduk. İlk gelen seridekiler bunlar diye hatırlıyorum. Genelde o ilk yollayanları da, yani bana hızlı yollayanların çoğunu açamadık aslında. Hepsi burada. Böyle bir kamera mı? Kameraya bir şey mi oldu? Plako, dikkatli aç. Ah siktir oğlum. Var ya, dediğini duyduğum an... Dur o zaman bunu dikkatli açalım harbiden. Bir adet plağımız var. Cengiz Kurtoğlu, hangisi bu? Resmini öptüm de yattım. Şimdi plağı yollamış ama demiş ki bu adam bunu nerede çalar? Bilmiyor olabilir tabii, bende bir tane vardı. Sonrasında bir adet de plak almış. Sessiz oku abim lütfen, ama yayında oku, kısa zaten, seni okurken görmek istiyorum. Sessiz. Sessiz oku diyor. İçinden oku, tepkini gör. Ama yayında oku. Error verdim. Oha oğlum, nasıl sessiz 2 saat okuyayım şimdi? Ya bunları niye sessiz okumam gerektiğini ben anlıyorum abi. Ceren'cim teşekkür ederim vallahi. Yazarken bile heyecanlandım demiş. Ya Feyza, ne yapıyorsunuz? Abi ne güzel okuyorsun. Elias ile yazmamış, o yüzden siz okun. Ve bir adet çok güzel bir plağımız var. Hala onu mu arıyorsunuz? Ya çarpıldı herhalde şu an. Göremez bu aslında burayı ama nasıl tarif edeyim? Battaniye sol demiş. Battaniye soluysa o var bir tek. Bunda kamera görmüyor. Evet, bence bu. Bak çanta şeklinde. Açıyorum. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Fulya da bana benzer bir plak şeyi almıştı. O da 90'lardı. Onu ofisimde bir kısma koydum. Orada duruyor. Bunu da yanına ekleyeceğim. Teşekkürler. Çok değerli bir hediye. Yeni evde de güzel bir yeri. Çal çal. Çalayım mı? Vay be kardeşlerim. Çalayım hadi, sizi kıracağım. Oğlum dur, şu diğer hediye açayım, öyle çalayım. Bekletmeyelim. Bir de bir tabii köpeğimiz var.
O mu? Sanırım tarif ettiğine göre bu abi. Şu hediyeyi bir oyuncaklarını oraya alır mısınız? Herhangi bir sıkıntımız var mı bununla ilgili bir şey? Konuşmama, susma, cartçürt, isim. Kuzu mu o? Köpek değil mi o ya? Kuzu galiba. Kuzun öyle kuyruğu olmaz oğlum. Köpek ya. Kuzu diyor. Evet kardeş, açıyoruz senin paketini bakalım. Ben ayaktayken gözüküyor muyum? Biraz şey, belim dinlensin. Şimdi birkaç parça bir şey var burada. Buysa eğer. Oo, yok artık. Bence bu o değil ha. Bence bu o değil. O demişim. Sordum. Merhaba Tukar abi, bugün senin özel günün ve bu satırları yazarken içim kıpır kıpır. İyi ki doğdun. Bu güzel günde seninle birlikte olmasam da sana küçük bir sürpriz yapmak istedim. Berke mi ismi arkadaşımızın? Abi bir info versinler i̇şte ki. Hiç info gelmedi. Sorduk. Ona koyayım. Yaptığın yayınlar sadece eğlendirmiyorsa aynı zamanda birçok kişi ilham oluyorsun. Seninle geçirdiğimiz anları izleyici olarak çok değerli buluyorum. Bu hediye sadece fikir değil, aynı zamanda seninle birlikte geçirdiğimiz anıları simgeliyor. Kardeşim, bunu bence birçok insan biliyordur ama ben komedi yayıncısı değilim. Ben herhangi bir şekilde stand-upçı da değilim. Komik olduğumu iddia da etmiyorum. Ben gündelik bir adamım. Yarenmiş ismi. Bilmiyorum. Okey. Ben gündelik bir adamım. Anım neyse, ruhum neyse onu paylaşan bir insanım. Bunun için de çabalamıyorum. Güldürmek için veya ne bileyim başka bir şey yapmak için. Zaten beni seviyorsun, öyle sevebilirsin. Başka bir beklentiye girersen buradaki birçok insan bence çok da şey yapmaz. Hani böyle ya bu adamın bu özelliğine hastayım falan diyebileceği spesifik bir tarzım yok. Ben de böyle bir yayıncıyım yani. Genelde o çok duyduğum bir muhabbet. O bakış açısını pek anlamadığım için soruyorum. Hani bu adamın gülüyor musunuz ki? Yok. Hani gülmek için sadece burada değiller. Zaman geçiriyorlar gibi bir cevabım oluyor benim. Burada çok güzel bir hediye var bu arada. Biz paylaşım yapan bir ekibiz. Biraz öyle yorumluyorum ben. Paylaşım yapan bir chatiz ya da. Ah siktir. Bunu kendi yapıp kendi boyamışsa. Durun, daha devamı var bunun. Abi of, çok güzel oldu o şeylerin olduğu, büstlerin olduğu yer. Ah siktir. Bunu çok dikkatli açmam lazım. Anam anam anam. Tamam, bu muymuş? Harbi mi diyorsun? Şimdi bir dakika, bunu nasıl montelemeliyiz? Mercanların detayları falan var. Yanlış takıyor olabilirim, yanlış yöne takıyor olabilirim. Çünkü bu buraya değil mi acaba? Şöyle şöyle, mantıken böyle olması lazım. Çok iyi. Dur, daha var, daha var. Daha var babu. Ve artık tordan kurtulduk. Mı acaba? O sayıdan abi çok iyi. Çok çok iyi. Bayağı. Dur bekle. Bu kırılmış mı? Yok. Tamam tamam. Başka bir parça unutmayayım. Bunda bir sıkıntı var. Bu bence kırılmış. Yok, kırılmış olamaz. Ama bu takılan bir şey değil şu an. Belki arkası kırılmıştır abi. Evet, yani sanki burada bir sıkıntı yok. Bu içine biraz giriyor. Ama arkası kırılmış, ama bir Japon dokunuşuyla hallederim ben onu yine. Ama şöyle hayal edin. Çok güzel. Çok güzel. Bunu kendi mi boyamış lan? Kendi print edip kendi boyamışsa. Helal olsun. Ya bu arada şöyle. Konu sadece kendi. Aslında çok saçma bir şey söylüyorum. Berke diye bir arkadaşımız. Onun da chat'teki nick'i Bodur Berke'ymiş ve anladığım kadarıyla kendine bir 3D figür ofisi veya şirketi açmış, bilmiyorum. 3D Atelier.co. Atelier.co'dan da herhalde böyle figürler yapıp satıyor, emin değilim. Bence ona destek olabilirsin. Kusura bakma kardeşim, öyle miymiş? Beraber yapmışlar. Tamam, okey. Çok güzel, müthiş. Geçmiş olsun bu arada kardeşim. Bunu da hemen anı kutumuza koyduk. Bu da baş köşeye gider. Yalnız şunu kaybetmemek lazım. Mercanların arasına sıkıştırdım bunu. Ya balığına falan bak ya. Şeyin yanında çok güzel gidecek bu. Tolga'nın yaptığı tor vardı ya. Çok güzel olur. Onun yanında o da durur. Bunlara bir de aydınlatma böyle. 10 numara 5 yıldız. Yes.
Tamam mıyız? Şunu hep merak ettim, bu ne diye. Al al onu ama çok dikkatli al. Hassas biraz. Aa plak plak plak. Plak getir, ben de o sırada bunu açayım. Bu neymiş? Azra. Azra, senin hediyen böyle dışarıdan bir enteresan formda duruyordu. İki kutuymuş. Ben bunu anlamamıştım. Plak çalacağım. Alacağım şunu bir saniye. Şu Azra'nın hediyesi. Ha öyle mi yapalım? Oo bunu sonra açalım. Burada çok ilişi var. Yani sonra dediğim o plaktan sonra açalım. Dursun bu. Şimdi gelen plak hediyesini bir çalıştıralım. Bir priz gibi bir şey bulabilirsek. Bir dakika dur bunu. Oo. Harbi mi? Seri göt olduk yine. Evet. Abi biraz da Lethal Company'miz yok mu? Yok artık anasını. Ya çok elimin ayarı harbiden yok. Fazla güç var bende ya. Bu gücü nasıl kontrol edeceğimi bilemiyorum ya. Oha. İyi misin? Kanka bu plak değil de bak bu... Sanki bir Allah'a emanet gibi ya. Evet size müzik şölenini de yaptık sağ olsun. Bunu alan arkadaşımıza vesile oldu. Fulya kıskançlığı ölüyordur şu an. Çıkartıyorum abi. Çıkar çıkar. Sağlam uğraşacağız. Bizim bir artı iki saatimiz daha var burada bak ben sana söyleyeyim. Canınız sağ olsun be. Çok güzel. Bırakma ellerini gözlerinden akan yaş. Tamam bu onun şeyiydi. Şu ayrı bir set. Şunu kullanım kılavuzuna ihtiyacımız yok aman abim. Çözdük az önce. Son hediyeyi açıyorum artık. Bunu da açacağım. Ondan sonra kalan bir o kadar dahi bırakıyorum. İşin korkutucu tarafı burada yer kazanabilmek için bilhassa şu bölgede o kadar çok küçükleri ve farklı hedileri arka arkaya koydum ki burada. Bir yayın daha gider. Ama dediğim gibi ben her yayın sonunda yarım saat, bir saat hadi abi chill yapmadan önce ya da yatmadan önce bir hediye açalım burada dediğinizde bu tarafa geçeceğim. Kamerayı açacağım, mikrofonu açacağım ve burada oturarak sizin chatinizle böyle okuyarak hediye açmaya devam edeceğim. Yani belim müsaade etmedi. Çocuklara da yazık yani. Hep çocuklara yazık dedim. Bizimkilere yazık yani. Saat de 1'e gelmiş. O yüzden bunu açıp gideceğiz. Az önceki o 3D hediye Poseidon, Yaren boyuyormuş, Berke basıyormuş. Berke basan, Yaren boyuyan. Evet, kız arkadaşıymış onun. Kız arkadaşıymış. Süper. Bir tane daha isterim. burada yine bir el işi mevzular dönüyor. Bak görüyor musun? Hiç şeye gerek yok. Bu bir arı. Minecraft'larız. Değil mi? Kartondan yapmış canımın içi Azra. Burada bir adet aksalot var. Minecraft aksalotu. Yani kareleri boyayarak böyle bir şey üretmiş. Yayında oku, yayında oku. Öncelikle selam Tukan abi ve chat. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Senin daha 6 aydır takip ediyorum. Aa yeni izleyici Azra. Neyse abicim inşallah hediyeni beğenmişsindir. Elimden bu kadar geldi. Benim abim yok ama sen abim oldun canım abim. İyi yayınlar. Bu arada muhtemelen yayında olacağım fakat abonem yok. Haberin olsun eğer geç saat olursa uyuyor olacağım. Ama her türlü izlerim. Ya. Ya canını yediğim ya. Nikini verseymiş de bir abonelik hastaymışız. Uyudu galiba. Uyumamış olabilir. Burada bir eldiven çizimi var. Burada bir adet creeper bacakları. Bacak. Ama bak bu ters bant mantığıyla yapmış. Bu yapışır. Creeper'ımız var. Burada bir mektup var. Bunu yayında oku dediği. Diğer olduğuna göre onu okuma diyordur. Creeper'ın bacağı yapışır. Burada yine plastikten yaka yaka şişelerden galiba. Abi sanat yapmak isteyen, bir şeyler üretmek isteyen üretiyor baba. Vallahi. Yani bu bir hobi ise kızın ve bunu bu çevrede bulduğu malzemelerle yapıyorsa bu hobidir abi. Bu şey değil işte. Bahane arayan bir insan değil, anladın mı? Ne zaman hobi konuşsak birçoğunuz diyorsunuz ki para mı var, zaman mı var, moral mi var? Abi yapan yapıyor yani, anladın mı?
Tembelliğinden amına koyayım bize artistik yapıyorsun orada. Azra burada mıymış? Azra Tuki 87. Sen o mu? Dur bakacağım. Ama bence ona bir chatten biri kesin abonelik atmıştır. Şunu da sola takayım. Siyah dengesi bozulmasın. Bak ilk defa siyah bileklik geldi. O değilmiş. O değil mi? Allah Azra beleşten şey aldın. Selam Tukan abi. Galiba bu notu benim kağıdımın içinde buldun. Seni çok seviyorum ama okulu ve mükemmel kesinlikle doğru ayırmadım. Yayınlarını beraber ilerletemiyorum. Ve annemler izin vermediği için Twitch'im yok. Çünkü ders çalışmasam beni... Ne demek? Abi seni ve yayınlarını çok seviyorum. Arkadaşlarımla sana bir bardak göndermek istedik. İnşallah Arkların bardak hakkında spoiler nasıl yazılıyor acaba vermemiştir. Ya senin canını yerim ya Azra. Azra, Azra! Azra! Azra, Bahar, Twitch adı, dur Bahar'ı bulduk. Twitch adı Bahar İste 862, Bahar İste 78. Biri yeni, biri eski. Azra, Twitch adı Azra alttan çizgi Tuki 87, doğruymuş. Doğru yakalamışsınız oğlum. Tuki 87 yazıyor işte sonunda Tuki 87, 2'yi var. Chat'te yok. Hadi ya. Hepsini yakaladılar bak. Bu da şeyin hediyesi. Doğum günü kutlu olsun. Yayın dışı okursan sevinirim. Dur amancım ismine bakayım. Azra. Bu da kahverengi set gibi duruyor ha, bronzlu. Allah Allah. Sanki hepsi anlaşmış. Bir şey unutmadık değil mi burada? Bunu açtım. Onu açacağım şimdi. Bardak almışlar. Şu da notların arasına. Bunları, şu çöpleri buradan alalım. Bunu da içeri dökelim. Bu Azra'nın kutusu olsun. Şöyle verdim oraya. Burada abi. Bu ısınınca içinden bak görüyorum burada Eyşan var galiba. Ailemle fotoğraflarım var. Holmes'le benim fotoğrafım var. İçinden ana. Bak işte yılbaşı yayınında bunu çalışmadı. Çalışma değil, bunlar ötmüyordu. İçine sıcak bir şey koyar mısın? Kalbimi. Tamam abi, bunlar umarım beğenmişsindir. Güle güle kullan. Bunları ne yapayım? Bunları atayım. Atmak olmaz. Kutunun içine koyalım. Bunu kutunun içine koyalım. Sıcak bir şeyimiz yok. Maalesef. Sıcak bir şey içeride var. Tamam diyecektim. Çatlıyormuş. Kahveli yollamış. Belim çok ağrıyor. Yok bu İslam bu çıkar bir şey yok. Hemen tribe girmeyin. Ama böyle olmuyormuş yapmayın. Evet bunu da kupamıza ayıralım. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Dağılıyoruz mu şimdi? Burayla mı mücadele edeceğiz? Abo! Vallahi arkadaşlar. Ne desem az. Şöyle bir oturayım da bir Aykos içerken kapatayım yayını. Belim koptu koptu. Battaniyeli kutuyu aç. Deniz Tony dur. Yeter. Vallahi öldüm. Söz açacağım. Tukar abi nice yılların olsun. Bilmiyordum hediye gönder muhabbetini. Ya ben story atmak istemedim. Yalan yok. Yani... Bunu story atsaydım herkesin belki haberi olurdu bir şekilde ama şey Instagram grubunda yayında ve Discord'da döndürdüm ki aktif burada birlikte takıldığımız insanlarla yapalım onu dedik. Aa bitmiş lan. O sebeple duyurmadım yani canı sağ olsun sıkıntı yok. Vallahi eğlendiyseniz ne mutlu bana. Biraz uzun sürdü bitiremedik de ama ben bittim. Yoruldum yani yalan yok niye bilmiyorum belim çok ağrıdı çaktırmıyorum. Bir ufaktan yandık küçük böyle... Riskler atlattık ama iyiyiz bence. Sıkıntı yok. Şimdi burada teşekkür etmesi gerekensiz değil benim. Daha bunun devamında da açacaklarımda da teşekkür edeceğim tabii ama şu ana kadar en ufak bir konuda emek veren vermeyen önemli değil. Eminim birçok kişi hediye yollamak istemiştir ama yollayamamıştır bazı sebeplerden ötürü. Hiç sıkıntı yok. Ben hissederim o kalbinizi. Teşekkür ederim. Ateş topu fırlattın abi daha ne yapacaksın? Hepinize çok çok teşekkürler. Düşünen, yollayan, niyetlenen... Hiçbir şey yapmayıp izleyen, bu ana ortak olan herkese teşekkür ederim. Bizimkilere de teşekkür ederim. Karnımız acıktı diye yemek yollayanlara da teşekkür edelim. Öpüyoruz hepinizi. Eğer şu ana kadar bekleyip de hediyesini açmadığım varsa lütfen bana kızmasın. Sözüm olsun. Bu hafta hepsini bitiriyorum zaten. Bu kadar çıktı benden. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet. Donate atanlara da teşekkür ederim. Abone olanlara da teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Ellerim biraz sıcak yalnız. Hala yandığı için. Öpüyorum. Limon ağacını kim yolladı bilmiyorum. Onu açıp ekeceğim.